Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Geyhüstrevin Gavus'un yanına gelmesi Keyßer'ev padişah Kiavus'un yanına gelince bütün yeryüzü renkler, kokular ve süslerle bir gül bahçesine dönmüştü. Her taraf donanmış, süslenmiş, evlerin kapıları, damları, duvarları hediyelerle doldurulmuştu. Her yanda çalgıcılar ve şarkıcılar çalıp söylemeye koyuldular. Her yer gül suları, şaraplar, miskler ve safranlarla dolmuştu. Bütün atların yerlerine misk ve şarap sürülmüş Şekerler, paralar ayaklar altına atılmıştı. Hüsrev'i görür görmez padişah Kâvus'un kirpiklerinden yanaklarına doğru gözyaşları verdi. Karşılamak için tahtından inerek ona doğru yürüdü ve yüzüne yüzünü gözünü sürdü. Genç padişah kendisine saygılarını sunduktan sonra padişahlara yakışan bir yürüyüşle gidip tahtın üzerine oturdular. Padişah Kavuz, Türkler onların padişahlık tahtı ve ordusu hakkında pek çok sorgularda bulundu. Keyüsrev de karşılık vererek, Efras yap denilen o akılsız padişahın kötülüğü yeryüzünü kapladı. Ne diye bana o uğursuzu soruyorsun? O dünyada hiçbir muradına erişmesin. Tacı da tahtı da yok olup yerin dibine girsin. Benim babamı düşküncesine öldüren ve annemi de vahşicesine döven o değil mi? Hem de o zaman annem bana gebeydi ve beni daha karnındayken öldürmek istemişti. O meydunun başı hiçbir zaman kederden kurtulmasın. Ben doğunca bu sefer de o değersiz herif beni hemen dağlara yollattı. Orada işim gücüm gece gündüz davarların, keçilerin, mandaların arasında yaşamak ve şu dönen güneşin dönüşlerini saymaktı. Nihayet Piran o dağlara gelip beni aldı ve o ikinci herifin yanına götürdü. Onun yanında kaldığım müddetçe onun her hareketinden ve durumundan çekinir onun öfkesine ve azarlamasına uğramak korkusuyla kıvranır dururdum. Efras yap bana birçok şeyler sordu. Ona verdiğim karşılıklarda aklımı ve yetikliğimi gizlemeye çalıştım. O bana baştan sordukça ben ayaktan, yemekten sordukça da topraktan bahsettim. Tanrı o anda onun aklını ve düşüncesini aldığı için o da beni akılsız bir genç sandı. Böyle beyinsiz bir genç olarak bulunca lanetler okuyarak beni annemin yanına gönderdi. İnciler yağdıran bir bulut olsa da babasını öldüren bir adamı insan sevebilir mi hiç dedi. Bunun üzerine kâvus ona ey yüce kahraman bütün dünya senin tacına muhtaçtır. Çünkü sen soy ve sopça büyük adamların tohumundan dünyaya geldin. Padişahlar padişahı gibi bilgili ve bu tahta layıksın dedi. Hüsrev padişah Kavus'a Ey yüzyıllar görmüş tahtın padişahı! Bir de Giv'den, onun benim için yaptıklarından bahsedecek olursam şaşar kalırsın. Fakat şaşmak da bir şey ifade etmez. Çünkü bir insanın bu kadar iyilik yapmasına imkan olduğu kabul edilemez. O benim için ne zahmetler çekmedi, ne fedakarlıklar etmedi. Beni Turan'da arayıp buldu ve benim için birçok savaşlara girdi. Eğer o bunca zahmetlere katlanıp da Turan'a benim yanıma gelmemiş ve beni de beraberinde götürmemiş olsaydı, büyük bir orduya komuta eden iki pehrivan arkamızdan ateş gibi hızla gelerek bizi yakalayacaklardı. Givin yaptığı kahramanlıkların içinde benim gördüklerimi Hindistan'da Hindular azgın bir filden bile görmemişlerdir. Ben onu savaşırken gördüğüm zaman denizden bir canavar çıkmış da savaşıyor sandım. Onun karşısında o iki pehlivanla o büyük ordunun genci de ihtiyarı da hep bozguna uğradılar. Bunun üzerine rüzgar ayaklı bir ata binmiş ve bedine de kemerini kuşanmış olan cesur piran kalkıp bizimle savaşmaya geldi. Fakat pehlivan gibi sarılı olan kemendini açtıktan sonra sallayıp atınca piranın kafası ilmiğine giriverdi. Ey padişah! Ben onu bu halde görünce dayanamayarak gidip güve yalvardım. Yoksa onun kafasını bağırta bağırta koparıp atacaktı. Ona acımamın sebebi, onun da babama acımış ve bana da hiçbir kötülükte bulunmamış olmasıydı. O azgın hastanın pençesinden beni de, annemi de o kurtarmıştı. Yoksa efrazi yap, babam gibi benim de başımı gövdemden ayırmak istemişti. Giv işte hep böylece, öküz kafası biçimindeki gürzüyle savaşa savaşa Ceyhun'un kıyılarına kadar geldi. Orada da bir cesaret göstererek Ceyhun'u geçti. Yani senin anlayacağın ne kara tanıdı ne de su. Bu yaratılıştaki bir pehlivanın hiç kocamamasına şaşılır mı artık? dedi. Onun bu sözlerini dinleyen kavus sevinçinden gülüyor, yanakları gül gibi kızarıyordu. Hemen givin başını tutup bağrına bastı ve yüzünü gözünü birçok öptükten sonra Güderz ve yurt içinde birçok dualar etti. Give Yeryüzünde büyük küçük hiç kimsenin bir eşini daha görmediği bir süslü elbise verdi. Arkasından da perniyan kumaşı üzerine hemen bir menşur yazılmasını buyurarak o cemşit kuvvetli padişah Horasan'ı, Rey'i, Kum'u ve İsfahan'ı give verdi. Böylece o cesur pehlivanın başı güneşe kadar yükselmiş oldu. Padişah give, ey birçok zahmetler çeken pehlivan. Bunlar senin çektiğin zahmetlerin mükafatıdır. Al dedi. Bunun üzerine güderz ve adamları hep birden başlarını yerlere kadar eğip padişaha dualar ettiler. Bundan sonra kavuz, frengise bir gerdanlıkla bir küpe bağışladığı gibi altın nakışlarla süslenmiş ve gül bahçeleri kadar güzel bir de köşk hazırlattı. Köşkün içine de üzeri altın kumaşları örtülmüş altın bir taht koydurmuştu. Freng ise Ey bayanların bayanı! Sen hiç keder yüzü görmeyesin. Yerini, yurdunu bırakarak bu yollarda birçok zahmetlere katlandın. Ama artık bütün İran ülkesi sarayındır. Bundan böyle senin düşüncelerin benim kılavuzum olacaktır, dedi. Bayanlar içinde bir aya benzeyen Frengis de ona yer ve zaman sensiz olmasın diye karşılık verdi. Tiusun ki Hüsrev'i padişah olarak tanımak istememesi. İstihar'da Geşvat'ın yaptırdığı ve kendisiyle bütün hür insanların övündükleri bir köşk vardı. Güders ile Hüsrev, kabusun yanından çıktıktan sonra Geşvat'ın bu köşküne gitmek istediler. Güders, Hüsrev ile beraber bu altın nakışlı köşke geldiler. Burada Hüsrev'i bir altın tahta oturtarak kendisini padişah olarak tanıyıp ona birçok dualar ettiler. Bütün İranlı pehlivanlar kemerlerini kuşanarak ona itaatlerini bildirmeye geldiler. Nevzer'in oğlu Tüyüs'ten başka itaat etmeyen olmadı. Tüyüs, kendisinin altın ayakkabılara ve gavenin bayrağına sahip bulunduğunu ileriye sürerek itaat etmek istemedi. Güderz'in bu işe canı sıkıldı ama ona da hiçbir şey söyleyemedi. Yalnız aslan pazılı ve pehlivan pençeli gibi dönerek, git o Nevzer'in oğlu Tüyüs'e, şu sevinç zamanında tutup da savaşmaya bahane arama İran'ın bütün büyükleri ve aslan gibi pehlivanları gelip de padişaha itaat ettikleri halde sen ne diye şeytana uyup da yüz çeviriyor ve yeryüzüne sahip olanın yolundan ayrılıyorsun eğer padişahın buyruğundan yüz çevirecek olursan yüreğimde uyandıracağın kinle savaş kapılarının açılmasına sebep olursun givin sana getirdiği bu haber aynı zamanda ünlü milletin de emridir Ey hünerler sahibi! Sana gönderdiğim bu elçinin sözlerinden sakın çıkayım deme diye söyle dedi. Giv de tüyse söylemek için kafasında bir takım sert sözler hazırlayarak babasının yanından ayrıldı ve komutan tüysün yanına geldi. Ona düşündüğün akla uygun değildir dedi. Tüs onun sözlerini dinledikten sonra düşünmeden bir işe girişmek ve sonra da pişmanlık duymak bize yakışmaz. İran'da Fil gövdeleri rüstemden sonra bütün kahramanlar arasında ordunun komutanı olmaya layık olan benim. Bütün yeryüzünü kılıcıyla hükmü altına alan cesur padişah Minuhçir de benim büyük babamdır. Yeryüzü padişahı Nevzer'in oğlu olan ben, Feridun'un soyundan kalan bir yadigarım. Savaşmaya başladığım her yerde aslanların ve kaplanların derilerini parçalarım. Böyleyken siz nasıl oluyordu bana sorup danışmadan?'' yeryüzüne yeni bir padişah seçiyorsunuz. Ben bu işe razı değilim. Benim yanımda Hüsrev'in adını bir daha anma. Efrasiyab'ın tohumundan gelen bir adamı yeryüzüne padişah yaptığımız gün bizim talihimizin de uykuya vardığı gündür. Biz peşengin soyundan gelme padişah istemiyoruz. Porsuğun yanında koyun sürüsünün işi ne? Hüsrev pek genç ve toy olduğu için çektiği bütün zahmetler boşuna gitmiştir.'' Yeryüzünün padişah olacak bir adam hünerli, soylu ve din sahibi olmalıdır. Bu bakımlardan padişah Kavus'un oğlu feriburs padişahlık taht ve tacına daha layıktır. Onun hiçbir yandan düşmanla bir kan bağlılığı yoktur ve baştan başa büyüklük, adalet, ün ve güzellikle yoğrulmuştur, dedi. Bunun üzerine Giv öfkeyle yerinden kalktı, Tülus'un kafasında ve davranışında hiçbir olgunluk görememişti. Ona ey ünlü kahraman Tüyüz bütün bunlara peki ama davullar çalınıp savaş başlayınca da yüzünü çevirmemelisin. Güderz'in erlerinin mızraklarını görünce pişman olacağın muhakkaktır. Şimdi şu fırsatı kaçırmanın zararını sonunda çekeceksin. Bu sonuca varmak için hep birlikte o kadar çalışıp çabaladığımız halde sen şimdi bütün bu zahmetleri hiçe saymak istiyorsun. Zaten sen akıllı, fikirli bir adam olsaydın Elburz'a kadar gidip bir padişah aramaya lüzum kalmazdı. Başının taşsız kalması sırf senin beyinsizliğinden, büyüklere yaraşan düşüncelerden yoksun bulunmandandır. Tanrı padişahlığın tahtını akıllı, düşünceli, güçlü ve yüce kimselere verir diye ağır sözler söyledikten sonra kalkıp gitti ve Gevşat'ın oğlu Güderz'in yanına gelerek Tüyüz, akılsız ve düşüncesiz adamın biridir. Sanki gözleri körmüş gibi kalkmış, Feri Burza padişahlığa Kehüsrev'den daha layık görüyor. Hüsrev gibi ne İran'da bir binici ne de altın eğerler üzerinde gezen padişahlar arasında onun gibi bir padişah vardır dedi. Gülders'in tüüse kızması Bu sözleri duyunca Gülders çok kızdı. Onun dedi, büyükler arasında adı bassın. Biz ona tahtın fermanın uğurlu talihin ve yüceliğin kime yaraştığını gösteririz dedi. Ve 70-80 kişi kadar tutan oğullarıyla torunlarını toplayıp davulları çaldırarak ovaya çıktı. 12 bin kadar atları zırhlı savaş süvarileri de hazırlandılar. Ordular bozan Güders, kendi adamlarından toplanmış olan bu ordunun komutanıydı. Bir yandan da komutan Tüs hazırlandı, filin üzerine savaş davulunu koydular. Kahramanlar kemerlerini bellerine kuşandılar, Sancakçı da Gavi'nin yıldızını taşıyan bayrağı ile önden yürüyordu. Güderz ile onun ordusunu görünce güneşin ve ayın gözleri karardı. Bir filin üzerine parlak mavi renkteki bir fırüzeden yapılmış olan bir taht koydular. Yeryüzünü eline geçirmek isteyen taç sahibi Hüsrev kemerini kuşanıp o tahtın üzerine oturdu. Etrafındaki 200 yüz fille onu görenler dünyada başka hiçbir padişah bulunmadığını sanırlardı. Hüsrev başındaki yakut tacı ile bu tahtın üzerinde ay gibi parlıyordu. Kolunda bilezik, boynunda gerdanlık, kulağında küpe ve elinde de öküz kafası biçiminde bir gürz vardı. Tüs'ün bütün bunları görünce canı sıkıldı, kendi kendine ''Eğer ben bugün savaşacak olursam her iki taraftan birçok kimseler ölecek gibi. Bu kin duyguları da İran'da yerleşip kalacak.'' Böylece tam Efrah Siyab'ın istediği olacak. Türklerin uykuya varmış olan bahtı yeniden uyanarak padişahlığın tahtı Turan'a geçecek ve büyüklüğün günleri sona erecek diye düşündü. Bunun üzerine tuttu akıllı ve yol yordan bilen bir adamı padişah Kâhus'un yanına göndererek içimizden biri kim olursa olsun şu savaş alanında kalkıp da yayı ile kayın ağacından yapılmış bir tek ok bile atsa arada öyle bir kin duygusu çıkar ki Efrasiyab'ın artık ömrü oldukça rüyalarında ondan başkasını görmesine lüzum kalmaz dedi. Güderz ile Tüysun padişahlık tahtı hakkında konuşmak üzere Kavus'un yanına gitmeleri. Kavus bu sözleri dinledikten sonra bir adam göndererek ikisini de yanına çağırdı. Padişah Kavus'un yanından kalkan bu haberci ordu komutanlarının yanına giderek onlara ''Ey dünya görmüş ihtiyarlar!'' Sütle dolu olan bir kasenin içine zehir karıştırmaktan vazgeçin. Kılıcınızı kınına sokun ve soyunup kemerlerinizi çıkarın ki sizden bize de bir kötülük erişmesin. Ordularımızın diğer büyüklerini bırakıp yalnız ikiniz yanıma gelin dedi. Bunun üzerine Tüys ile Güders padişahın yanına geldiler ve tahtın önünde durup söze başladılar. Komutan Tüys padişaha şöyle söyledi. Eğer padişahımız tahtından ve tacından artık usanmışsa, yeryüzü ve büyülerden miras kalan bu taç ve taht ancak oğluna kalabilir. Padişahımızın bir oğlu varken, neden torunu başına taç giyip tahta oturacakmış? Feriburs Burs, Keyaniya'nın kudretine de, büyüklüğüne de sahiptir. O, azgın bir aslan gibi beline kemerini kuşanmış ve tam bu makama yaraşı bir duruma gelmiştir, dedi. Bunun üzerine Güyü ders ona karşılık vererek, ''Ey akılsız'' dedi. ''İnsan olan seni akıllı sayar mı? Yeryüzünde siyah uçtan akıllı, uyanık fikirli ve hür bir insan daha yoktu. Şu dünyayı eline geçirmeye gücü yeten genç Hüsrev ise onun oğludur. Yüzü de, boyu da, bosu da tıpkı babasıdır. Her ne kadar anasından yana türe bağlı ise de, babasının bir eşi olduğu için o da doğru yoldan ayrılmayacaktır.'' Ne İran'da ne de Turan'da onun bir benzerini daha bulamazsın. Artık ne diye şu boş sözleri tekrarlayıp duruyorsun bilmem. Senin şu iki gözün onun boyunu, bozunu ve o sevimli duruşlarını da mı görmedi? Feridun, Ervent ırmağını gemiye lüzum görmeksizin nasıl yüzü yüze geçtiyse, o da Keyaniyan'dan geçme gücü ve zekasıyla Ceyhun gibi bir nehri geçti. Tanrı'nın yardımı ve kendisinin yiğitliği sayesindedir ki, Kötü eller ondan ırak oldu. O eğer babasının intikamını almak için kemerini kuşanıp da azgın bir aslan gibi ortaya atıldı mıydı? İran'ı bugünkü zahmetlerden ve felaketlerden kurtararak Efrah Siyab'ın aklını başından alıverir. Bana rüyada görünen kutlu bir melek İran'ı düştüğü karışıklıklardan ancak onun kurtarabileceğini haber verdi. O büyüklerden miras kalan varlığıyla padişahlık tahtına oturunca bütün dünyada mihnetten kurtulacaktır. Sen de nevzerin oğlusun. Yabancı değilsin ama baban gibi divanenin birisin. Silahlarım yanımda olsaydı şimdi kolunu budunu keserek seni kana boğar, savaş kılıcımla boynunu vurarak böyle saçma sapan konuşmaktan kurtarırdım. Sen keyaniyan arasında bir düşmanlık çıkarmak ve böylelikle aklın sıra kendine de bir paye verdirmek istiyorsun. Ama onun padişah olacağını padişahlar padişah da bilir. Onun için padişahlığın tahtını padişahlığa yaraşana verecektir, dedi. Tüyüs ona dedi ki, Ey talihi altüst olmuş ihtiyar, ne diye böyle manasız ve sert sözler söyleyip duruyorsun? Sen ne padişahlar soyundansın ne de büyüklerin soyundansın. Senin atan nihayet İsfahan'da demircilik eden bir adamdı. Eğer o padişahın buyruğuyla komutan olmuşsa bu padişaha kapılanmasındandır. Güders de ona dedi ki: Aklını başına topla da ağzından çıkanı kulağın işitsin. Haddini bilmeden benimle aşık atmaya kalkışıyorsun ha? Sen padişah kavusun ve şu ünlü pehlivanların önünde nelerden bahsetmek sevdasındasın acaba? Atam bir demirci olduğu için utanacak değilim. İnsanda her şeyden önce akıl ve erkeklik gerek. Evet. Benim atam demirci gavedir. O gave ki büyüklük ve şatafat sahibiydi. Dahak'ın o omuzları yılanlı pis herifin saltanatını o oh parçaladı. Ve onun açtığı isyan bayrağının sayesindedir ki Tüs bugün övündüğü altın ayakkabılarına sahip olabildi. Ünlü Gürşasp, Neriman'dan Binici Sam'dan ve Zal oğlu Rüstem'den sonra İran ülkesi için bellerine kemer bağlayanlar Geşvat, Güderz ve onun bunca oğullarıdır. Düz de ona, ey kocamış komutan, neden böyle tatsız tatsız konuşuyorsun? Sen bu bahsettiğin şatafatı bizim sayemizde bize kulluk ederek elde edebildin. Eğer sen Geşvat'ın tohumundan gelmeysen, ben de Nevzer'in oğluyum. Ben de bir padişah oğlu ve bir padişahım. Senin kılıcın demircilerin örsünü ikiye bölüyorsa, benim mızrağım da kaftanın yüreğini delip geçer. Hem biz ne diye aramızda çekişip duruyoruz?'' Padişahın kim olacağını padişahlar padişaha bilir dedi. Boş sözleri kes artık. Padişahların lafını etmek senin ne üstüne vazife? Bunun üzerine Güders tekrar atılarak o kadar çok söylenme. Ben seni o kadar şerefli bir insan olarak tanımıyorum diye onun sözünü kestikten sonra kavusa dönerek ey dünya görmüş padişah sen öteden beri yerleşmiş olan geleneklerden ayrılma. İki değerli evladını yanına çağır Onların ikisi de padişahlığa layıktır. Bununla beraber sen yine bak, onlardan hangisinin bu işe daha münasip olduğunu, hangisinin Tanrı'nın bağışlarına daha çok sahip bulunduğunu anla. Böylelikle ve taçtan tahttan bıktınsa, onları en çok layık olana vermiş olursun dedi. Kavus ona şöyle karşılık verdi. Bunlar sana göre düşüncelerdir. Benim gözümde ise iki oğlum arasında hiçbir fark yoktur.'' Ben onların birini öbürüne üstün tutacak olursam, Berikinin yüreği bana karşı kırılır ve kinle dolar. Şu insanların ortasında bana hiçbirinin kin besleyememesi için bir çare düşünmeliyim. Bu maksatla ve iki tabur askerle onları yanıma alıp Erdebil'e gideceğim. Orada Behmen Kalesi vardır. Bu kalede ise her yıl Ehrimen bizimle savaştadır. Ateşe tapanlar bu Ehrimen'den korktukları için hiçbir mübit orada oturmaya cesaret edemez. Oğullarından hangisi kılıcıyla İhrime'nin elinden bu kaleyi alabilirse, padişahlığı ona vereceğim dedi. Padişahın bu düşüncesini Güders de, Tüs de uygun buldular. İkisi de hiç kimsenin aklına gelmeyecek olan bu güzel düşünceyi beğendiler. Diğerleri de bunu kabul ettikleri için padişahın yanından çıkıp gittiler. Tüs ile Feriburt'un Behmen kalesine gitmeleri ve kaleyi alamadan dönmeleri. Güneşin aslan burcundan yükseldiği ve göğün geceyi ortadan kaldırdığı bir sırada Feri Burz ile Tüs hemen Cihan Padişahı'nın yanına geldiler. Tüs Padişah Kavusa, ben hemen orduyu filler ve davullarla birlikte alıp gidiyorum. Gavinin bayrağı da yanımdadır. Düşmanın yakut renkli bayrağını menekşe gibi mosmor yapacağım. Feri Burz'un ve Keyania'nın büyüklüğü sayesinde onların kemerini belime kuşanacağım deyince, Padişah Kavus ona, sen bir kere savaş alanına girdin miydi, artık herkes her şeyi hiçe sayar. Güneşi ve ayı yaratan Tanrı'nın izniyle zaferi elde etmek kesindir. Madem ki Feriburz böyle bir düşünce peşindedir, o halde sen de hemen ordunu hazırla diye karşılık verdi. Bunun üzerine Tius, altın ayakkabılarını giyerek Gavi'nin bayrağını alıp gitti. Kavus ile Feribuz ortada ve Tüsta fillerle beraber önde olarak savaş arayan ordusu ile birlikte Behmen Kalesi'nin yolunu tuttular. Kaleye yaklaştıkları sırada ayaklarının altındaki toprak ateş gibi kızgın soluklar almaya başladı. Hararetten mızraklar yandı ve savaşçılar da zırhların içinde kavruldular. Yer sanki baştan başa ateş kesilmişti ve hava da o azgın ehriminin durağıydı. Bu kalenin başı göklere doğru yükselmişti. İranlılar ise havada savaşmasını bilmiyorlardı. Komutan Ferih Burza bir savaş eri savaş alanına çıktığı zaman oku, yayı, kemendi ve kılıcıyla düşmanına bir zarar vermeye çalışır. Bu kalenin yanına giden bir yol yok ki. Olsa bile onu bizden bilen kimse yok. Vücutlarımız zırhların altında yanıyor, atlarımız da sıcaktan bunalıyor. Aklına başka bir şey gelmesin. Bu kaleyi sen alamadıktan sonra emin ol ki senden başkası da alamaz dedi. Bir hafta kadar kalenin etrafında dolaşıp da bir türlü kapısını bulamayınca ümitleri kırılarak savaştan vazgeçtiler. Böylece bu yorucu zahmetlerinin bir sonucunu elde edemediler. Kehüsrev'in Behmen Kalesi'ne giderek orasını alması. Güders, Giv ve Geşvat'ın soyundan gelenler Tüys ile Feri Burz'un Behmen'den döndüklerini duyunca Güders kendi kendine ''Haydi bakalım, şimdi de savaşa gitmek sırası sana geldi. Kalk da savaş hazırlığını gör.'' dedi ve kalkıp hazırlığa başladı. Bunun üzerine her yandan bir gürültüdür koptu, yeryüzünü eline geçirmek isteyen genç padişah da geldi. Zebercetlerle süslenmiş, altın işlemeli bir taht hazırlayıp savaş filinin üzerine koydular. Birkaç attı da ellerinde bayraklar, ayaklarında altınlı ayakkabılar, başlarında bir çare bir taç ve boyunlarına da birkaç mücevherle süslenmiş bir kerdanlıkla onun etrafını alıverdiler. Güders, bugün yeryüzünü eline geçirmek isteyen Kehüsrev'in tahta çıkacağı yepyeni bir gündür, dedi. Yeryüzünü almak isteyen Kehüsrev, başında taç ve elinde de bir gürzle gelip, o altın tahta oturdu. O hür padişah, Güderz, Giv ve daha birçok erlerle birlikte kalkıp Behmen kalesine gitti. Kaleye yaklaşınca bu sefer atına binip zırhını giydi ve kemerini kuşandı. Filin üzerine katibini oturtarak övücü bir mektup yazılmasını buyurdu. Behlevi diliyle padişahlara yakışan üslupta bir mektup yazdılar. Mektuba şöyle başlamışlardı. Bu mektup, Tanrı'nın kulu, yeryüzünü almak isteyen ünlü Hüsrev tarafındandır. O Hüsrev ki, uğursuz ehriminin tutsaklığından kurtuldu ve Tanrı'nın yardımıyla bütün kötülüklerden elini yudu. Tanrı, sonsuz ve her şeyden yüce bir varlıktır. Bütün canlı yaratıkların rızıklarını O verir, doğru yolu O gösterir. Güneşin, zühalin, merihin, kudret ve kuvvetin sahibi hep O'dur.'' O bana Keyaniya'nın tahtını bağışlamış, beni fil gövdeli ve azgın aslan pençeli olarak yaratmıştır. Bütün dünyanın padişahlığını bana vermiş, ta yerin dibindeki öküzden gökteki balık burcuna kadar her şeyi benim buyruğuma vermiştir. Bu kalenin sahibi olan Ehrimen, yeryüzünü yaratan Tanrı'nın yürekten düşmanıdır. Ben temiz Tanrı'nın yardımıyla onu bulutlardan indirip topraklara yuvarlayacağım. Bu kale cadıların hükmü altında ise onlara üstün gelmek için orduya bile ihtiyacım yoktur. Ben kemendime bir ilmik yapıp atınca bütün cadıları boyunlarından yakalarım. Elimde Tanrı'nın buyruğuyla toplanmış bir ordu olduktan sonra kalenin içindeki kutsal bir melek de olsa umurumda değil. Ben ehrimenin soyundan değilim. Benim canımı da tenimi de Tanrı destekler. Ben onun buyruğuyla kaleyi cadılardan boşaltacağım. Padişah da bana bu yolda ferman buyurmuştur. Mektup bittikten sonra Hüsrev eline bir mızrak alarak o yüce mektubu bir bayrak gibi o mızrağın ucuna bağladı. Bundan maksadı bu dünyada yalnız kendi padişahlığını yükseltmekti. Give bu mızrağı alarak bütün hızıyla kalkıp o göklere yükselmiş olan kalenin yanına gitmesini buyurdu ve bir takım öğütlerle dolu olan şu mektubumu al da o yüksek kalenin duvarına yaklaşarak mızrağı oraya dik. Tanrı'nın adını an ve atını dizginini çekip hızla sür dedi. Giv mızrağı eline alıp Tanrı'ya tapan o kahramanı överek yola çıktı ve mektubu götürüp kalenin duvarına koyarak yeryüzünü almak isteyen Hüsrev'in gönderdiği haberleri bildirdi. İyilik veren Tanrı'nın adını andıktan sonra o hızlı koşan atını rüzgar gibi sürdü. Mektup ortadan kaybolunca kalenin içinde de bir kıyamettir koptu. Kalenin toprağı sarsılmaya başladı. Biraz sonra Tanrı'nın buyruğuyla kendisi de olduğu yere çöküverdi. Yıkılırken baharda, dağlarda ve ovalarda yankılar yapan gök gürültüleri gibi sesler çıkardı. Dünyanın yüzü bir zenci yüzü gibi kapkara kesildi. Güneş, ay ve ülker yıldızı hep birden görünmez oldular. Sanki birdenbire her tarafı bir kara bulut kaplamış, hava aslan ağzı gibi kararmıştı. Bu hali görünce Hüsrev, kara yağız atını oynatarak ordusunun komutanına, yaylarınızı bir bahar bulutu haline getirerek kaleyi bir ok yağmuruna tutun dedi. Bunun üzerine kaleye doğru öylesine ok yağdırdılar ki, görenler ölüm yağdıran bir dolu bulutunun peyda olduğunu sanırlardı. Devlerin birçoğu bu oklarla ölüp yerlere serilince, yine her taraf aydınlandı, o karanlık tamamıyla sıyrılıp gitti.'' Üstelik bir de tatlı rüzgar esmeye başladı. Böylelikle havanın da yerin de yüzleri güldü. Tanrının adı ve padişahın lütfu sayesinde bütün yeryüzü ay gibi parıldadı. Padişahın bu tedbiri sayesinde devler ortadan kalktı ve kalenin kapısı meydana çıktı. Hür insanların padişahı Hüsrev, Geşfatoğlu İhtiyar Güyderz ile birlikte kapıdan içeri girdiler. İçeriye girince bahçeler, meydanlar, saraylar ve köşklerle süslenmiş bir şehir gördüler. Karanlık ortadan kalkıp her taraf aydınlanınca Hüsrev emretti. Oraya eni ve boyu on kement boyunda, kubbesi kara bulutlara değen, etrafı hücreler ve yüksek kemenlerle çevrilmiş, çevresi bir arap atının koşabildiği mesafenin yarısı kadar tutan bir tapınak yapılmasını söyledi. Tapınak yapıldıktan sonra, Getirip oraya Azergeşes ateşini koydular ve mübitler, yıldız bakıcılar, olgun kişiler gelip onun çevresindeki hücrelere yerleştiler. Orası çok güzel bir ateşkede olmuştu. Hüsrev de bir müddet kalede oturdu. Aradan bir yıl geçtikten sonra ağırlıkları orada bırakarak ordusunu alıp geriye döndü. Kehüsrev'in zaferle dönmesi İran padişahı da Kehüsrev'in Tanrı'nın lütfuna ve yardımına erdiğini duydu. Bu başarıyı duyan herkes şaşırıp kalmıştı. Memleketin bütün halkı ellerine hediyeler alarak sevinç içinde onu karşılamaya gittiler. Feriburs da dağ gibi bir ordu ile kalkıp İran'dan geldi. Padişahla karşılaştıkları zaman o gül renkli, padişah da gece renkli atlarından inerek öpüştüler. Feriburs yeğeninin yüzünü öptü, hemen oracığa bir altın taht kurarak tahtın üzerine bir früze koydular ve Kehüsrevi padişah olarak tanıyıp başarısından ötürü dua ettiler. O yeni padişah altın tahtın üstüne oturarak başına mücevherlerle süslenmiş padişahlık tacını koydu. Tüyüste, gavenin bayrağıyla bir davul ve altınlı bir ayakkabı olarak, yeryüzünü eline geçirmek isteyen padişahın yanına geldi ve yeri öptükten sonra bunları ona vererek, şu tavulu, şu altın ayakkabıyı ve şu gavenin bayrağını ordunun erleri içinde bunlara en çok layık olan becerikli ve hünerli hangi pehlivansa ona ver. Ne yapalım, bizim elimizden bundan fazlası gelmez. Benim gibi suçlu bir kimsenin canını kurtarmış olması yeter dedi ve yaptıklarından ötürü birçok özürler diledi. Muzaffer padişah da ona birçok iltifatlarda bulundu ve Gülerek onu alıp yanına oturttuktan sonra, ben dedi, orada da gavenin bayrağıyla şu altın ayakkabılara layık olan başka bir pehlivan görmüyorum. Böyle bir nimete ve devlete senden başka hiç kimse layık değildir. Yüreğimde de sana karşı hiçbir kırgınlığım yoktur. Hatta senin benden özür dilemene de lüzum yoktur. Sen nihayet yabancı bir adamın padişah olmasını istemiş değilsin ki dedi. Sonra o genç talihli uyanık, sürekli ve taç sahibi olmak isteyen Kehüsrev kalkıp İran'a doğru yola düştü. Kavus, Kutluoğlu'nun gelmekte olduğunu haber alınca sevincinden yanakları erguvan gibi kızardı. Bu haliyle onu karşılayarak kocamış gönlünü tazeledi. Hüsrev de uzaktan büyük babasını görünce gülümsedi ve yüreği sevinçle doldu. Hemen atından inip ilerleyerek önünde saygılarını sundu. Büyük babası onun yüzüne karşı duyduğu hasreti açığa vurdu. Onu gülerek kucakladı ve layık olduğu üzere övdü. O, aslanın savaştan zaferle döndüğünü, düşmanlarının yüreklerini ve gözlerini kederle doldurduğunu düşündü. Sonra hep beraber oradan ayrılarak yeryüzü padişahının sarayına gelip tahta oturdular. Kavus'un Keyüsrevi padişahlığın tahtına oturtması Saraya gelince sevinç içinde atlarından inerek, gönülleriyle de dilleriyle de Tanrı'ya şükürler ettiler. Hüsrev hemen koşup kâbusun ellerini öptü ve tahtına yüzünü, gözünü sürdü. Büyük babası da onu elinden tutarak, kendisi için hazırlatmış olduğu yere götürüp oturttuktan sonra, yüreği sevincin ışıklarıyla doldu ve tahtına çıkıp hazineciden Keyaniya'nın tacını istedi.'' Hüsrev tacı alıp öptükten sonra başına koydu ve o değerli fil dişi tahtın yanındaki kürsüye dönüp oturdu. Hazineci bundan başka zebercetler ve daha birçok padişahlara yaraşan mücevherler getirip saçtı ve Hüsrev gibi kendisine benzeyen bir yadigar bıraktığı için Siâhvuşa rahmet okudu. Bundan sonra her yandan komutanlar ve büyük adamlar gelip kendisini kutladılar ve üstüne altınlar, inciler saçtılar. İşte dünyanın alışverişi böyledir. Birinden aldığını ötekine verir. Feleğin bizi böyle aldatmasından yana başımız derttedir. Bir alçalır, bir yükseliriz. İmkan buldukça gönlünü neşelendirecek şeylerden başkasına dönüp bakma bile. Saadetli anlarından faydalanmana bak. Varlıklı zamanlarında da başkalarına yardımda bulun ki aydın günlerin kararmasın. Elindekini ye, kalanı da başkalarına ver. Madem ki onu sen kazandın, zahmetini sen çektin, ne diye düşmanlarına bırakıp gidesin? Sana varlık veren Tanrı, senin çocuklarına ve senin tohumundan gelecek bütün torunlarına da verebilir. Görmüyor musun ki, alem onun nimetleriyle doludur ve bütün alemi güzellikle süsleyen odur. Adaletli Tanrı verdiğinde de cimrilik göstermez. Sen gönlünü şen tutmana bak. Kehüsrev padişahlığı 60 yıldır. Şair buraya kadar bu hikaye hakkında neler biliyorsa hepsini söyledi. Bundan sonra da eski zamanın tarihlerinden alarak Hüsrev'in tahta nasıl çıktığını ve Turan'a ordularını nasıl gönderdiğini anlatacak. Eğer şu göklerin sahibi olan tanrının yardımıyla yaşarsam ve sıhhatim de müsaade ederse eski zamanların olaylarını anlatan şu ulu kitapla yeryüzüne bir tarih bırakmış olacağım. Bir baba, bir selviden çıkan bir dalın büyüyüp gelişmesi gibi, kendi tohumundan gelen oğlunun büyümesi, uyanık, düşünceli, talihli olması ve büyük yerlere geçip yeryüzünün yapacağı işlerden faydalandırmasıyla sevinir. Gönlünü işte onun bu devirlerini görmekle teselli eder. Doğuşunda padişah ruhlu olarak doğmamış olan bir adam, başkalarına nasıl iyilik yapabilir? Sen şu üç şeye inanmalısın. Bunlar her şeyden üstündür. Soyluluk, erdem, yetiklik. Bu üç şey birbirinden ayrılmaz. Soylu olmayan da erdem olur mu? Sen hiç soylu bir adam gördün mü ki erdemsiz olsun? Soyluluk Tanrı'nın bir bağışıdır. Soylu olan bir insan kötülük yapmak şöyle dursun, kötülüğün lafını bile duymak istemez. Yemişin iyiliği nasıl tohumdan geliyorsa, soyluluk da babadan gelir. Erdem ise insanlarla düşüp kalkarak ve birçok zahmetler çekerek elde edilir. Bu üç şeye sahip bulunan insan, tam bir insan ve Tanrı'nın güzel bir eseridir. Bu üç şeye sahip olduktan sonra, iyi ile kötüyü ayırt etmek için bir de akıl lazımdır. İşte bu dördü insanda birleşti miydi, ne hırs kalır ne zahmet ne de keder. Bu durumda olan insan için yalnız ölümün çaresi yoktur. Zaten ölümden o en keskin bıçaktan kim kurtulabilmiştir ki? İşte yeryüzünü eline geçirmek isteyen Kehusrev e, talihi bu dört iyiliği de hazırlamıştı. İran büyüklerinin Kehusrev'i kutlamaları. Kehusrev'in tahta çıktığından bütün dünya haber aldı. Kehusrev başına tacını giyip de tahta oturunca hemen işe başlayarak dünyanın her yanına adaleti yaymaya, yeryüzünden haksızlığı kaldırmaya koyuldu. Nerede Keyaniyan soyundan gelen taç sahibi ve hür padişahlar, vakti yerinde olanlar ve ünlü şahsiyetler varsa hepsi gelip kendisine boyun eğdiler. Onun buyruğu altına girmeyen kimse kalmadı. Bütün harap yerleri onararak darlık ve sıkıntı çekenleri sevindirdi bahar bulutlarının yağmurları gibi her yere bereket yağdırdı. Yeryüzünden ıstırabı silip kaldırdı. Bağışlar ve armağanlarla her taraf cennete döndü. Bütün dünya iyilik ve güvenlikle doldu. Kötülük yapmaktan yana ehrimenin eli bağlandı. Her ülkenin ünlü padişahlarıyla büyüklerinden elçiler gelmeye başladılar. Nimruz'da da yeryüzünü adaletin ışıklarıyla aydınlatan komutan, o kutlu padişahın tahta çıktığını ve yerinin göklere kadar eriştiğini haber alınca bütün erlerini toplayarak gidip o yeni padişaha saygılarını sunmak istedi. Bunun üzerine Tehenten kalkıp birçok hediyelerle ve sevinçle geldi. Nerimanoğlu, Samunoğlu, Zal ile Kabil'in bütün büyükleri de büyük bir ordu ile yola çıktılar. Bu ordu ile ova baştan başa abanoz gibi karardı. Çalınan davulların sesleriyle de kaplanların kulakları yırtıldı. Zal, mahiyetiyle birlikte ordunun önünde yürüyor, menekşe renkli bayrak da fil gövdeli kahramanın arkasından geliyordu. Kendi iyiliğini isteyen Rüstem'in kendisini kutlulamak üzere gelmekte olduğunu haber alan padişah, bütün şehir halkını ayağa kaldırıp onu karşılamak için hazırlandı. Bu haberden çok sevinen Keyhüsrev, sarayında şairane, ''Sen benim yanımda kal, çünkü Rüstem benim babamı yetiştiren ve yeryüzünde Erdem'in örneği olan bir adamdır dedi. Sonra da Güderze, Tüysa ve Give emirler verdi. Onlar da davullar ve burularla yola çıktılar. Padişahın sarayından davul sesleri yükselince bütün pehlivanlar külahlarını giyip hazırlandılar. Ülkenin dört bir yanından gelen halk da davullar ve bayraklarla Rüstem'i karşılamaya çıktılar. Rüstem'i karşılamak için bütün pehlivanlar ve birçok erler iki günlük yola kadar gittiler. Tehemtem'in bayrağı uzaktan görününce ordunun kaldırdığı tozlar güneşi bile örttü. Davul ve boruların seslerinden bir kıyamettir koptu. Güders, Tüys ve Giv ordunun ortasından çıkarak Rüstem'e doğru koştular. Sevinç içinde dilleri döndüğü kadar ona dualar ettiler ve onu kucakladılar. Arslan Rüstem Önce padişahın hatırını sordu. Onlar da Rüstem'den sonra sevinç içinde Sam oğlu Zalin, ondan sonra da Feramurz'un yanına gidip onların yüzlerini görmekle sevindiler. Oradan da hep birlikte kalkıp Taci Kutlu Kehüsrev'in yanına geldiler. Fil gövdeli Rüstem'i görür görmez Kehüsrev'in köpüklerinden yanaklarına doğru yaşlar akmaya başladı. Tahtından inerek ona birçok dualar etti, Rüstem de yeri öptü. Hüsrev Rüstem'e, Ey pehlivan, sen hep sevinçli ol ve canın da hep aydın kalsın. Çünkü siyah uşu büyütüp yetiştiren de sensin, dünyada akıllı ve tedbirli bir adam varsa o da sensin, dedi. Sonra Zali Zer'in başını tutup bağrına bastı ve babasını anarak elini aldı, başına koydu. Zalin mahiyetindeki pehlivanları da tahtlara oturttu ve Tanrı'nın adını anıp onlara da dualar etti. Rüstem, Hüsrev'i baştan başa süzerek konuşmasını ve oturup kalkmasını gözden geçirince, yanakları kanlı gözyaşlarıyla, yüreği de kederle doldu. Siyavuş'un bütün halleri gözünün önüne gelmişti. Ke e, ''Ey padişah, sen bu dünyada tam babandan kalmış bir yadigarsın. Ben, yeryüzünde taç ve tahta senin kadar yaraşan bir padişah, büyüklükte de babasına senin kadar benzeyen bir kimse görmedim.'' dedi. Sonra tahtlardan kalkarak yemek ve içki sofralarına oturdular. Padişah gece yıllarına kadar uyumayarak geçmiş zamanlarındaki olayları anlattı. Kevsrev'in İran'da geziye çıkması Güneş parlak kılıcını çekince karanlık gecenin başı ortadan kayboldu. Saraydan boru sesleri yükseldi. Tüz, Güders, Cesur Giv, Gürgin, Güstehem, Aslanlar gibi kuvvetli olan Reham ve Bunlardan başka büyük ve değerli bütün pehlivanlar o ünlü padişahın sarayına geldiler. Bütün bunlar toplanınca yeryüzü padişahı ordusuna şöyle seslendi. Ben dedi, bütün yeryüzünü ve övülmeye layık olan İran ülkesini gezip görmek düşüncesindeyim. Gidelim de av alemi şeklinde bir yolculuk yaparak hoş bir vakit geçirelim. Orada bulunanların hepsi memleket görmek maksadıyla yapılacak böyle bir gezintiyi kabul etti. Bunun üzerine yeryüzü padişahı Ünlü Rüstem'le birlikte ava çıktı. Ordudan da Geşvat'ın oğlu Güyders Giv, Şapür, Kılıçeri, Behram, Gürgin, ok katmakta usta olan Biyjen, Ferhat, Şaverenoğlu Zenge ve ünlü savaşçılardan Güraze gibi pehlivanlar da beraber gittiler. Hepsi birden öyle bir ordu teşkil ediyorlardı ki, onların zırhlarının, tulgalarının, gürz ve külahlarının parıltısından güneşle ayın gözleri kamaştı o kadar çok avlandılar ki her yer vurulan hayvanların ölüleriyle bir savaş alanına döndü. Hüsrev bütün İran ülkesini dolaşarak onarılmış olsun olmasın her tarafı gezdi. Zulümden harap olmuş veya bakımsız yerlerin yapılması için hazinesinden hiç esirgemeksizin paralar harcadı ve hepsini onardı. Her gittiği şehirde tahtını kurdurdu ve tarihli bir padişaha yaraşır bir şekilde bir müddet kaldı hazinesinden para çıkarılmasını buyurarak her yeri onarıp süsledi. Bir şehirden kalkıp ötekine gidiyor, her gittiği yere de tahtını, tacını ve şaraplarını da beraber götürüyordu. Böylelikle memleketin büyükleri ve hür adamlarıyla birlikte Azera Badegah'a kadar gitti. Bu yolculuğunda hem atını sürüyor hem de şarap içiyordu. Nihayet Azer Geşes bin tapınağına geldi. Bu ateşkede de Tanrı'ya dualar ve şükürler ettikten sonra yavaş bir yürüyüşle ve padişah kabusun yanına dönmek üzere yola çıktı. Yanındakiler de sevinç içinde onu takip ettiler. Bir dakikaları bile neşesiz geçmeden ve parlak kadehi ellerinden bırakmadan şarap içtiler. Keyusrev nihayet sarhoş olunca uyumak ve dinlenmek istedi. Efras Efrasiyap'tan öç alacağı hakkında kabusa söz vermesi. Güneş karanlığın perdesini yırtıp da kara toprağın üzerine yakutlar serparken, yeryüzünün sahipleri olan Kehüsrev ve Kavus, o iki yüce ve kutlu padişah, Destan ve Rüstem pehlivanla beraber oturup konuşmaya başladılar. Kavus öteden beriden bahsettikten sonra sözü Efrasiyab'a getirince yanakları yaş içinde kaldı. Onun Siyavuş'a yaptıklarını, İran'a verdiği zararları, nice nice pehlivanların canına kıyıp kadınları ve çocukları nasıl perişan ettiğini anlattı. Keyüsrev'e dönerek, şöyle etrafına bir bakmakla Efrasiyab'ın zulmüne ne kadar şehrin harap olduğunu görüverirsin. Tanrı sana ordu, bilgi ve kuvvet gibi lüzumlu her şeyi vermiştir. Sen büyüklük, talih, erdem ve soyca bütün padişahlardan üstünsün. Şimdi senden şu şeyler için söz vermeni istiyorum.'' Önce adaletten hiç ayrılmayacaksın. Sonra yüreğini hep efras yaptan alınacak intikamla dolduracak. Bu ateşi hiç söndürmeyeceksin. Ana tarafından oraya bağlı olduğun için ona hiç meyil göstermeyecek ve bu hususta hiç kimsenin sözünü dinlemeyeceksin. Kolaylıkla, güçlükle her neyle karşılaşırsan karşılaş, onun tahtına, tacına, hazinelerine, kuvvetine, gürzüne ve kılıcına aldanıp da yolundan dönmeyeceksin dinle de sana ne üzerine yemin edeceğini de söyleyeyim. Çünkü akıl ve ruh için dünyada öğütten daha faydalı hiçbir şey yoktur. İçeceğin ant, güneşle ayın sahibi olan Tanrı'nın adına, tacın, tahtın, mührün, külahın, Feridun'un hatırasının ve geleneğinin, siyah uşun kanının, kendi canının ve Tanrı'nın sana bağışladığı büyüklük ve saadetin üzerine olacak.'' Böylelikle kötülüğe sapmayacağına söz vermiş olacaksın. Efras yaplı aranda geçecek işlerde kılıçtan ve gürzden başkasına başvurmayacak, onun gururuna bunlarla karşı koyacak ve burnunu yerlere sürteceksin dedi. Genç padişah bu sözleri duyunca yüzünü ve yüreğini ateşe çevirerek adaletli tanrının, aydın günün, karanlık gecenin, güneşin, ayın, tahtın, külahın, mühürün, padişahın tacının, ve kılıcın üzerine and içerek hiçbir zaman onun sevgisine ilgi göstermeyeceğim. Onun yüzünü rüyada bile görmek istemem dedi. Verilen bu sözü ayrıca pehlevi yazısıyla ve miskle padişahlara yaraşan bir deftere yazdılar. Onun gittiği yoldan gitmeyeceğim, onun tuttuğu yolda kendi canında perişan olmuştur. Babamın intikamını almaya çalışacağım. Gönlümü de, ruhumu da bu kinle süsleyeceğim. Felek ve talih bana yar olurlarsa bu güç işi başarmak üzere belime kemerimi bağlayacağım. Göklerden bir engel gelmedikçe bir an bile onunla savaşmaktan geri durmayacağım. Ne onun tahtı ve tacı beni memnun edebilecek ne de ben durup dinleneceğim. O yeryüzünden kalkıp giden ve böylece siyah uşun ruhu şad olana kadar bu hep böyle sürüp gidecek. Yeryüzünde toprak ve su bulundukça, Gönlüm bu isteğinden vazgeçmeyecektir Destanlar rüstem ve ordunun diğer büyükleri de bu yemine tanık oldular Bütün bunlar bitince kavuz bu sözleşmeyi tam bir güvenle rüsteme teslim etti Bunun üzerine yemek ve şarap istediler fevkalade bir toplantı kuruldu Bütün büyükler tam bir hafta kavusun sarayında rüt ve şarapla vakit geçirdiler 8. günü yeryüzü padişahı başını ve vücudunu yıkayarak tapınacak bir yer aradı ve orada ve gökleri döndüren tanrının huzurunda bütün duygularını döktü. Ta güneş doğuncaya kadar karanlık gecenin boyunca gözyaşları içinde ağlayıp sızlayarak "Ey adaletli eşsiz yeryüzünün sahibi, rızık verici ve yol gösterici tanrı. Sen gençliğimde elimde hiçbir kuvvet olmadığı halde beni ejderhanın ağzından kurtardın." Biliyorsun ki Turan ordusunun komutanı ne günahtan korkar ne de kötülükten çekinir. Harabelerde yaşayanlar da onarılmış yerlerde oturanlar da hep ona lanet ediyorlar. Bütün haksızlık edenlerin yürekleri onun intikamıyla doludur. O bu ülkenin de üzerine ateş yağdırarak bütün cesur pehlivanların başlarına kederin toprağını saçtırdı. Haksız yere siyah uşun kanını topraklara akıtarak yüreklerimizi parça parça etti. Bütün padişahların yürekleri onun korkusuyla doludur. Onun tahtı ve tacı dünyanın başının belasıdır. Biliyorsun o soysuz bir büyücünün biridir diye yalvardı ve yüzünü, gözünü yerlere sürerek Tanrı'ya şükürler etti. Sonra oradan kalkıp tahtının bulunduğu yere döndü ve yüce pehlivanları yanına toplayarak: Ey benim ünlü, cesur ve hançer kullanmakta usta kahramanlarım, Atımın üzerinde olarak bütün İran ülkesini gezip dolaştığım ve ta Azergeşehir tarafına ana kadar gittiğim halde hiçbir yerde gönlü hoş, vakti yerinde ve ocağı yurdu onarılmış hiçbir kimse göremedim. Çünkü herkesin yüreği Efrasiyab'ın yüzünden kanlı ve gözyaşlarıyla doludur. Ondan bıkmayan kimse kalmamıştır. Onun yüzünden herkesten çok da benim ciğerim yaralıdır. Canım da, tenim de dertle doludur.'' Bunlardan başka, büyük babam da o hür padişah Efra yaptıklarından dolayı her zaman yüreğinden ah çekiyor. Yapılan yağmalardan, öldürmelerden, savaşlardan ve karışıklıktan İran'da kadın ve erkek herkes feryat etmektedir. Siz eğer benim candan dostlarım ve yardımcılarım iseniz, hemen babamın intikamını almak için hazırlanın. Hep birlikte harekete geçerek, İranlıların üzerinden bu kötülüğü kaldıralım. Eğer benim arkadaşlarım iseniz gidip Parslar gibi savaşırız. O benden önce savaşa hazırlansa bile ben yine kahramanlarımın sayesinde dağları dümdüz ederim. Yere dökülecek bütün kanların günahı onun boynunadır. Ordumuzdan öleceklerin yerleri de cennettedir. Şimdi düşünüp taşının da hep beraber ortaya uygun bir düşünce koyun ve bu iş üzerinde düşündüğünüzü bana bildirin.'' Şunu bilin ki kötülük eden yaptığının cezasını çeker," dedi. Orada bulunup da cevaplarını hazırlayan büyükler, yürekleri dert içinde ayağa kalkarak, "Ey padişah," dediler. "Sen yüreğini ferah tut. Üzüntüyü hiç yanına sokma. Bizim canımız da, tenimiz de senindir. Bütün zahmetleri de senin için katlanırız," dediler. Padişah, fil gövdeleri Rüstem'den, Güderz'den ve Tüs'ten bu karşılığı alınca sevincinden yanakları erguvan gibi kızardı. Devletinde yeni bir diriliğin başladığını gören genç Keyhüsrev, bu pehlivanların hepsine teşekkür ederek, yeryüzü bu pehlivanlarla mamur olsun dedi. Keyhüsrev'in pehlivanları sayması Aradan bir müddet daha geçtikten sonra bir sabah, güneş sümbile burcundan yüzünü gösterirken, Keyhüsrev dört bir yanındaki mübitleri çağırtarak, kendileriyle konuşulması gereken şeyler üzerinde konuştu. Tam iki hafta kapıları kapatarak huzuruna kimseyi almadı ve ordu için yeni bir defter hazırlattı. İyaşe memurlarına büyük küçük bütün ordudaki erlerin adlarını söylemelerini buyurdu. Ordudaki erlerin adlarını derecelerine göre deftere yazdırdı. Önce Kavus'un akrabasından olan 110 komutan yazıldı. En başta Kavus'un oğlu ve yeni padişahın da amcası olan Feri Burz vardı. Nevzer'in soyundan da savaşmakta ve gürs kullanmakta usta olan 80 kişi seçti. Bunların başı ise komutan Zerebsti. Bunlara o komuta ederdi. Keyaniya'nın baş tacı ve Tüysün oğlu olan bu kahraman gürs, kılıç ve davul sahibiydi. Keyüsrev ordunun kendileri sayesinde ayakta durduğu Geşvat oğlu Güderz gibi 3 pehlivan daha seçti. Geşvat'ın 78 oğlu ve oğlunun oğlu vardı. Bunların her biri dağların kahramanları ve ovaların atlılarıydılar. Onlar Gavin'in saadet yıldızını yükseltmiş, Keyaniya'nın tahtına ve tacına şeref katmışlardı. Bunlarla beraber gejdehim’in soyundan 63 pehlivan daha gelmişti. Onların da büyükleri ve komutanları Güstehem idi. Yine yazılanlar arasında Milat'ın soyundan gelmiş, değerli ve her zaman galip gelen Gürgün gibi yüz süvari, Tevabi'nin soyundan gelen savaş atlıları ve padişahın hazinecileri olan 85 pehlivan da bulunuyordu. Komutanları olan Berte savaşlarda onların adlarını yükseltirdi. Peşengin soyundan gelen 33 pehlivanın ödevleri ise savaşta zıpkın kullanmaktı. Komutanları savaş sırasında davulun önündeki pehlivanları koruyan ve tüyüsün damadı olan akıllı Ribidi. Berzin soyundan gelen ve her biri savaş sırasında birer aslan kesilen 70 pehlivanın komutanı ise savaşta çelikten yapılmış bir örse dönen Ferhat idi. Gürazye'nin soyundan gelen 150 pehlivan daha vardı ki bunlar kendi kendilerini idare ediyorlardı. Gina Renk de birçok büyük, kuvvetli, gösterişli, akıllı ve ünlü pehlivanlarla beraberdi. Bütün bunlarla ordudaki pehlivanlar o kadar çoğalmıştı ki sayılarını mübit bile bilemiyordu. Bundan sonra o savaşa katılacakların adlarını padişahın defterine yazdılar ve padişah pehlivanların şehirden çıkmalarını, sınırı geçerek ovaya ve oradan da Türklerle savaşmaya gitmelerini, hepsinin seve seve Tura'nın yolunu tutmalarını, boruların ve Hint çingaraklarının seslerini ta aya kadar yükseltmelerini buyurdu. Bunun üzerine hepsi gelip padişahın önünde başlarını yere koyarak ona dualar ettiler ve ''Ey yüce padişah!'' Taç ve taht seninle nurlandı. Padişahlık senindir. Biz de senin kullarınız. Hamel burcundan yerin dibindeki balığa kadar her yer senin buyruğun altındadır dediler. Hüsrev'in pehlivanlara hazineler bağışlaması. Bir yandan da çobanlar padişahın atlarını otlaklarından kaldırıp ordugaha getirdiler. Padişah pehlivanlara seslenerek içinizde güzel kemen tatan ve savaşta düşmanın karşısında tunç gibi bir vücutta duran kim ise meydana çıksın da şu rüzgar gibi koşan Arap atlarından istediğini kemendini atıp yakalasın dedikten sonra o herkesi yenen yeryüzü padişahı gürzünü eline alıp tahtına oturarak altın hazinesinin kapısını açtırdı. Ve büyüklerin hazinesinin kapalı durması doğru değildir. Savaşılacağı, öç alınacağı veya bir iş yapılacağı zaman Hazineler ve altınlar büyüklerin gözlerinde küçülü verir. Biz de savaşçılara hazineler ve tahtlar bağışlayarak padişahlık ağacının dallarını ve yemişlerini güneşe kadar yükseltelim. Herkese paranın lazım olduğu bir sırada onu ne diye saklayıp vakit kaybetmeli diyerek üzeri altınlar ve incilerle süslü rüm kumaşından yapılmış dört kat elbise, yine o kumaşa benzeyen ipek ve diğer cins kumaşlarla İçi padişahlara yaraşan mücevherlerle dolu bir kadeh getirdi. Uşaklar onların hepsini yüce padişahın önüne koydular. Padişah orduya döndü. işte dedi. Bunların hepsi Efrasiab'ın pehlivan saydığı ve ordusuna komutan yaptığı melun erkek ejderha Pelasha'nın o değersiz başı içindir. Efrasiab o uyanık olduğu için onun sayesinde rahat rahat uyuyabiliyor. Savaş günü kılıcıyla kesip tozların içine yuvarlayacağı başını kim getirecek diye sordu. Bunun üzerine hemen Givin oğlu Bijen ayağa kalkarak o ejderhayı öldürmeye hazır olduğunu söyledi ve elbiseleri altın kadehle içindeki mücevherleri aldı. Padişaha şu taçlı başın ebedi olsun diye birçok dualar ettikten sonra elindeki mücevher dolu kadehle gelip yerine oturdu. Bunun üzerine padişah hazinecisine altınlı kumaşlar, Ayrıca 200 kadar perniyen kumaşıyla diğer kumaşlar, belleri kuşaklı ve gül yanaklı iki köle getirmesini söyledi. Sonra yine oradakilere dönerek bu hediyeleri dedi, aynı zamanda kendisine minnettar kalacağım o kimseye vereceğim ki, bana veya şurada hazır bulunanların önüne Efrasiyab'ın damadı Tejav'ın başına koyduğu tacı alıp koysun dedi. Bunu duyunca savaşlarda büyük bir yararlılık gösteren Givin oğlu Bijen yine kalkıp o hediyeleri de alınca bütün orada hazır bulunanlar şaşırıp kaldılar. Biljen, dünya Kehüsrev'in varlığıyla onarılmış olsun diye birçok dualar ederek geldiği yerine oturdu. Padişah yine hazinecisini çağırarak altın dizginli ve hızlı koşan on at ile belleri kemerli on köle ve iyi süslenmiş on cariye getirmesini buyurdu. Hazineci bunları getirince milletin padişahı, bu atları ve şu güzel cariyeleri, Tecav'ın her savaşta yanına aldığı bahar yüzlü, selvi boylu, kamış belli, sülün yürüyüşlü, Yasemin vücutlu, gönül kapıcı, mis kokulu, tatlı sesi kaplanları bile yumuşatan Esinuy adlı cariyesini kemendiyle belinden yakalayan fakat göğsünde taşır gibi hiç incitmeden bana getirene vereceğim. Evet, onu ancak böyle getirmeli. Çünkü o o kadar güzel yüzlü bir kızı öldürmek yazıktır deyince Biljen yine kalkıp elini göğsüne basarak Muzaffer Padişah'ın yanına geldi ve Padişah'ı överek yeryüzünü yaratan Tanrı'ya dualar etti. Yüce Padişah onun bu hallerine çok sevindi. Ona ey ünlü ve büyük kişi düşmanın bile senin karşına çıkmasın. O aydın canın tensiz kalmasın dedi. Bu sefer padişah hazinecisine gizli hazineden on altın kadeh getirmesini buyurdu. Kadehlerin içine şemmame doldurdular, onlardan başka halis gümüşten ve incilerle dolu on, içi miskle dolu sarı yakuttan bir, firüzeden ve lacivertten yine birer kadeh daha getirdiler. Sonra da altın dizginli ve değerli on atla belleri kemerli on köle hazırlayıp padişahın önüne dizdiler. Padişah bunları dedi, Tecav'la yapılacak savaşta yüreğinde cesaret olup da onun kafasını keserek savaş alanının ortasına koyana ve onu ordudaki kahramanların önlerine getirene vereceğim dedi. Bu sözleri duyanlar arasından Güderzinoğlu Giv elini göğsüne bastırıp kalktı ve o pehlivanlar savaşı için kemerini kuşanıp hazırlandı. Bunun üzerine o güzel kölelerle hediyeleri süslü bir halde getirip onun önüne koydular. Giv bunlar için padişaha dualar ederek, Yüzük ve külah senin yokluğunu görmesinler dedi. Padişah hazinecisine tahtın önüne on altın tepsi getirerek üzerine altınlar, gümüşler, miskler ve inciler etrafına da külahlı, kemerli ve peri yüzlü köleler diz. Bunlardan başka iki yüz parça altın sırmalı ve ipekli kumaşla padişahlara yaraşan bir taç ve onda kemer hazırla dedi. Hediyeler hazırlanınca padişah Bunları, dedi, at ve hazine kazanmak için zahmete girmekten çekinmeyene vereceğim. Bunları almak isteyen, Kasirud'a giderek Siyavuş'un ruhunu saygılarla ansın. Orada yüksekliği on kemendi geçen bir odun dağı görecektir. Efrasiyab bu odunları suyun öteki kıyısına geçince yığdırmış. Böylece hiç kimsenin İran'dan Turan'a geçmemesini sağlamak istemiştir. Bizden cesur birisi oraya giderek, bütün kâsir ateşe vermeli ki, biz savaşa tutuştuğumuz zaman bu odunların arkasında bir ordu gizlenemesin, deyince, Giv yine ortaya atılarak, hah dedi, bu tam bana göre bir av. Odundan yapılmış budağı yakmak, tam benim işim. Karşıma bir ordu da çıksa, yine savaştan çekinmem. Düşmanların leşleriyle yırtıcı kuşlara ziyafetler çekerim. Bunun üzerine padişah, o hediyeleri de Giv'e vererek, ey ordunun kahramanı, tacım, ''Senin kılıcının yokluğunu görmesin. Sen hep sevinçli ol.'' diye dualar etti. Sonra hazinecisine hiç vakit geçirmeden türlü türlü renklerde yüz top kumaş, bakıldığı zaman donmuş birer su damlası gibi görünen yüz inci ile haremden saçları başlarındaki taşların altında kaybolmuş olan beş cariye getirmesini buyurdu. Padişah ''Bu hediyelerde'' dedi, ''ruhuna aklı hakim olan, akıllı, iç gözü açık'' İyi konuşan bir pehlivana yaraşır. O aynı zamanda savaşta aslandan bile yüz çevirmeyen bir pehlivan olmalı. Benden Efrasyab'a bir haber götürünce ondan korkup gözleri yaşarmamalı ve ondan aldığı haberleri de bana getirebilmeli. İçinizde bu işleri yapmaya kim cesaret edecek diye sordu. Bunun üzerine Milat'ın oğlu Gürgin elini kaldırarak bu işleri yapmaya hazırlanıp da beline kemerini kuşanınca Padişah da o cariyelerle altınlı kumaşları ve padişahlara yaraşan incileri ona verdi. Gürgin bunları alıp padişaha dualar etti ve akıl hep Hüsrev'in ruhuna yar olsun dedi. Yeryüzü padişahının bütün buyruklarını yerine getirir, söylenmesi gereken şeyleri olduğu gibi söylerim dedi. Bunun üzerine yeryüzü padişahı Milatoğlu Gürgün'e gizlice bazı şeyler söyledi. Bunları söylerken yüreği yanıyor ve gözleri yaşla doluyordu. Sonra da dedi ki, derhal Efrasiyab'ın yanına git. Söylediklerimi ve başımdan geçenleri ona bir bir anlat. De ki, ey kötü düşünceli ve kan dökücü herif, sen kim oluyorsun da yeryüzünde bu kadar kötülükler yapıyorsun? Yeryüzünü baştan başa yakıp yıktığın yetmiyormuş gibi kendi kardeşinin bile kanını döktün. İran'da kadın ve erkek herkes toprakların üzerinde titreyerek Tanrı'ya senden şikayetler yolluyor.'' Keyaniyan soyundan yeryüzünde bir yadigar olan ünlü nevzerin başını sen kestin. Siyavuş yeryüzünü sana dar ve zindan etmek için Rüstem'le birlikte üzerine yürüyünce hemen başka bir renge giriverdin. Türlü türlü hazineler ve paralardan başka yüz kişiyi de rehine göndererek İran'la Turan arasında barış istedin. Kavus bu barışa köpürdü hatta Rüstem'in bile iyi niyetinden şüphe etti.'' Siyahvuş'a bir mektup yollayarak senin rehin olarak gönderdiğin yüz kişinin kafasını uçurmak istedi. Fakat Siyavuş, padişahın buyruğuna boyun eğmedi. Senin yanına gelip sığındı. Senin uğruna İran'dan da, bayraktan da, taçtan da, yüzükten de vazgeçti. Ey kötüler kötüsü, ey pehlivanlar arasında adı batasıca. Geldi de sana sığındı. Sonra sen tuttuğun bu kadar değerli bir padişahın başını bir koyunun kafasını koparır gibi kopardın. Bu bitince sıra benim gibi daha dünya nedir görmemişin birini öldürmeye, onun da kafasını dökmeye geldi. Ne diye sana hep böyle sistemde bulunacakmışım? Senin ruhunun yeri zaten cehennemdir. Eğer yüreğimin kabarıp taşmamasını, bu kinle kalkıp senden intikam almamamı istersen, yeryüzüne fesat karıştıran ve Türk tohumundan gelen o zirih oğlu Geru ile bellerini kinle bağlamış olan Gersüyuzu ve demirü babamın dökülen kanına karşılık kafalarını uçurmak ve ciğerlerini söküp parçalamak için bana gönderirsin. Yok tutar da benim düşüncemden ve sözümden dışarı çıkarsan hiç durma, hemen savaşa hazırlan. Bunu da yapmazsan temiz tanrının güneşin, ayın ve parlak ateşin üzerine yemin ederim ki Efras yaptan intikamımı alıncaya kadar bu kinle ne uyku uyurum ne de dinlenirim. Gürgün, Hüsrev'in bu haberini duyunca Hemen huzurdan çıkarak yürük bir ata bindi ve Turan ülkesine doğru yola çıktı. Kehüsrem'in Rüstem'i Hind'e göndermesi. Günün aydınlanmasıyla dağlar sandaloz rengini aldı ve horoz sesleri yükselmeye başladı. Bu sırada Rüstem padişahın yanına geldi. İran taht ve taç üzerine Feramurz ve Züvare'de hazır bulundukları halde uzun boylu konuştular. Bir aralık tehemten yeryüzü padişahına, Ey övülmeye layık olan padişah! Zabilistan'da vaktiyle Türklerin olan bir şehir vardır. Türkleri oradan mini uçiri çıkarmıştır. Çok güzel bir yer olan bu şehri, Kâhus'un ihtiyarlamaya başladığı, eski kudreti kalmadığı sıralarda Turanlılar tekrar alarak İranlıları oradan çıkardılar. Halk şimdi oranın vergisini Turan'a veriyor. İran'ı hatırına bile getiren yok.'' Dehistan gibi bağlık, bahçelik, cennet gibi böyle daha nice güzel yerler var. Orası bir güzellik dünyasıdır. Oradaki malın da sayısı belirsizdir, ordunun da. Dünya görmüş ve ünlü dihkanlar oraya sadece otlak derler. Bu bölgenin yarısı Sint, kannuç ve Kişmire geçit verir. Diğer yarısı da Çin ülkesi ile Turan ülkesi arasındadır. Bu yerlerde pek çok hazineler ve filler vardır. Turanlılar da oralardaki suçsuz insanlara zulmediyor. Halk öldürülmek, baskına ve yağmaya uğramaktan yana isyan edecek hale gelmiştir. Bir karıncanın ayağından tut da aslanın pençesine varıncaya kadar İran'da her şey senin buyruğundadır. Büyük bir pehlivanın idaresinde olarak buraya büyük bir ordu göndermeli ve halkı İran padişahına vergi vermeye, onun sarayına gelip boyun eğmeye davet etmeli.'' Eğer biz böylece o ülkeyi ele geçirecek olursak, Turanlılara hatırı sayılır bir darbe vurmuş oluruz deyince, Padişah, sen hiç ölme, bu pek doğru bir düşünce. Sen git de bir hesapla bakalım oraya ne kadarlık bir ordu göndermek gerek. Adamlarımız arasından da ünlü pehlivanlar seç. Senin ülkene bitişik olan bir memleketin savunma gücünü hesaplamak yine sana düşer. Bu büyük ordunun komutasını da feramuza ver ki Savaş yerlerine yakışan bir şekilde ve onun eliyle bu iş olup bitsin. Bu timsah ancak onun oltasıyla yakalanabilir dedi. Rüstem Pehlivan'ın padişahın bu sözlerinden yüreği sevinçle doldu ve ona pek çok dualar etti. Bundan sonra padişah saray nazırına sofraların hazırlanmasını buyurdu. Şaraplar getirtilip çalgılar çağrıldı. Padişah şarkı söyleyenlerin sesleriyle çok neşelendi. Kehüsrev'in ordusunu hazırlaması Bu toplantı parlak güneş dağların arkasından çıkıncaya kadar devam etti. Nihayet okuyucuların şarkı söylemekten usandıkları bir sırada padişahın sarayından da davul sesleri yükseldi. Erler sarayın önünde sıra sıra dizildiler, tunç davulu filin üzerine bağladılar. Öküz kuyruğu biçimindeki boruların sesleri de havaya yükseldi. Başka bir filin üzerine de taht oturttular, padişahlara yaraşan o ağaç, Nihayet yemişini pislik verdi. Padişah da gelip filin üstüne oturdu ve başına mücevherlerle yapılmış bir bilezik geçirdi. Ve beline de inciler, altınlar ve zebercetlerle süslenmiş bir kemer bağladı. Fil altın çıngırakları ve sırtındaki zırhı ile ordunun arasında adım adım yürüyordu. Padişahın elindeki kadehin içinde bir toparlak vardı. Ordunun sesi ta Zuhal yıldızına kadar yükseliyordu. Kılıçlardan, gözlerden, davullardan ve kalkan tozlardan yeryüzü karardığı gibi gökte lacivert rengini aldı. Sanki güneş bir tuzağa düşüp tutulmuş veya küp biçimindeki feleği su basmış sanılırdı. Gözleri yeri göremedikleri gibi gökte de yıldız yerine mızraklar görülebiliyordu. Sanki denizden dalgalar yükseliyormuş gibi ordular birbirinin peşi sıra geliyorlardı. Felek bu kıyameti görünce şaşırıp kaldı. Padişahın otağını saraydan çıkarıp ovaya kurdular. Şerefli padişah elindeki mühreyi kadehe vurup da beline kemerini bağlayınca artık yeryüzündeki bütün padişahlara kapısının eşiğine gelip de kendisine boyun eğmekten başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Azgın pehlivanların padişahı ünlü Hüsrev işte böyle padişahlık ediyordu. Padişah filin üzerine oturup olduğu yerde durdu ve bütün ordu gelip önünden geçti. Ordunun öncüsü Feri Burz olduğu için ilk olarak o geçti. Gürzüyle kılıcı elinde, altın ayakkabıları da ayağında olarak, üzerinde güneş resmi bulunan bayrağıyla atının üzerine binmiş ve atın terkesini de kemendini asmıştı. Bütün ordusu baştan başa altın ve gümüş içinde yüzüyordu. Yeryüzü padişahı ondan çok memnun kaldı. Kendisine, Tanrı seni büyüklerin yüceliğine eriştirsin. Her işinde talihin üstün gelsin. Her günün nevruz gibi olsun. Sağlıkla git ve hiç yorgunluk duymadan dön diye dualar etti. Onun arkasından yeryüzünü kendi varlığıyla onaran Geşvat oğlu Güyderz geçti. Bayrağının üzerinde pençeleriyle gürz ve kılıç tutan bir aslan resmi vardı. Sağında rehham, solunda yüce gibi. Arkasında da bayrağı taşıyan ve yüceliğiyle dünyayı mosman eden aslan gövdeliği Sidoş'u bulanıyor. Bunların peşlerinden de atlarına binmiş dizginler ellerinde uzun mızraklı binlerce pehlivan geliyordu. Givin arkasına duran adamların elinde üzerinde kurt resmi bulunan bir bayrak vardı. Yeryüzünü eline geçirmek isteyen ve mızrağı bulutlara kadar yükselen Reham'ın bayrağının üzerinde ise bir kaplan resmi vardı. Güldersin oğullarının ve torunlarının sayıları 70'i 80'i buluyordu. Bunların erlerinin çokluğundan da ovada basacak yer kalmamıştı. Her birinin arkasında başka bir bayrak vardı. Bu cesur yiğitlerin her birinin elinde kılıç ve ayağında da altın ayakkabı vardı. Güderz'in bu büyüklüğünü ve şatafatını görenler bütün yeryüzünün ve bütün büyüklerin onun önünde eğilmiş olduğunu sanırlardı. Güderz padişahın tahtının yanına gelince o tahtın ve tacın var olması için çok dualar etti. Padişah da Güderz'e give ve onun erlerine dualar etti. Güder'den sonra Gecdeyim'in uyanık yürekli oğlu Güsteyem geçti. Savaşlarda elinde hep mızrak bulunan Güsteyem'in yayı ve kayın ağacından yapılmış oku da sevgilileriydi. Onlardan hiç ayrılmazdı. Onun pazısındaki kuvvetle yaydan fırlayıp giden oklar, taşları ve örsleri bile delip geçerlerdi. O da kılıçları ve süsleriyle tam bir şekilde gidirilip kuşatılmış büyük bir ordu hazırlamıştı. Direğinin parlak ucu bulutlara değen, ve üzerinde ay resmi bulunan bir de bayrağı vardı. Padişahın yanına gelince ona dualar etti. İran padişahı Keyhüsrev de ondan çok memnun kaldı. Güsteym'in ardından keskin zekalı, akıllı ve parlak düşünceli Eşkes geçti. O, Kubat'ın soyundan iyi gürs kullanan, soylu, temiz ve tedbirli bir pehlivandı. Komuta ettiği ordu bir koç gibi savaşa susamış olan güç ve buylüçün pehlivanlarından toplanmıştı. Yeryüzünde onların savaştan kaçtıklarını gören yoktu. Parmaklarının ucuna kadar silahlıydılar. Eşkesin bayrağında pençeleriyle saldıran bir aslan resmi vardı. O da padişaha feleğin hep böyle güler yüz göstermesini dileyerek dualar etti. Keyüsrev saf saf 2 millik bir mesafeyi kaplayan bu orduyu filin üzerinden seyredince çok memnun kaldı. Ona yardım eden talihin devamı ve onu yetiştiren memleketinin saadeti için dualar etti. Onun arkasından Keyüsrev ordusunun ruhu olan seçme pehlivan Ferhat geçti. O savaşlarda erlerin yanından hiç ayrılmaz ve onlara bir baba gibi bakardı. Üzerinde ceylan resmi bulunan bir bayrak başını gölgelendiriyordu erlerinin ellerinde Hint kılıçları, sırtlarında Türk zırhları ve atlarının üzerinde de soğut eğerleri vardı. Hepsi de Kubat'ın soyundan Tanrı'nın lütfuna ermiş pehlivanlardı. Yanakları o kadar ışıklıydı ki savaş alanında her biri birer güneş veya parlak birer ay gibiydiler. Ferhat tahtın üzerindeki genç padişahı görünce dualar etti. Ferhat'ın peşi sıra Giv ailesinin en büyüğü ünlü ve cesur savaşçı güraze geçti. Atının terkisine de halka halka sarılı kemendini asmıştı. Padişah onu çok beğendi. Doğrusu beğenilmeye de layıktı. Bayrağının üzerinde bir yılan resmi vardı. Elleri de kemen tatmakta ve savaşmakta usta süvarilerdi. Padişahın yanına gelince Güraze ona dualar ettikten sonra yürüyüp gitti. Onun arkasından Şaveren oğlu Zenge yanındaki cesur pehlivanlarla birlikte hızla geçti. Zenge yerinden oynamış bir dağ gibi yürüyor, peşi sırada üzerinde bir kartal resmi bulunan bayrağa geliyordu. Padişahın önünden geçerken onun boyuna, bosuna, kılıcına ve yüzüne dualar etti. Bağdat'tan gelme mızraklı ve çelik kılıçlı ne kadar pehlivan varsa hepsi filin üzerinde oturan padişahın önünden ve o kartal resimli bayrağın altından geçtiler. Ondan sonra yüce, şatafatlı ve değerli pehlivan Feramurs, Kişmir, Kabil ve Nimruz'dan gelen ve yeryüzünü aydınlatan yüce kahramanlardan toplanmış büyük bir orduyla davullar ve fillerle geçti. Onun bayrağı da yeryüzünün en büyük pehlivanı olan cesur babası Rüstem'inkinin aynıydı. Yani bayrağının üzerinde bağlarını koparmış yedi başlı bir ejderha resmi vardı. Yemişli bir ağacı andıran Feramurs, gelip padişaha dualarda bulundu. Padişah da kendisinden çok memnun kalarak ona şu öğütleri verdi. Fil gövdeli Rüstem'in terbiye edip büyüttüğü bir insan her yerde saygı görür. Sen de Nerimanların, Samların, Destanların soyundansın ve Rüstem'in oğlusun. Hindistan'dan ve Kanuç'tan Sistan'a kadar bütün ülkeler senindir. Seninle barış yapmak isteyeceklere bir kötülükte bulunma. Her yerde fakirlerin koruyucusu ve kendi adamlarının da gözeticisi ol. Felaketli anlarında yardımına koşacak olan akıllı dostlarını iyi seç ve tanı. Kazandığını ye ve yedir. Yarını hiç düşüneyim deme. Yarın ne olacağını insan ne bilir? Ben sana oraların padişahlığını veriyorum ama idareli ol ve olur olmaz yere savaş yapma. Daha gençliğinde hazine kazanmak hevesine düşme. Seni incitmeyeni sen de incitme. Felaket sarayı olan bu dünyada akıbetinden yana bir güvenin olmasın. O bazen böyle, bazen de öyledir. Bu dünyadan memnun olmaya ve kendinden sonra büyük bir at bırakmaya çalış. Ömrümüzün yılları geçip gidiyor. Şu dönen felek de boyuna bizim soluklarımızı sayıp duruyor. Gönlün şen, Tenin de esen olsun. Bunlardan başka neler lazımsa artık onları da sen düşünürsün. Yeryüzünü yaratan Tanrı senden razı olsun ve senin kötülüğünü düşünenlerin yürekleri dumanla dolsun dedi. Feramurs yeni padişahın bu sözlerini duyunca hızlı koşan atından inip yeni padişaha birçok dualar ederek yeni çıkan bir ay gibi senin de günden güne nurun artsın dedi. Yeri öpüp kendisine saygılarını sunduktan sonra uzun yoluna doğru yüzünü çevirerek yürümeye başladı. Rüstem de onun gitmesinden üzgün bir halde iki fersaklık yola kadar onu uğurladı. Ona birçok öğütler verdi. Dedi ki, Ey savaş arayan ünlü oğul! Kızgınlık ve şaşkınlıkla kimsenin canını yakma. Etrafından hep takdir toplamaktan vazgeçme. Bir yerde ün peşinde koşan bir adam duyunca, ona birini yollar ve önce tatlılıkla konuşur, onu güzellikle yola getirmeye çalışırsın. Baktın ki tatlılıktan anlamıyor, o zaman sen de dikleşir ve savaşa girişirsin. Yapacağın bütün işlerin sonunu düşün ve kötülüğünü isteyenlerin sana nasıl tuzaklar kurabileceklerini hesapla. Kimsenin gitmediği yollara sen de gitme ki sonunda herkes senden nefret etmesin. Adalet arayanlara adaletin kapısını kapatma. Sözlerimi dinle ve sakın verdiğin yeminden dönme. Madem ki yeryüzünün sahibi olan Tanrı sana iyilik veriyor, o halde sen de herkese karşı iyi davran. Ancak kötülük isteyenlere karşı gevşek davranma. Çünkü onlar zamanı gelince senin karşına bir erkek ejderha olarak çıkarlar. Zarar vermemesi için bir ateşi daha küçükken söndürmeli. Büyürse bütün dünyayı yakabilir. Öyle olur olmaz kimselere sırrını açma. Kötü düşünceli adamları küçümseme. Ey ünlü, akıllı, uyanık ve aydın canlı pehlivan! Bizim bütün atalarımız hep böyle yaptılar. İşlerini hep böyle düzenlediler. Yeryüzüne hakim olan Gürşasp, kocayınca Neriman Gürz'den söz açmaya başladı. Tıpkı Gürşasp gibi o da elini gürzüne alınca artık intikam alanında hiç kimse duramazdı. Onunla yapılan savaşlarda atlı olsun, yaya olsun, yeryüzü bütün pehlivanlardan temizlenirdi. Dünyada yaşadığı müddetçe kimse onu yiğitlikte alt edemedi. Onun yerini yiğit Sam alınca Neriman günlerini şarapla ve kadehle geçirmeye başladı. Zal meydana gelip de padişahların tahtları önünde beline kemer bağlayınca da bu sefer Sam savaştan çekildi. İşte dünya hep bu şekilde dönüp gider.'' Nitekim ben yetişip de ayağımı üzengiye koyar koymaz babam da kavga dövüşten elini çekti. Karşıma çıkan ister dev, isterse ejderha olsun, hiçbirisi kılıcımdan ve gözümden yakasını kurtaramamıştır. Şimdi ise kötülerle savaşma sırası sana, dinlenme sırası da bana geldi. Eğer üzerine aldığın bu işi istediğin gibi başarabilirsen, adın şu dönen göklerin üstüne erişir. Bundan sonra baba oğul kucaklaşarak birbirlerinin yüzlerini, gözlerini öptüler. Felamur onun söylediklerini bir bir dinledikten sonra yola düzüldü. O uzaklaşınca babası da geriye döndü. Ovadan kendi otağına doğru yürüdü. Yolda giderlerken ona savaş usulleri, cemiyet hayatı, bilgi ve hüner konuları üzerinde öğütler verdi ve iyi günler diledi. Rüstem bundan sonra da yüreği dert ve başı düşünceler içinde padişahın sarayına gitti. Padişah Rüstem yanına gelir gelmez şarap getirip büyük bir kadehle içti ve Rüstem'e zevkten ve safadan ayrılma. Aklı başında olan yarını anmaz. Tur, Selm ve Feridun neredeler? Hepsi geçip giderek toprakla bir oldular. Uğraşıp çalışarak hazineler toplamış, yüreğindeki bütün başka emelleri öldürmüşsün diyelim. Peki, sonu ne olacak? Sonunda bütün bunlardan elinde ne kalacak? Toprak değil mi? O acıklı günün felaketinden kimse kurtulamaz. Aydın gündüz başlar başlamaz, bizim hayat yolundaki adımlarımızı sayacağı için biz de geceleri elimizden şarap kadeğini bırakmayalım. Haber gönderelim de borularla davulları çıkarsınlar ve tüyüs da boruyu çalsın. Bakalım tutuşacağımız şu savaşta felek kime yardım edecek? Çalışmasına çalışalım ama bizim uğraşmamızdan kime ne? Bütün olacak işler daha ezelde takdir edilmiş değil midir? İyi veya kötü, anlımıza ne yazılmışsa hepsi başımızdan gelip geçecektir. Akıllı bir insan artık ne diye bunun üzerine düşünsün. Yeryüzünü yaratan Tanrı yardımcımız olursa babamın kanının intikamını almaya başlayalım dedi. Siyavuş'un öteki oğlu Furud'un hikayesi. Büyüyüp yetişen ve Pehlivanlık çağına gelen bir padişahın ordusunu düşmanların eline bırakması doğru değildir. Böyle bir hareket gözlerinden yaşlar dökmesini, hiçbir hekimin çaresini bulamadığı bir derde benzeyen sonuçlarla karşılaşmasını doğurur. Büyüklerin soyundan gelen ve kudretini kaybeden bir kimse ümitsizliğe düşer. Bunun içindir ki kendi gönlünün dileğine aykırı olarak başkalarının hesabına çalışan bir kimseye ordusunu teslim eden ve ona dost gözüyle bakan bir padişah akılsızdır. Felek onun bütün dileklerini yerine getirse ve ona karşı sevgi gösterse bile hiçbir zaman onun için rahat etmez ve hırs yüreğini harap eder. Akıllı bir adam akılla iş görmeyeni akıllı saymaz. Bu hikayeyi sonuna kadar dinleyince kötü huylu oluşun ne demek olduğunu anlayacaksın. Keyhüsrev'in tüysü Türklerle savaşmaya göndermesi Güneş tahtına oturup da kuzu burcunu ayakları altına alınca yeryüzü de baştan başa ve sap sarı bir şarap rengine girdi. İşte bu sırada padişahın sarayından davul, boru ve trompet sesleri yükseldi. Memlekette bir heyecandır başladı. Çöllerde ve göklerde bir kıyamettir koptu. Atların seslerinden ve erlerin narlarından gökteki ay şaşırıp yolunu kaybetti. Silahların şakırtısıyla fillerin sesleri Nil ırmağı gibi her yanı kapladı. Hava, gavenin bayrağının dalgalanmasından kırmızı sarı, mavi ve menekşe renklerine boyandı. Gavenin yıldızı ortada, Güderzin atlıları da onun etrafındaydılar. Padişah başında tacı ile ve borularla otağının aralığına kadar geldi. Tüs, gavenin bayrağı elinde ve altın ayakkabıları da ayağında olarak padişahın yanına gitti. Boyunlarında gerdanlıklar ve başlarında taçlar bulunan ve Nevzer'in soyundan gelen büyük kahramanların hepsi ordunun önünden koşarak padişahın yanına gittiler. Tüysun yanında üzerinde fil resmi bulunan ve altınlı tepesi bulutlara değen bir bayrak vardı. Mini soyundan olanların yürekleri de canları da Tüysun sevgisiyle doluydu. Bunlar hep birlikte ve kara bir dağı andırarak gittiler. Kalkan tozlarla güneş ve ay görünmez oldular.'' Ordular, bayraklar ve başlarındaki külahlarla padişahın yanına gittikleri zaman padişah komutanın ordunun ünlü pehlivanlarıyla birlikte huzuruna gelmesini buyurdu. Uyanık padişah diyorsun ordunun önünde ghavenin yıldızını taşıyan bayrakla gitmesini ve herkesin ona boyun eğmesini emretti. Sonra ordunun önünde mührünü ona vererek onun kendisinin müşaviri ve ordunun komutanı olduğunu ilan ettikten sonra şunları söyledi. Sakın aramızda verdiğimiz karardan döneyim deme. Benim buyruğumdan ve yolumdan ayrılma. Kimseyi yollarda incitmemek, padişahlık tahtının ve tacının icabıdır. İster bir çiftçi, ister bir işçi olsun, kimseye dokunma. Seninle savaşmayanlarla sen de savaşma. Seninle savaşanlarla savaşırsan başkasına karışma. İnsana kötülüğü dokunmayanlara kötülük etmek doğru değildir.'' Nasıl olsa şu fani dünya kimseye kalmaz. Sakın kelat yolundan gitme. Bu yoldan gidecek olursan bütün planlarımız bozulur. Ruhu bir güneş gibi parlayıp öteki alem kendisi için bir ümit alemi olası Siyavuş'un, Piran'ın kızından da bir oğlu vardı ki babasının buyruğu gereğince o insanlar arasında pek görünmezdi. O tabii benim kardeşimdir. Ben yaşta, kuvvetli ve bana benzeyen bir gençtir. Şimdi annesiyle birlikte Kelat'ta bulunuyor. Kuvvetlidir ve ordusu da vardır. O İran'dan hiç kimseyi tanımaz. Hatta kimsenin adını bile eşitmemiştir. Atlarınızı o tarafa sürmeyin. Çünkü bulunduğu şehir çıkılması güç, sarp ve yolları dar bir dağın üstündedir. Üstelik büyük bir ordusu ve pek ünlü savaşçıları da vardır. O iyi bir savaşçı, bir pehlivan ve iyi bir atlıdır. Yaratılışı bakımından pek yüksektir. Vücudu ise her yerde ün almıştır. Onun için siz çöl yolundan gitmelisiniz. Aslanların pençesine atılmak doğru bir şey değil, dedi. Bunun üzerine Tüyüs söz alarak, Padişah'a, senin buyruğuna felek bile boyun eğer. Senin buyurduğun yollardan gidip, senin buyruğunu yerine getirirsem elbette ki sonumuz da hayırlı olur dedi. Ve hemen yola çıkıp hızla ilerleyince padişah her zaman kendisinin iyiliğini isteyen Rüstem'le gelip tahtına oturdu. Temiz yaratılışlı Hüsrev, Rüstem'den bir filozoftan ve bir de mübitten kurulmuş bir meclis topladı. Bunda Efras yaptan ve onun elinden çektiği ıstıraplardan uzun uzatıya bahsetti. Beni soysuz çobanlara teslim etti ne soyumu ne de adımı bilen yoktu. Givle İran'a doğru yola çıktıktan sonra da ordusuyla birlikte yine peşimi bırakmadı. Beni ve annemi yok etmek istedi ama adaletli Tanrı yardımcımız oldu. Kin ve dert içinde birçok zahmetler çektim. Tanrı'nın lütfu asla onun üzerine yönelmesin. Artık tende can bulundukça onun intikamından vazgeçmek bana yaraşmaz. Şimdilik onun üzerine ordumu ve tüyüsü gönderdim. Bundan sonra da seninle ikimiz gider, o kötü düşünceliği bunaltır, ellerini ve başını taşla ezeriz deyince, fil gövdeli Rüstem, sen hiç üzülme, zaman senin bütün isteklerini yerine getirecektir diye karşılık verdi. Bir yandan da Tüyüs evet. ordusuyla gide gide nihayet iyi yol ağzına vardı. Bu yollardan biri çöllere, birisi de kelat ve çirme gidiyordu. Evet. Tüyüs arkadan geliyordu. Önden giden ordu bu iki yol ağzında filleri ve davullarıyla durdu. Tüsun gelmesini ve yola devam için o iki yoldan birini seçmesini beklediler. Nihayet Tüs ordu komutanlarının yanına gelip çöllere giden o sıcak yol hakkındaki düşüncelerini anlatmaya başladı. Güderze, bu kupkuru çölün kumu misk ve tozu da amber olsa yine bize hiçbir faydası yok. Bu yolda bir günlük sıkı bir yürüyüşten sonra Suya ve dinlenmeye ihtiyacımız olacak tabii. Onun için biz altın ve gümüş nemiz varsa hepsini alıp kelat ve çirm yolundan gidelim. Bu yolun her iki yanı onarılmış yerlerdir. Akarsuları boldur. Ne diye çöle sapıp zahmetlerle karşılaşalım. Vaktiyle ben bir gün bu yoldan geçmiştim. Ordunun önünde Gecdehem vardı. İnişi yokuşu az olduğu halde bu uzun yol bize pek çok zahmet vermişti. Bunun için biz çölün fersahlar süren yolunu bırakalım da öteki yoldan gidelim deyince Güders, değerli padişahımız ordunun kılavuzu olarak seni seçmiştir. Sen orduyu padişahın dediği yoldan götür de bu yolculuğu ordu için zahmetli olmaktan çıkar. Padişahın sözünden çıkma ki ordu yıpranmasın diye karşılık verdi. Fakat Tüyüs bu sefer de ey ünlü pehlivan sen bu iş için öyle uzun boylu tasalanma. Hiç üzülme. Padişahın bu işe canı sıkılmaz dedi ve Kelat ile Çirm yolundan gidilmesi için emir verdi. Davulları taşıyan filler o yola saptılar. Şimdi Hüsrev'in buyruğunu dinlemediği için sonunda başında ne kadar büyük bir fırtına koptuğunu göreceksin. Furud'un Tüyus'un gelişini haber alması. Furud büyük bir ordunun gelmekte olduğunu, onun atlarının ayaklarından kalkan tozlardan parlak güneşin karardığını ve erlerden her tarafın Nil ırmağına döndüğünü haber aldı. Birisi gelerek ona, kardeşim bir intikam ordusuyla birlikte İran'dan Turan'a doğru yürüyor. Kelat üzerinden geliyorlar ama savaşı nerede kabul edeceklerini bilmem, dedi. Bunu duyunca o toy delikanlının canı sıkıldı, yüreği dertle doldu. Kaleden inip kapıyı açarak dağın çevresini gözden geçirdi. Bütün başıboş gezen at ve koyun sürülerinin tutulmasını, bağlanıp getirilmesini buyurdu. Böylece dağlarda ve ovalarda başıboş hiçbir hayvan kalmadı. Bunların hepsini Sipet Dağı'na götürdükten sonra orada bağlanıp bente gönderilmelerini buyurdu. Bu işler bitince hızlı koşan bir ata binerek kaleye döndü ve kapısını kapadı. Derken mim yönünden davul sesleri gelirken çirm yönünden de abanoz gibi kara tozlar havalara yükselmeye başladı. Siyavuş'un derdiyle yüreği yanan Furud'un annesi Cerire kalenin üstünden bu manzarayı görünce yüreği yerinden oynadı. Bu sırada Furud da onun yanına gelerek ''Ey bayanlar bayanı, komutan Tüs arkasında filler ve davullarla hazırlanmış ordusuyla geliyor. Ne dersin, şimdi bunların bize saldırmamaları için ne yapmalı?'' diye sordu. Cerire ''Ey savaş yeri, Tanrı bugünkü gibi felaketli bir günü bir daha sana göstermesin. Senin İran'da tahta çıkan bir kardeşin daha vardır ki, uyanık ve dünyaya sahip bir padişahtır. Adı da Kehüsrev'dir. Seninle aynı kandan, aynı babadan olduğu için, o da senin karakterini ve adını bilir. Yeryüzüne siyah gibi bir padişah gelmemişti. Zaman onu durmadan övse yeridir. Piran ona önce beni vermişti, çünkü o Türklerden bir kadın almak istemiyordu.'' Sen anan ve baban taraflarından ünlü ve taç sahibi padişahlar soyundansın. Senin kardeşin şimdi babanın intikamını almak, onun ruhunu sevindirmek istiyor. Senin de hemen hazırlanarak onlarla birlikte savaşa katılman gerekir. Arkana Rum zırhını giy de yüreğini intikamla doldurup yürü. Babanın intikamını almak istediğine göre sen de onunla birlikte bu uğurda çalışmalısın. Siyavuşun ölümü için kaplanlar inliyor... Timsahlar feryat ede ede sulardan dışarı çıkıyorlar. Havalarda kuşlar ve denizlerde de balıklar ağlıyor ve Efrasiya lanet tokuyorlar. Çünkü bu dünyaya beline padişahlığın kemerini siyavuş gibi bağlayabilen birisi daha gelmemiştir. Pehlivanlıkta da, yiğitlikte de, talihte, soyda sopta, temizlikte, taht sahibi olmakta, akılda, fikirde ve adalette de onun bir eşi daha yoktur. Sen, işte böyle büyük ve ünlü bir pehlivanın oğlusun. Kehaniyanın tohumundan doğmuş ve bir padişah olarak yaratılmışsın. Bu soydan geldiğini göstermen için babanın intikamını almaya hazırlanmalısın. Haydi git de bu ordunun komutanı yani büyükler içinde sözü en çok geçen kimdir bir anla bakalım. Sonra pehlivanları çağırt, dağıtacağın şarapları, süslü elbiseleri, kılıçları, tulgaları, zırhları, kaftanları ve Hint kılıçlarını bir sedrin üzerine koy. Hazine olarak yeryüzünde sana kardeşin yeter. Yabancılarda babanın intikamını bırakma. Kardeşin nasıl tahta çıkıp da genç bir padişah olmuşsa, sen de babanın intikamını almak için bu orduya komutan ol da ortaya atıl artık dedi. Furut bu öğütleri dinledikten sonra annesine, peki ama dedi, dediklerini yapmak için gelen İran kahramanlarından hangisiyle görüşmeli? Savaş günlerinin bu kahramanları içinden hangisi bana bu işte yardım eder?'' Ben onların hiçbirinin adını bilmiyorum. Onlara ne diye ve nasıl haber ve selam göndereyim diye sordu. Cerire o kahraman oğluna ordunun kaldırdığı tozları görür görmez o kahramanlar arasında Behram ile Şaverenoğlu Zengen'in o iki yüce kahramanın alametlerini sorup anlarsın. Çünkü onlardan senin de benim de gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Çünkü baban sağlığında onları hiç yanından ayırmazdı. O bir padişahtı ama bunlar da onun en ileri gelen adamlarıydılar. Sen hiç ölme, adın yeryüzünden silinmesin. Siyavuşun ruhu da nur içinde yatsın. Benim verdiğim öğütleri hor görme ve şimdi de ordunu alarak gitme. Önce yanına yalnız tuharı al, öylece gidersin. O asi ruhlu pehlivanları sorduğun zaman tuhar sana onları gösterir. Çünkü o İran'da büyük küçük herkesi tanır. Koyunları da bilir, çobanları da dedi. Bunun üzerine Furut annesine: "Ey iyi kadın, senin şu güzel düşüncelerin bütün aileni ve bütün etrafındakilerin yüreklerini aydınlatır." dedi. Tam bu sırada da gözetleme yerinden bir gözcü gelerek Furut'a İran ordusu geldi. Dağlar, ovalar hep erlerle doldu. O kadar ki güneş bile karardı. Onu gören tutulmuş sanır. Kalenin kapısından genk ırmağına kadar her yer bayraklar, filler ve savaşçılarla dop dolu dedi. Furut ile Tuhar'ın İran ordusunu görmeye gitmeleri. Bunun üzerine Furut ile Tuhar oradan hızla ayrıldılar. Genç prensin talihi artık tersine dönmüştü. Zaten felek bir kere tersine dönmeye başlamasın. Başladı mıydı artık ne sert davranmak para eder ne de yumuşak. Bir gencin ölmesi mukadderse artık onun kocamasına imkan kalır mı? Bunlar gide gide bir dağın üzerine vardılar. İran ordusu buradan tamamıyla görünüyordu. Ordunun erlerinin ve savaş malzemesinin çokluğuna şaşıp kaldılar. Genç prens Tuhar'a tatlı bir sesle ''Bütün sorduklarıma doğru karşılık ver. Benden bir şey saklama. Kimleri görürsen bana adlarını söyle olur mu?'' dedi. İran ordusunun kahramanları İlerleye ilerleye nihayet iki dağ arasındaki vadiye tabur tabur girdiler. Bunlarda o kadar çok altın tulga, kalkan, gürz ve balta vardı ki adeta altın madenlerindeki altınları tüketmişler, yetmemiş de gökte bir bulut peyda olup yere altın yağdırmış gibiydi. Çalınan davulların ve trampetlerin sesleriyle havadaki kartalların yürekleri titriyordu. Savaş düzeninde yürüyen kalkanlı ve kılıçlı süverlerin sayısı üç bindi. Prensin veziri olan Tuhar, bütün gördüklerini ona bir bir anlattı. Sorduklarına da karşılıklar vererek, şimdi sana kimsenin bilmediklerini anlatacağım. Üzerlerinde fil resmi bulunan bayraklarla menekşe renkli kılıçları taşıyan atlılar, yüce komutan Tüyus'un erleridir. İntikam alma sıralarında bu Tüyus pek şiddetlidir. Onun ardından gelen ve üzerinde bir güneş resmi bulunan bayrak, babanın kardeşi ve Kabus'un oğlu olan ünlü komutan Feri Burzundur. Onun arkasından gelen ve üzerinde bir ay resmi bulunan bayrakla onun etrafındaki kahramanlar ve kuvvetli pehlivanlar, Gecdehem'in oğlu, korkusu aslanların iliklerine kadar işleyen Güstehem'indir. Onun arkasından gelen ve üzerinde bir yaban eşeği resmi bulunan uzun bayrakla onun çevresindeki büyük savaş ordusu, o bayrağın altında duran Şaveran oğlu Zengen'indir. Bunun pehlivanları ise pek cesurdurlar. Onun arkasından gelen ve üzerinde bir ay resmi bulunan yakut gibi kırmızı renkli ve saçakları kara miske benzeyen bayrak, Givin oğlu ve göklere kan seçen Bizen'indir. Onun arkasında gördüğün, üzerinde bir kaplan resmi bulunan bayrak, onu taşıyan pehlivanın bayrağıdır. Bu pehlivanın adı Sidüş'tür ki korkusundan aslanların derileri çatlar, ve o kadar kuvvetlidir ki dağları yerlerinden söküp atar. Onun ardından gelen üzerinde bir yılan resmi bulunan ve gökleri sokacakmış gibi görünen bayrak aslanlarla savaşmayı bile çocuk oyuncağı sayan cesur kahraman Gürazen'indir. Bunun arkasından gelen ve üzerinde bir manda resmi bulunup önünden birçok pehlivanların ve peşi sırada birçok atlıların yürüdükleri bayrak pehlivanların en seçkini olan ve göklerle boy ölçüsen Ferhat'ındır. Üzerinde bir kurt resmi bulunan bayrak, kuvvetli komutanlardan Givin'dir. Üzerinde altınla yapılmış bir aslan resmi bulunan bayrak, Geşvat oğlu Güderzin'dir. İşte bak, bayrağı da kendisi taşıyor. Üzerinde bir leopar resmi bulunan bayrak, arkadan gelen kuvvetli ve neşeli pehlivan Rivniz'indir. Üzerinde bir ceylan resmi bulunan bayrak, Güderz'in oğullarından Nestuhundur. Erleri de etrafındalar. Üzerinde bir dağ keçisi resmi bulunan bayrak, Geşvatoğlu Güderz'in oğlu Behram'ındır. Bunlardan başka daha birçok aslanlar, kahramanlar ve atlılar var ki, bunların hepsini birer birer anlatmak çok uzun sürer, dedi ve böylece bütün İran kahramanlarının alametlerini Furu'da gösterdi. O da İran'ın büyüklerini, küçüklerini tanımakla sevindi ve sevinçten yanakları parladı. Bu yeryüzü padişahı Tuhar'a, o halde dedi, babamın intikamını almak o kadar güç bir iş değil. Ben bir intikam savaşına girişecek olursam, ne Çin'de bir atlı kalır ne de ma O ejderhayı pençeme geçirip onun tahtını baş aşağı edinceye kadar uğraşacağım dedi. Bu sırada İranlılar da dağın üzerine duran Furut ile Tuhar'ı birdenbire görüverdiler. Bunun üzerine Tüyüs hemen kızgınlığa kapılarak filleri ve davulları oldukları yerde durdurdu ve adamlarına dönerek erlerin içinden aklı başında bir atlı buraya gelsin de aranızdan ayrılıp hemen çabucak şu dereden gidip dağın üstüne çıksın. Baksın bakalım şu iki kahraman kimmiş ve tepeye için çıkmışlar. Eğer bunlar bizim ordudan iseler ceza olarak kafalarına 200 kamçı vurulsun yok. Eğer bizimle savaşmaya gelen düşman iseler, ellerini ayaklarını bağlayarak süreye süreye buraya getirsin onları. Sürüklerken ölürlerse yine de bir korkusu olmasın. Bunlar bizim ordumuzun sayısını anlamak için düşman tarafından gelmiş casuslar da olabilirler. Öyle iseler yanlarına gidecek olan onları ikiye bölüp dağdan aşağı yuvarlayıp geriye öyle dönsün diye buyurdu. Behram'ın froud'un yanına gitmesi Bunları duyunca Güderzinoğlu Behram komutan tüysa, bu işi inceleyelim de bizim için gizli bir tarafı kalmasın. Ben hemen gider dediklerinin hepsini yapar ve dağın altını üstüne getiririm diyerek atını kamçılayıp ordunun önünden sürdüğü gitti. Behram böylece başı düşüncelerle dolu olarak dağın tepesinin yolunu tuttu. Onu görünce ünlü Furut, Duhar'a, şu atına binip de kemendini atının terkisine bağlayarak bizden hiç çekinmeden bir başına ve hızla dağın tepesine tırmanan bu adam kim diye sorunca akıllı Tuhar bu gelenle dedi öyle sert sert konuşma olmaz. Adını bilmiyorum ama sanırım ki Güderz ailesindendir. Hüsrev Turan'dan İran'a giderken padişahın bir tulgası kaybolmuştu. Bunun başındaki tulga galiba o kaybolan tulga. Sırtındaki zırh da öyle. Bu herhalde Güderz ailesindendir ya bir kere de kendinden sormalı. Behram tepeye yaklaşır yaklaşmaz bir bulut gibi gürleyerek Furu'da ''Sen kimsin? Bu dağın üzerinde işin ne? Bu kadar sayısız erleri görmüyor musun? Davulların çıngırakların seslerini duymuyor ve uyanık yürekli komutan Tüstan korkmuyor musun?'' diye bağırdı. Furut da ona şöyle karşılık verdi. ''Bizden bir kabalık görmediğin halde sen ne diye kaba davranıyorsun? Ey dünya görmüş adam! Tatlı tatlı konuşmak varken...'' Böyle kaba lafları ağzına alma. Sen savaş aslanıysan biz de yaban eşeği değiliz. Bize böyle davranman yakışık almaz. Senin pehlivanlıkça, vücutça ve diğer yönlerden benden ne üstünlüğün var? Bak bakalım benim de senin gibi başım, ayağım, elim, yüreğim, aklım, fikrim ve konuşan dilim yok mu? Var değil mi? O halde madem ki senden eksik olan bir yerim yokmuş, kendini benden üstün tutmaya da hakkın yok.'' Şimdi senden bazı şeyler soracağım. Eğer bana güzel güzel karşılık verirsen çok memnun olurum, dedi. Behram, haydi sor bakalım ne soracaksan. Sen şimdi göktesin, ben de yerdeyim, diye karşılık verince, Furut, önce bu ordunun komutanı kim olduğunu, savaş sırasında bu orduyu kimin idare ettiğini söyle, dedi. Behram, şu yanında Gavi'nin yıldızını taşıyan bayrakla davulun durduğu tüyüz, ordunun komutanıdır. Ordunun diğer pehlivanları da Güderz, Reham, Giv, Siduş, Gürgün, Ferhat, Güstehem, Şaveranoğlu Zenge ile pehlivanların başı olan Gürazi'dir dedi. Bunun üzerine Furut ona, iyi ama dedi, bu söylediğin pehlivanlar arasında Behram'ın adını da niye saymadın? Böyle münasebetsizlik olur mu? Biz Güderz ailesi içinde en çok onunla evinürüz. Oysa ki sen onun adını hiç ağzına almadın deyince Behram, sen Behram'ın adını ve ününü nereden duydun? Ondan sana kim bahsetti ki? diye sordu. Furut, ben dedi onun maceralarını annemden duydum. Annem bana, karşına İran ordusu çıkınca sen onu bir başına karşıla ve önce Behram'ın adını verip onu iste. Ondan sonra yine pehlivanlardan Şaveren oğlu Zenge'yi sor, onu iste. Çünkü bu ikisi senin babanın süt kardeşleridir.'' Onları arayıp bulman gerek demişti. Bunun üzerine Behram ona, Ey talihli genç, o halde sen de o padişahlara yaraşan ağacın yemişlerindensin. Ey genç prens, sen furutsun demek. Hay Allah senin ömrünü uzun etsin dedi. Furut, evet doğru, ben furudum. O selviden fışkırmış bir dalım deyince, Behram, o halde vücudunu aç da bana siyah uçun alametini gösteriver diye yalvardı. Frut onun bu ricası üzerine pazısını açtı ve oradaki gülün üzerine düşmüş bir amber damlasına benzeyen benini gösterdi. Bu ben o kadar güzeldi ki hiçbir ressam çim pergeliyle bile o güzellikte bir resim çizemezdi. Behram onu görünce Frut'un kubat soyundan ve siyavuşun tohumundan geldiğini anlayarak ona dualar edip saygılarını sundu. Sonra hep birlikte dağın tepesine çıktılar.'' Genç padişah atından inip yüreği sevincin ışıklarıyla dolarak bir taşın üzerine oturdu. Behram'a, ey uyanık padişah, ey yüce adam, ey savaş aslanı, babam sağ olsaydı da gözlerim onu görselerdi, bundan daha çok hoşlanmazlardı. Seni böyle şen, şakrak, hünerli ve uyanık yürekli bir pehlivan olarak görmekle çok sevindim. Benim bu dağın üzerine çıkmam, İran ordusunu Savaş sırasında hangi pehlivanların idare ettiğini anlamak içindir. Ben bir de ziyafet verip bir meclis kurarak ordunun komutanı olan pehlivanın yüzünü görmek istiyorum. Bu toplantıda at kılıç, gürz ve kemer gibi birçok hediyeler dağıttıktan sonra ordunun önüne geçip yüreğimdeki intikamı almak için Turan'a yürüyeceğim. Bu intikamı almak bana yakışır. Çünkü ben savaş sırasında atının üstünde bir ateş parçası kesilen bir kahramanım. Bunu her ne kadar zahmetse de komutana bildiri ver. Gönlü isteyerek şu dağın üzerine gelsin de bir hafta birlikte oturup görüşülmesi gereken şeyleri görüşelim. Sekizinci günü davullar çalarken komutan tüyüz kalkıp atına biner, ben de babamın intikamını almak için kemer bağlar ve yüreğimin acısıyla öylesine savaşırım ki, şu aslanlara oklarına tüyler takarak düşmanlarının üzerine yürüyen savaşçılara nasıl savaşıldığını öğretirim. Çünkü şimdiye kadar hiçbir kahraman böyle bir intikam savaşı için kemerini beline bağlamamıştır dedi. Bunun üzerine Behram ona "Ey padişah, ey atlı, ey delikanlı, ey erdemli, ey pehlivan. Ben bunların hepsini Tuğsa söyler ve dediklerini kabul etmesi için ellerini öperek ricada bulunurum." Fakat Tuğs akılsızın biridir. Güzel öğütleri anlayabilecek bir kafası yoktur. Evet, Soyludur, zengindir ve erdemlidir ama gel gelelim akıl denilen şeyden yoksundur. Feri Burz'un padişahlık tahtına ve tacına sahip olması için Giv'le, güderzile ve hatta padişahla kavga etti. O, ben Nevzer'in tohumundan gelmeyeyim, yeryüzünde padişahlığa ancak ben yaraşırım der durur. Bunun için belki sözlerimi dinlemez de benimle de kavga etmeye kalkar. İyisi mi, sen kendini korumayı bırakma. Yanma benden başkası gelecek olursa. Bil ki onun seni değil başını ve tulganı bile görmesi doğru değildir. Tüs beni git bak da şu dağın tepesindekinin kim olduğunu anla. Yanına yaklaşınca oraya neden çıktığını sorayım deme. Onunla yalnız gözün ve hançerinle konuşursun. Böyle bir günde dağın tepesinde bu adamın işi neymiş diye gönderdi. Eğer Tüs dediklerimi kabul edecek olursa seni alır sağ salim bizim ordugaha götürürüm. Eğer benim yerime bir başkası gelirse, dediğim gibi pek güvenme. Karşına bir atlı geldi miydi, bil ki savaşmaya geliyor. Bizim komutanın adeti böyledir. Şimdi iyice bir düşün taşın da bir bak hangisi uygun. Bana kalırsa buradan ayrılarak kaleye girmen daha iyidir dedi. Bu sözleri duyunca Frut Kemerinde asılı duran üzeri altın ve firuze ile işlenmiş bir gürcü çıkarıp, ona uzatarak, al da bu sana benim bir yadigarım olsun. Bunu yanından ayırma. Belki işine yarar. Komutan Tüyüs kalkıp da buraya gelecek olursa, ikimiz de memnun ve mesut oluruz. Sana da ayrıca altın bir taç ve padişahlara yaraşan bir yüzükle at ve eğer veririm dedi. Behram'ın Tüyüs'ün yanına dönmesi Behram dönüp gelince tusa akıl her zaman ruhuna eş olsun. Dağın üzerinde duran, suçsuz yere öldürülen Siyavuş'un oğlu Furut'tur. Keykubat'tan ve Kavus'tan geçme alametini bana gösterdi. Deyince, zalim Tuz, bu ordunun bu davullarla boruların sahibi benim. Ben sana hiçbir şey sorup dinlemeden onu alıp buraya getirmeni söylemiştim. O bir padişahsa ben kimim peki? Ya şu orduyu komutam altında ne diye bulunduruyorum? Uğursuz bir kara karga gibi bir Türk ne diye benim ordumun yolunu gözetliyormuş. Zaten bu güder ailesinin orduya ziyandan başka bir hayırları dokunduğunu görmedim. Nasıl oluyor da hiç değeri olmayan bir atlıdan korkuyorsun. Dağın üstünde duran azgın bir aslan değil ya. O hiç şüphe yok. Bizim ordumuzu görünce bir hile yapmak istedi. Sen ise hiçbir şey yapamadan boşuna dağa inip çıktın dedikten sonra kendi pehlivanlarına dönerek Ey düşmanlarını aman vermeden öldüren ünlü kahramanlar! İçinizden bu dağa çıkıp şu Türk oğlunun yanına giderek ün kazanmak isteyen birini istiyorum. Evet, gidip onun kafasını gövdesinden ayıracak ve buraya bana getirecek birini. Kim yapacak bu işi? dedi. Bunun üzerine savaşmasıyla tanınmış olan Riv kalkarak bu işi üstüne aldı. Behram ona, ey pehlivan, böyle kötü düşüncelere kapılma. Güneşle ayın sahibi olan Tanrı'dan kork ve padişahtan utan. Çünkü o padişahın kardeşidir. Padişahlar soyundandır ve aynı zamanda ünlü bir savaş atlısıdır. Eğer bu dağ bir başına sen değil, seninle beraber yüz de atlı çıkıp onunla savaşmaya kalkışsa, onun pencesinden yine de bir teki bile kurtulamaz. Boşuna üzülecek ve sevinçli yüreğini kederle doldurmuş olacaksın deyince, komutan onun bu öğütlerinden hoşlanmadığı canı sıkıldı. Hemen birkaç ünlü kahramanın hazırlanıp o dağa çıkmalarını buyurdu. Bunun üzerine birçok pehlivanlar ayrılıp bu savaş için meydana atıldılar. Behram onlara, siz bu işi o kadar küçümsemeyin. Bu dağın üstünde kendisiyle savaşmaya gittiğiniz adam Kehüsrev'in kardeşidir. Onun bir tek kılı bile yüzlerce pehlivana bedeldir. Siyah görmeyenler onun yüzünü görerek teselli bulabilirler deyip de onlara Furud'un alametlerini bir bir sayınca o pehlivanlar oraya gitmekten vazgeçtiler. Furud'un Rivniz'i öldürmesi Bunun üzerine Tüus'un bu teklifini feleğin kendisine daima acıdığı damadı Rivniz kabul etti. Yüreği zulüm dolu olarak Çirm yolundan gidip Sipet dağına tırmandı. Dağın üstünde duran Furud onun geldiğini görür görmez hemen padişahlara yaraşan yayını kurdu ve savaşlar görmüş Tuhar'a, demek Tüz benim söylediklerime aldırış etmedi. İşte gelen süvari Behram değil. Yüreğim çarpmaya başladı. Hele sen de bir bak bakalım belki hatırladıklarındandır. Bu niye böyle baştan başa silahlı ki? Deyince Tuhar onun bu sorgularına bu pehlivan atlı Rivnistir. Bunun bahar gibi güzel tam kırk kız kardeşi vardır ama kendisi babasının biricik oğludur hilekar, desiseci ve dalkovuktur ve tüysün damadıdır. Fakat aynı zamanda savaşın hünerlerini de iyi bilir dedi. Frut bilgili dostuna böyle sözler dedi savaş sırasında bir kulağımdan girer ötekinden çıkar. Buraya geldiği zaman eğer hücuma kalkışacak olursa hiç dinlemem onu kız kardeşlerinin eteklerinde ölümün uykusuna yatırırım. Eğer benim okumun rüzgarıyla ölmez de diri kalırsa sen de beni adamdan sayma. Ey tecrübeli duvar, okla önce onu mu yoksa atını mı yere sereyim ne dersin deyince, Duhar, sen önce ona boş bir ok atıver. Belki tüysün aklı başına gelir. O senin barış istediğini bilmiyor mu? Biliyor. O halde sen onunla barışmak isterken, kendisi yok yere savaşmaya kalkıştığı takdirde, kardeşine karşı ayıp olacağını da düşünemez mi dedi. Nihayet Rivniz de kılıcı elinde olarak İyiden iyiye yaklaşınca Frut yayını kurarak yukarıdan aşağıya doğru ona bir ok savurduğu gibi başındaki rum tulgasını delip başı ile yeri birbirine dikiverdi. Vücudu attan aşağı yuvarlanınca revnizin başı da gövdesinden ayrılmış oldu. Komutan Tius, Mim'den bu hali görünce artık o da gözüne görünmez oldu. Fakat ne çare ki kabahat onundu. Akıllı bir adam İnsan kötü huyunun cezasını çeker dememiş midir? Frod'un Zeresbe'yi öldürmesi. Bunun üzerine Tüs Zeresbe, "Haydi bakalım. Yüreğini kızgınlıkla doldurarak Azergeşesbin ateşine dön. Savaşçılar gibi silahlan, tinsel ve özdeksel bütün güçlerini topla. Bu ünlü pehlivanın intikamını sen de alamazsan, onu artık ben almalıyım." dedi. Zeresp hemen gidip tulgasını başına koydu yüreği intikam duyguları ve başı bir takım hülyalarla dolu olarak Sipet Dağı'na doğru yola çıktı. Kızgın bir aslan gibi intikam almak için yolda giderken bağırıyor, çağırıyor, ateş püskürüyordu. Böylece dağın üstüne vardı. Onu görünce Furut kızgın bir aslana benzeyen Tuhar'a ''Bak, savaşa bir istekli daha çıktı. Dağın üstüne böyle ateş püsküre püsküre tırmanan bu adam.'' acaba İran pehlivanlarının hangisidir dersin diye sordu. Bunun üzerine Tuhar söze başlayarak bir bir ona şunları anlattı. Bu dedi, savaş fillerinin karşısında bile atının dizginini çevirmeyen ve Tüysün oğlu olan Zerestir. Rivniz bunun kız kardeşinin kocası olduğu için o da şimdi senden intikam almaya geliyor. Senin göğsünü, pazılarını ve başındaki tulgayı görebilecek bir mesafeye gelince ona bir ok atıp başını yerlere yuvarla. Eminim ki onun ölümü yakındır. Tosun yüreği bunun ölümüyle de yine bir güz yaprağı gibi titreyecektir. Şu divane komutan artık anlasın ki biz burada böyle hücumlara uğramak için durmuyoruz. Bu sırada da bütün İran ordusunun bakışları arasında Zeres de dağın tepesine yaklaşmıştı. Bunun üzerine Furut atını oynatarak Zeres bin beline doğru bir ok atıp onun zırhını, atının eğerini ve vücudunu delip geçti. Böylece Zeresb'in canı bu okun temrinin ateşiyle yanarak vücudundan ayrıldı, atı da inliye inliye onun yanından kaçıp uzaklaştı. Fırud'un Tüys ile savaşması Zeresb'in ölümü üzerine İran ordusunun erleri arasında bir kıyamettir koptu. Bütün pehlivanlar tulgalarını başlarına geçirdiler. Tüys de yüreği kanlar ve gözleri de yaşlar içinde hemen zırhını sırtına geçirip bu iki pehlivanın ölümüne ağladı bütün vücudu bir ağaç yaprağı gibi titriyordu. Kuvvetli bir file vurdukları bir eğerin üstüne çıkıp büyük bir dağ gibi oturdu. Yüreği intikam duyguları ve başı da kızgınlığın ateşiyle dolu olarak Furud'un bulunduğu yere doğruldu. Onu görünce Tuar Furud'a işte bak koca bir dağ yerinden oynamış geliyor. Bu sefer savaşmaya gelen komutan Tüstur. Sen gün görmüş ve birçok savaşlar yapmış olan o canavarla başa çıkamazsın.'' Haydi kalkıp kaleye gidelim ve kapısını kapatalım da bakalım sonra talihimiz ne gösterir. Sen onun hem oğlunu hem de damadını öldürdüğün için artık kaçmana bak. Durmanın ve eğlenmenin sırası değil dedi. Genç Furut ise Duhar'a, şimdi elime yeni bir savaş fırsatı daha geçti. Karşıma çıkan tüs değil, isterse kızgın bir aslan veya fil olsun, bana göre hepsi bir. Şimdi tutup beni korkutmanın lüzumu var mı? Savaş sırasında insana cesaret verirler. Senin gibi ateşin üstüne kül dökmezler, dedi. Tecrübeli Tuhar, padişahlar kendilerine söylenen öğütleri hor görmezler. Sen kahraman bir atlısın ama demirden de yapılmış olsan ve koca sert dağları da kökünden koparsan yine ihtiyatlı davranmalısın. İranlıların en ünlü pehlivanlarından 30 bin kişi daha doğru çıkarak seninle savaşmaya geliyorlar.'' Onların hücumlarına ne kale dayanır, ne taş, ne toprak, ne de bir şey. Hepsini baştan başa silip süpürürler. Bu savaştan tüs zararlı çıkacak olursa, Kehüsrevin canı sıkılır. Çünkü sen onun babasının dikamını almak için çizmiş olduğu planı alt üst etmiş olacaksın. Böyle sert davranmaya ve savaşmaya kalkışmak senin neyine gerek? Haydi, kalk kaleye gir de böyle boşuna savaşmaktan vazgeç. Dedi. Fakat önceden söylenmesi gereken şeyleri söylemedi. Önemli yönleri gizledi. O değersiz ve bir işe yaramaz vezir ona savaşmayı faydalı gösterdi. Böylece onun ölümüne sebep oldu. Genç Frud'un kalesi çok onarılmış bir yerdi ve içinde onun 80 cariyesi vardı. O ay yüzlü cariyeler onu görmek için kalenin üzerinde duruyorlar ve onun için birçok şeyler söylüyorlardı. Genç Frud Tus ile savaşmadan döndüğü için bu kızlardan utandı. Hemen atının dizginini çevirip rüzgar gibi eski yerine geldi ve yayına kayın ağacından yapılmış bir ok yerleştirdi. Duhar savaşmak isteyen bu padişaha eğer niyetin savaşmaksa bu ünlü Tuğsu öldürme. Önce onun atını öldürürsen daha iyi olur. Çünkü padişahlar en kötü duruma bile düşseler yine yaya olarak savaşmazlar. Bundan başka senin atacağın bir okla da hemen onun ömrü sona erecek değil. Komutan dağın üstüne çıkar çıkmaz, ordusu da herhalde onun peşinden gelecektir. Kaldı ki sen Tius'un savaşına bile dayanamazsın. Sen onun yüzünün savaşırken ne kadar korkunçlaştığını hiç görmedin dedi. Frut, Tuhar'ın bu sözlerini dinledikten sonra yayına bir ok koyup hemen Tius'a doğru attı ve savaş süvarilerine yakışacak bir şekilde attığı bu okla komutan Tius'un atını vuruverdi. At hemen yere yuvarlanıp öldü. Bunun görünce Tuğs'un yüreğini kin, başını da kızgınlık kapladı. Hemen kalkanı boynunda asılı toz toprak içinde ve yaya olarak şaşkın bir halde ordugana dönüp geldi. Frut onun arkasından giderek bu pehlivana da ne oldu böyle? Bir başına bir süvariyle savaşmaya geldiği halde nasıl oluyor da savaş alanını bırakıp geriye dönüyor dedi. Bu söz üzerine cariyeler gülmeye başladılar. Çıkardıkları çığlıklar gökleri açtı. Bir gencin okunan korkusuyla yaşını başına almış bir adamın dağın üstünden aşağıya doğru yuvarlana yuvarlana kaçması çok tuhaflarına gitmişti. Komutan Tüyüs dağdan inince bütün pehlivanlar da kederli kederli yanına geldiler. Hepsi de onu övüp, ey yeryüzü pehlivanı, sapasağlam dönüp geldin ya, artık yenildim diye ağlayıp sızlamak doğru olmaz diye avuttular. Komutanın böyle yaya olarak dönüp gelmeye mecbur kalışına Givin canı sıkıldı. Bu delikanlı haddini bilmiyor. Bu iş hiçbir ünlü pehlivanın hoşuna gitmeyecek cinsten bir iştir. Onun perçemli bir padişah olduğunu kabul etsek bile böyle büyük bir ordu yine de hor göremez. Biz onun her yaptığına eyvallah deyip böyle işler görmesine nasıl göz yumarız? Tüyüs oldukça sert davrandı ama Vrut da dünyayı alt üst edip çıktı işin içinden. Biz hep birden Siyavuş'un intikamını almak için canımızı feda ederek yapılan bu kötülüğü temizlemeliyiz.'' Nevzer'in soyundan gelen o yüce ve soylu süvari zeresp mahvolup gitti. Rivde onun kanları içinde yüzüyor. Bizim için bundan büyük hakaret mi olur? Furut, Cemşid'in ve Kubat'ın soyundan gelmiş akıllı bir padişah olduğu halde sırf bilgisizliği yüzünden hiç kapanmayacak olan bir kin kapısı daha açtı dedi. Frut'un Giv ile savaşması. Giv bir yandan böyle konuşurken bir yandan da zırhını giyiniyordu. İşi bitince hemen bir yabani koç gibi dağa tırmanıverdi. Onun gelmekte olduğunu görünce siyah oğlu Fırüt dağ ciğerinden bir ah çekerek bu savaş ordusunun hiç iniş yokuş tanıdığı yok. Boyuna geliyorlar. Bu ordunun erleri birbirinden cesurmuş meğer. Hepsi de güneşin cevza burcuna girdiği sıradaki halini andırıyorlar. Yalnız şu da var ki bu gelen pehlivanın başında akıl diye bir şey yok. Akılsız bir başın cansız bir vücuttan ne farkı var? Ben bunların intikam savaşını kazanamayacaklarından ve Hüsrev'in Turan ülkesine geleceğinden korkuyorum. Ama o zaman da onunla el birliği yaparak düşmanlarımızı buyruğumuz altına alırız. Şimdi söyle bakalım, şu gelen yüce atlı da kim? Bunun da eli ve kılıcı ağlanacak hale gelir elbette deyince, Tuhar yukarıdan aşağı doğru baktıktan sonra ona, bu gelen pehlivan dedi, azgın ejderhanın biridir.'' Havada uçan kuşları solukları ile bile yere indirir. Bu bir başına iki Turan ordusunu yenmiş, senin büyük baban Piran'ın ellerini bağlamış, birçok yavruları babasız ve birçok babaları çocuksuz bırakmış, nice nice aslanların kafasını ayağının altına almış ve birçok ırmakları, dağları ve çölleri aşmıştır. İran'a senin kardeşini götüren ve Ceyhun gibi bir nehri gemisiz ve kayıksız geçen odur. Onun adına Giv derler. O bir file benzer ve savaş zamanında ise dünyayı kana boğan bir ölüm nilidir. Yayını kurup da onu vurmak istesen bile okun onun zırhını geçemez. Çünkü o savaşırken siyah uşun silahlarını kullanıyor. Onun için hadenk ağacından yapılmış oklardan korkusu yoktur. Sen yayını çekip de onun atına bir ok atacak olursan belki o iri gövdeli hayvanı yaralayabilirsin. Böyle olursa o da komutanın yaptığı gibi kalkanını boynuna asıp dönmeye mecbur kalır. Bunun üzerine savaş eri Frut tekrar yayını kurdu ve eliyle çekip Giv'in atının göğsüne bir ok atarak onu yaralayınca Giv de yere inerek geriye dönmeye mecbur oldu. Sipet dağının üzerinden bu hali edenler öyle çığlıklar attılar ki bu sesler Giv'in beyninde çınladı. Aşağıya indiği zaman hemen bütün pehlivanlar etrafını alarak ''Ey yüce pehlivan, Tanrı'ya şükürler olsun ki yalnız atın yaralandı da sana bir şey olmadı. Adaletli Tanrı seni bir felaketten korudu dediler. Aslan yürekli Bijen de yanına gelerek onun eskiden yaptığı savaşlardan söz açıp senin elin vaktiyle savaşın ruhu idi. Nasıl oluyor da şimdi bir tek atlının ölümünden kaçıyorsun? Yaralı atının dizginli elinde olarak şaşkın şaşkın dönüp geldin diye ona çıkıştı. Givi de ona ya ne yapacaktım? atım yaralandı diye kendim de ona teslim mi olmalıydım dedi. Fakat Bijen kaçıp geldiği için kötü kötü söylenmekte devam edince Giv onun bu küstahlığına kızarak kafasına bir kamçı indirdi ve sana dedi hiç ustan savaşta düşünceli davranman gerektiğini söylemedi mi? Sen de zaten ne beyin vardır ne akıl ne de düşünce. Senin gibi bir oğlu büyütüp yetiştiren baba bedbahtın biridir dedi. Babasının bu sözlerinden çok üzülen Bijen Tanrının adını anlayacak, tende can oldukça, Zerespin intikamını almadan atımın sırtından eğri çıkarmayacağım. Yüreği dert, başı da kin duyguları içinde oradan kalkıp Güstehemin yanına geldi. Sen dedi, bana en kızgın atlarından, yani beni şu dağın üzerine götürebilecek rahvan yürüyüşlü atlarından birini ver. Ben de silahlarımı kuşanayım da bir pehlivan nasıl olurmuş görmeyen görsün şu dağın üstündeki Türk bütün ordunun dikkatini çekip duruyor. İşte ben onunla savaşmaya gidiyorum. Çünkü onun hareketleri canımı çok sıktı dedi. Güstehem ona bu yaptığın doğru bir iş değil. Sen deliliği bırak da dağın üstüne çıkmaktan vazgeç. Sonra daha yolumuz çok. Yolda ise bir sürü ovalar, inişler, yokuşlar var. Zaten zırhımı giyip de yola çıktığım zaman binebileceğim topu topu iki atım kaldı. Şimdi o Türk tutar da bunlardan birini öldürecek olursa, onun gibi yürük, kuvvetli ve boylu boslu bir atı sonra ben bir daha nereden bulurum? Yeryüzüne sahip olan Zeres bile Rivnis, yeryüzünü hiçe sayan komutan Tüyüs, şu dönen feleğe metelik bile vermeyen ve aslanları yenen baban gibi pehlivanların hepsi, bu işten yürekleri dertli olarak geriye dönüp geldiler. Hiçbiri bu sarp daha tırmanamadı. O kaleye varabilmek için insanın ya kartal veya hüma olması lazım. Yoksa yayı olarak oraya kimse çıkamaz deyince, Bijen böyle söyleyip de kolumu kanadımı ve cesaretimi kırma. Ben yeryüzünün sahibi olan Tanrı'ya, aya ve padişahın tacına büyük büyük yeminler ettim. Zeresbin intikamını almadan veya ölmeden bu dağdan inmeyeceğim dedi. Fakat Güstehem söylediğinde ısrar etti. Bu doğru bir iş değil akıl böyle bir kızgınlığı doğru bulmaz. Bijen de, peki madem öyle ben de Zeresbin intikamını almaya yayı olarak giderim. At mat istemem deyince, Güstehem, haydi gel, ben senin kılına bile zarar gelmesini istemem. Kuyrukları ve yereleri padişahlara yaraşan incilerle süslü yüz bin atım da olsa, hepsini ve bütün hazinelerimi, gürzümü, kılıcımı ve hatta canımı bile senden esirgemem. Haydi git.'' dediğin atları bir gör de beğendiğini ayır. Ondan sonra emir ver de onu istediğin gibi hazırlasınlar. Aldırma, ölse de ehemmiyeti yok dedi. Güstehem'in uzun boyunlu, kurt gibi kuvvetli ve çevik bir atı vardı. Onu yeryüzünü eline geçirmek isteyen bu genç pehlivan için hazırlayıp üzerine zırhını da geçirdiler. Bunu duyunca Vurud'un cesaretini ve kuvvetini düşünerek Givin çok canı sıkıldı. Yüreği dertle doldu hemen Güsteym'i çağırttı ve Frodo'nun savaştaki ustalığından bahsederek onunla Siyavuş'un zırhını ve padişahlara yaraşan tulgasını Bijen'e yolladı. Güstehem zırhı alıp getirince Bijen de onu pehlivanlara yaraşan bir şekilde giyinerek intikam almak isteyen bir insan gibi Sipel Dağı'nın yolunu tuttu. Frodo'nun Bijen ile savaşması Onu görünce yeryüzü padişahı Duhar'a yeni bir ünlü pehlivanın daha gelmekte olduğunu söyleyerek Bak yeni bir pehlivan daha yola çıktı. Bunun adı ne? Ona da acaba kim ağlayacak diye sordu. Tuhar ona karşılık vererek bu dedi İran'da bir eşi daha bulunmayan bir pehlivandır ve Givin oğludur. Çok cesur ve erkek bir aslan gibi savaşta yenilmek nedir bilmeyen bir kahramandır. Givin bundan başka da oğlu yoktur. Bunun için o Givin gözünde her şeyden hatta canından da değerlidir. Sen yine önce onun atını vurmaya çalış.'' kendisine dokunma. İran padişahının yüreğini incitmek doğru olmaz. Bundan başka şunu da bil ki, Givin sırtına giydiği ve eliyle yakasını düğümlediği zırha ne ok işler ne de harbi. Atı vurulsa da o savaşı yayı olarak da kabul edebilir. Sen onunla başa çıkamazsın. Bak elinde bir de elmas yüzük var. Frut yayını kurup da Bijin'in adına bir ok atınca hayvancağız hiç canı yokmuş gibi olduğu yere yıkılıverdi. Bunun üzerine Bijen atından ayrılarak elindeki kılıçla Furud'a doğru yürümeye başladı. Ve ona, ''Ey cesur pehlivan, olduğun yerde dur da aslanlar nasıl savaşırmış ve yiğitler yaya olarak ellerinde hançerle nasıl savaşı atılırlarmış bir gör. Eğer olduğun yerde kımıldamazsan, başına geleceği görür ve bir daha savaşmayı aklından geçirmezsin.'' dedi. Bijen'in kaçmadığını görünce Furut hızla ona doğru yürüdü. Bu aslan bir ok daha atar atmaz Bijen kalkanını başına tuttu. Ok kalkanı deldi ama zırhına hiçbir şey yapamadı. Bunun üzerine Bijen de hızla onun üzerine doğru yürüdü ve o sarp yolları aşarak dağın tepesine erişince elini atıp belinden kılıcını çekti. Onu bu halde gören Furut dönüp kaleye sığınmak istedi. Kaledekiler onun kaçtığını görünce feryada başladılar. Fakat Bijen, Frodo'nun peşini bırakmadı. Elindeki keskin kılıçla ardından kovaladı. Yetişince atının zırhına öyle bir kılıç indirdi ki o değerli at hemen yere yuvarlanıverdi ve Frodo da kendisini kaleye dar atabildi. Kapının yanında duran cesur pehlivanlar hemen onu kapayı verdiler. Duracak zaman kalmadığını anlayan Frut bu sefer de kalenin burçlarından taş yağdırmaya başladı. Bunun üzerine Bijen ona ''Ey ünlü pehlivan, atın olduğu halde bir yayadan kaçıyorsun. Bu yaptığından utanmadın mı? Senin yüreğine de pençelerine de yazıklar olsun.'' diye bağırarak o savaş alanından ayrılıp Tüysun'un yanına geldi ve ordunun komutanına ''O cesur pehlivanla savaşmak için ünlü ve zorlu bir çöl aslanı olmak lazım onun karşısında sarp bir dağın bile eriyip deniz olmasına şaşılmaz. Komutan benim gözümün yılmasına şaşmamalı. Bir insan bundan fazlasına dayanamaz dediler. Bunun üzerine komutan Tanrı'nın üzerine ant içerek ben şu kaleyi yerle bir edip tozunu güneşe kadar savuracağım. Değerli süvari Zeresp'in intikamını almak için gidip savaşacağım. Benim kötülüğümü isteyen şu Türk'ün tenini cansız bırakarak kanı ile taşların yüreklerini mercan gibi kızartacağım dedi. Furud'un Öldürülmesi Parlak güneş kaybolup da karanlık gecenin ordusu gökleri kaplayınca, kalenin koruyucularından bin kadar cesur atlı Kelat tarafına geldi. Kalenin bu yana bakan kapısını adam akıllı kapadılar. Ordudan çıngırak sesleri yükseldi. Pira'nın kızı ve Furud'un annesi, yüreği sıkıntı ve keder içinde, Gelip değerli furudun yanında yattı. Fakat o karanlık gece sabaha kadar pek sıkıntılı geçti. Bir aralık uykuya varmıştı, rüyasında akıllı furudun yanından yükselen bir ateşin yayıla yayıla bütün Sipet Dağı'nı kaplayarak kaleyi ve içindeki carilerin hepsini yaktığını gördü. Bunun üzerine yüreği kederli ve ruhu üzüntülü olarak uyandı. Kalenin burcuna çıkıp da oradan aşağı doğru şöyle bir bakınca, bütün dağın baştan başa zırhlar ve mızraklarla dolmuş olduğunu gördü. Bu manzara karşısında yüzü kanlı gözyaşları ve yüreği de kederle dolarak koşa koşa Frodo'nun yanına geldi. ''Ey oğul, uyan!'' dedi. Talih yıldızımızdan başımıza bir felaket geldi. Bütün dağ düşmanlarla kalenin kapısı da zırh ve mızrakla dolmuş. Delikanlı anasına, ''Niye böyle kederleniyorsun? Günlerim sona ermişse onları sen arttıramazsın ki. Babam genç yaşında ölmüştü. Demek benim talim de onun gibi tersine döndü. Onun hayatı Geru'nun elinde sona ermişti. Benimki de Bijen'in elinde sona erecek. Ben elimden geleni yapacağım. Sonunda dert içinde ölsem de yine İranlılardan aman dilemeyeceğim. diye karşılık verdi. Sonra tuttuğu erlerine gözler ve zırhlar dağıttı kendi başına da değerli bir tulga geçirdi. Belini kaftanın altından bağlayarak ve Keyaniya'nın yayı elinde olduğu halde geldi, parlak güneş yüzünü gösterip de gök kubbesinde yavaş yavaş ilerlerken, dört bir yandan ordu komutanlarının komutları, ağır gürslerin, boruların ve Hint çıngıraklarının sesleri yükseldi. Atların ayaklarından, kalkan tozlarla atılan okların tozlarından, güneşin ışığı kapandı ve dağın tepesi karardı. Burası, sarp bir dağdı. Savaşacak hiçbir dürüst yer yoktu. Bu dağlık taşlık yerde atlar şaşırıp kalıyordu. Her taraftan hücumlar oluyor, her iki tarafın pehlivanları candan çalışıyorlardı. Tüy ordusundaki pehlivanların elinde keskin kılıçlarla kalkanlar ve bellerinde de kemerler vardı. Kendisi de önde ve komutanlar etrafında oldukları halde kaleye doğru yürümeye başladılar. İnişler, yokuşlar, her taraf ölülerle dolmuş ve zavallı Frud'un talihi de tersine dönmüştü. İranlılar onun savaşmasına hayran kaldılar. Çünkü onun kadar azgın bir aslan görmemişlerdi. Frud, savaşın pek çetin bir duruma girdiğini görünce artık talinden ümidini kesti. Türklerden yanında hiçbir atlı kalmamıştı. Frud tek başına savaşmaya başladı. Nihayet atının dizginini geriye çevirerek bir başına kaleye doğru hızla yürüdü. Reham ve Bijen bir pusuya yatıp da iniş veya yokuş herhangi bir yerde ona saldırmak istediler. Bijen Frut'u yokuşta görünce atının dizginini gevşetip ağır ağır yürümeye başladı. Delikanlı Frut da Bijen'i görür görmez elini atıp belindeki gürzü çekti ve azgın bir aslan gibi onun üzerine yürüdü. Yürüdü ama zavallının feleğin kendisi için ne düşündüğünün habersizdi. Bijen'in yediği bu darbeyle ne kafasında akıl kaldı ne de vücudunda derman. Olduğu yerde inlemeye başladı. Bunu gören Reham, Furud'un arkasından gelerek elindeki Hint kılıcını o aslan pehlivanın kafasına indirdi. Zavallı Furud, bu darbenin etkisiyle artık savaşamaz bir duruma gelerek kolları ve omuzları ağrılar içinde, Feryat ede ede atını alabildiğine sürdü. Bijen tam kalenin yanında ona yetişerek bir kılıç vuruşuyla atının bir bacağını kesince Frut yaya kaldı ve yanındaki birkaç adam ile savaşamayacak bir hale geldi. Kaleye girip hemen arkadan kapısını kapadılar. Ne yazık ki böylece o savaşçı Frut'un adı ve ünü berbat oldu. Onu görünce annesiyle carileri hemen koşup kucaklarını aldılar ve bir fil dişi tahtın üzerine yatırdılar. Yazıklar olsun ki Padişah Furut'un ömrü ve padişahlığı o anda sona erdi. Bunun üzerine annesiyle cariyeleri mis kokulu ve kement gibi saçlarını yoldular. Seçkin pehlivan Furut, can çekişmeye başladığı zaman tahtın etrafı annesinin ve carilerin yolunmuş saçlarıyla doldu. Bütün kale matem içindeydi. Bu sırada Furut, annesine ve carilerine bakınca İçinden soğuk bir ah çekti. Dudaklarını güçlükle oynatarak sizin de saçlarınız böyle yolmanız yerinde. Çünkü hemen neredeyse İranlılar gelecekler. Kaleyi yağma etmeye herhalde adam akıllı hazırlanmışlardır. Buraya gelince kaleyi baştan başa yakıp yıkarak carilerimi tutsak alacaklar. Ey benim felaketimle yürekleri yananlar ve yanakları kanlı gözyaşları içinde kalanlar. Haydi kalkıp giderek çatının üzerine kendinizi atın. Ta ki buraya geldiği zaman Bijen kimseyi bulamasın. Çünkü ben artık çok yaşayacak değilim. Benim temiz canıma kıyan ve gençliğimde ölümüme sebep olan o Bijen'dir dedi. Bu sözleri söylemesinden çok geçmeden yanakları sararan Furut ıstırap içinde ruhunu teslim etti. Şu sarhoş gibi dönen felek bir hokkabaza benzer bir anda yetmiş türlü oyun gösterir. Bu oyunlarını bazen rüzgarla, bazen bulutla, bazen de kılıç veya hançerle yapar. Bazen değersiz bir adamı alet olarak kullanır. Bazen de kedere, düşkünlüğe, felakete ve tutsaklığa düşürür. Bu dünyada yaşadığı müddetçe insanın bütün bunlara katlanması gerek. Kendimi bildim bileli yüreğimde vardır, elimde. Akıllı olanlar bu dünyaya hiç gelmeselerdi, feleğin şu türlü hallerini görmezlerdi. Fakat ne çare ki bu dünyaya bir kere girilmiştir. Artık felaketlere katlanmak ve yoksulluk içinde yaşamak ve böyle yaşamaya da ağlamak gerek. Sonunda insanın başını koyacağı yastık topraktır. Yazık ki onun temiz yüreği, düşüncesi ve aklı hep birden sönüp gidiyor. Cerire'nin kendini öldürmesi Siyah Uş'un oğlu Furut işte böylece dünyadan nasibini alamadan ve bir at kazanamadan göçüp gidince bütün cariyeler de kalenin üstüne çıkıp kendilerini aşağı attılar. Cerire ise bir taş yakarak kaledeki bütün hazineleri onun içine atıp hepsini yaktıktan sonra eline bir kılıç aldı. Arap atlarının bulunduğu ahıra girip kapıyı kapayarak bir yandan ağladı bir yandan da onların hepsinin karınlarını yardı. Kan ter içinde o kutlu furudun baş ucuna geldi. Yanında bir de hançer vardı. Yanaklarını oğlunun yüzüne koyarak karnını yardı ve hemen oracıkta canını verdi. Bir yandan tam bu sırada İranlılar da kalenin kapısına gelerek yağmaya hazırlandılar. Behram kaleye yaklaşınca duyduğu kederle yüreği parça parça oldu. Yanakları kanlı gözyaşları ve yüreği de dertle dolu olarak kutlu furudun baş ucuna gelince üzerindeki elbiseleri yırtıp miğferinin üstüne topraklar saçtı. İranlılara bu dedi babasından da düşkün ve acınacak bir halde öldü. Hiç olmazsa siyah başucunda annesi de böyle ölmüş ve bütün cariyeleri de kendilerini öldürmüş değildiler. Kendisi ölüsünün çevresinde de sarayı, evi, barkı böyle yok olup gitmemişti. Kötülüğü cezalandırmaktan yana feleğin gücü büyüktür. O zalimlerin üzerinde bir zaman şefkatle dönmez.'' Madem ki Kehüsrev bu işi yapmaması için Tüyüs'e şiddetli emirler vermiştir, o halde sizin bu işten ötürü onun yanında utanmanıza sebep yoktur. O sizi Siyavuş'un intikamını almaya gönderdi ve size nasıl davranmanız gerektiğini de uzun uzadıya anlattı. Şimdi Tüyüs'e tatlılıkla o kadar sözler söylemiş olan Kehüsrev'den utanmayacak mısınız? Aman nedir bilmeyen rehham ile Bijen bu dünyada iyi bir gün göremeyeceklerdir dedi. Bu sırada komutan Tüyüs da Kelat'a gelmek üzere yola girince davullar çalmaya başladı. Güders ve Giv gibi İran'ın ünlü savaşçıları idare edilen büyük ordu da beraberindeydi. Komutan Tüyüs hemen Sipet Dağı'na çıktı, yaptığı işlerden hiç de üzülmüşe benzemiyordu. Kızgınlıkla Vurud'un tahtın üzerinde sireli yatan cesedinin başucuna gelince, bir yanda zavallı anasını, bir yanda gözleri yaşlı ve kızgın Behram'ı, bir yanda da Şaveren oğlu Zengi'yi gördü. Ünlü bazı pehlivanlar da onun ölüsünün etrafındaydılar. Frut ölüsü fil dişinden tahtın üzerinde, boyu bir çınara, yüzü de bir aya benziyordu. Onu görenler o altın tahtın üzerinde zırhı, tulgası, gürzü ve kemeriyle siyah vuş yatıyor sanırlardı. Onu bu halde görünce Güders, Giv ve bütün pehlivanlar acı acı ağlamaya başladılar. Tüms da kendini tutamadı. Oğlunun ve fırudun yaslarından yanakları yüreğinin kanlarıyla doldu. Orada bulunanlar gözleri yaşlı ve yürekleri kızgın tüyse döndüler. Güders ve Giv, o iki ünlü kahraman ona işte kızgınlık böyle pişmanlık doğurur. Dünya denilen şu bağa kötülüğün tohumunu saçmaktan vazgeç. Bir komutanın sert davranması iyi değildir. Sert davranan bir komutan kötü bir iş yapmış olur. Sen sert davranışın yüzünden hem böyle boylu boslu Keyaniyan ya soyundan bir genci hem de Nevzer soyundan Zeresbi mahvettin. Riv de yine senin sertliğine kurban olup gitti. Dünyada böyle bir felaket görülmüş değil. Akıl ve hüner kızgın bir adamın içinde üstü paslanmış bir kılıç gibidir dediler. Tursa daha bunun gibi o kadar acı sözler söylediler ki gözleri yaşla dolup ağlamaya başladı. Biraz aklı başına gelip kızgını yatıştıktan sonra onlara evet dedi. Bir insana talihinin kötülüğü herkese karşı kötülük yaptırır. Bundan sonra emir verdi. Dağın tepesine padişahlara yaraşan bir türbe yaptılar. Onun altına Frodo'nun altın tahtını, zırhını, kılıcını, gürzünü ve kemerini koydular. Padişahlara yakışan ölüsünü de gül, misk, kafur, şarap, gül suyu ile başını da kafurla kokuladılar ve götürüp tahtın üstüne koyduktan sonra dönüp geldiler. Böylece o aslan yürekli genç şerefiyle bu dünyadan geçip gitti. Zeresp ile Rivniz'in ölülerini de Frod'un yanına yatırdılar. Komutan Tius, kafur gibi ak sakalı üzerine gözlerinden ırmak gibi kanlı yaşlar akıttı. Evet, şu dünyada ne kadar çok yaşarsak yaşayalım, sonumuz yine budur. Yalnız insanlar değil, İri yarı filler ve aslanlar da bu dünyada kalmazlar. Taşların ve örslerin bile yürekleri ölümden korkarlar. Ondan kendisini ne yaprak koruyabilir ne de kök. Tüus'un ordusunu Kelserut'a sürmesi ve ve Bijen'in Pelasha'nı öldürmesi. Tüs, Flüt ile savaşını bitirdikten sonra o dağdan aşağıya indi. Üç gün çimde kaldı. Dördüncü günü boru sesleri yükseldi. Ordu yola girip de davullar ve borular çalınmaya başlayınca yeryüzündeki dağlar da abanoz rengini aldı. Tius, Turan ordusundan kime rastladıysa hepsini öldürüp ölülerini yerlere serdi. Bütün ülkeleri alt üst ede ede Kaseruda kadar geldi. Orada ordusuyla konaklayınca yeryüzü kurulan çadırların çokluğundan görünmez oldu. Turan'da İran'dan gelen bir ordunun Kaseruda indiği haberi duyuldu. Bunun üzerine Türklerden Pelaşan adında genç, uyanık yürekli ve cesur bir pehlivan, bu orduyu gelip görmek bayraklarının ve otaklarının sayısını anlamak istedi. Ordugahın bir yanında yüksek bir dağ vardı. Giv ile Bijen bu dağın üzerinde oturup öteden beriden konuşurlarken, Turan ordusundan olan Pelaşan'ın bayrağı uzaktan görünüverdi. Giv bayrağı görünce hemen elini kılıcına atıp çıkardı ve işte dedi. Bu gelen ünlü süvari aslan yürekli pelaşandır. Ben gidip şunun ya kafasını koparayım yahut tutsak edip bağlayarak buraya getireyim. Bunun üzerine Bijen ona, Ey ünlü pehlivan, iyi ama onu yemem için padişah bana bir süslü elbise verdi. Bunun için onun buyruğuna uyarak bu savaş eriyle boğuşmak bana düşer dedi. Fakat cesur gibi Bijen'e, bu gelen erkek aslanla savaşmaktan yana pek acele etme. Sonra Tanrı korusun bu savaşta belki yenilirsin de dünyayı başına dar edersin. O çöllerde ve otlaklarda dolaşan bir aslanı andırır. Avı da senin gibi savaşçılardır dedi. Bijen ona bu sözlerinle cesaretimi kırıp da beni padişahın yanında utandırma. Sen siyah silahlarını bana ver bir kere de sonra otur kaplan avı nasıl olurmuş seyret dedi. Bunun üzerine cesur gibi Ziyavuş'un zırhını sırtından çıkarıp ona verdi. Bijen zırhı giyip düğümledi ve hızlı koşan bir ata binip eline mızrağını alarak ovada dolaşmaya başladı. Bu sırada Pelaşan da vurduğu bir ceylanı ateşte kızartmış, oturmuş onu yiyordu. O karnını doyururken atı da çayırda otlamaktaydı. Pelaşan yemeni yedikten sonra yayı kolunda olarak dinlenirken, atı uzaktan Bijen'in atını görünce dehşetli bir şekilde kişneyip tepinmeye başladı. Bunun üzerine Pelasha'nın savaşa hazırlanmış bir süvarinin kendisine doğru gelmekte olduğunu anlayarak kalktı ve Bijen'e yüksek sesle "Ben devleri bağlayan bir aslanım. Ya sen kimsin? Adını bildir ki talih yıldızının sana ağlamasına çok zaman kalmamıştır." diye seslenince cesur Bijen de ona "Bana Bijen derler. Savaşlarda gövdesi tunç kesilen bir devim." Büyük babam bir savaş aslanıdır, Babam da givdir. Sen benim şiddetimi şimdi görürsün. Benim karşımda sen o kurda benzersin ki savaş zamanında dağlarda leş, toz, kül ve kan yutmaktan başka bir iş yapamaz. Nasıl olmuş da sen bir ovaya böyle ordun alıp gelebiliyormuşsun dedi. Bunun üzerine pelaşan, onun sözlerine karşılık vermeye hiç lüzum görmeden bir savaş filine benzeyen atını oynattı İki savaş atlısı birbirleriyle kapışınca havaya kara bir toz dumandır yükseldi. Önce mızraklarla savaştılar. Nihayet mızraklarının uçları kırılınca kılıçlara sarıldılar. Vuruşmaktan ve birbirlerinin vücutlarında yaralar açmaktan kılıçlar da parça parça oldu. İkisi de ağaç yaprağı gibi titriyorlardı. Atlar da kanter içinde kaldılar. Başları sersemlemişti. Sonra bu iki savaş aslanı ağır güzlerini ellerine aldılar. Bijen ağır gürdünü omuzlayıp bir nara atarak Pelashanın beline onu öyle bir indiriş indirdi ki bel kemiğini parça parça etti. Pelaşan atından düştü, başı, tulkası ve zırhı darmadağın oldu. Bunun üzerine Bijen bir toz gibi hemen atından atlayarak Pelashanın gövdesinden ayırdığı başını ve diğer eşyalarını alıp babasının yanına getirdi ve teslim etti. Bu sıralarda babası Givse Savaşın sonu acaba neye varacak diye üzüntü içindeydi. Derken baktığı yerden ve uzaktan bir tozun yükseldiğini gördü. Bu toz, telaşlı telaşlı gelen Bije'nin ayaklarından çıkan tozdu. O genç oğul düşmanın başı, silahı ve atı ile geliyordu. Nihayet onları getirip de önüne koyunca babası "Ey oğul, sen hep böyle muzaffer ol." dedi. Sonra ikisi birlikte kalkıp sevinç içinde komutanın otağına geldiler. Bijen, Pelaşa'nın başını, silahlarını ve atını komutana sundu. Komutan bu haberden o kadar çok sevindi ki, neredeyse canını verecekti. Bijen'e, Ey ordunun güvendiği, ey ünlü pehlivanların başı ve padişahın tacı olan oğul, sen hiç ölme ve böyle yükselle mi? Kötülüklerin kötülükleri senden ırak olsun, dedi. İranlıların kar yağdığı için kötü bir duruma düşmeleri. Efra Siyab, Turan ülkesinin deniz gibi ucu bucağı olmayan bir ordunun istilasına uğradığını, onun Kasirüt taraflarına geldiğini ve yeryüzünün siyah uçun intikamıyla kapkara kesildiğini haber alınca, komutan Piran'a artık Hüsrev'in gizli niyeti anlaşılıyor. Onun isteklerini kabul etmeye gelmez. Hemen bayrakları ve savaş davullarını hazırlayıp yola çıkalım. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Çünkü İran'da bir ordu daha gelecek olursa o zaman güneş de ay da gözümüzde kararır. Haydi kalk git de her yandan ordular topla. Daha fazla konuşmanın manası yok dedi. Bir yanda ise İran ordusunun üzerine Turan tarafından öyle bir fırtına esmeye başladı ki İranlılar böylesini hatırlarına bile getirmemişlerdir. Kalın bir kar bulutu göğü kapladı, bütün sular soğuktan dondu. Otlaklar ve çadırlar buz kesildi. Kardan bir yaygı bütün dağları örttü. Bütün ülkede kardan görünmez oldu. Bir hafta hiç kimse ovanın yüzünü göremedi. Yemek, içmek, uyumak ve rahat etmek güçleşti. Yeryüzü sanki yekpare bir taş kesilmişti. Savaş kimsenin hatırından bile geçmiyordu. Herkes atını kesip yiyordu. Kimsenin altında at kalmadı. İnsanlardan ve hayvanlardan birçoğu ölüp gitti. Sekizinci günü güneş doğunca dünya bir deniz gibi yine duru ve berrak bir hale geldi. Komutan Tius ordusunu toparladı ve savaştan yana da ''Ordumuz kıtlıktan ve darlıktan harap oldu. En iyisi bizim buradan dönüp gitmemizdir. Lanet olsun şu yerlere. Sipet dağına da, Kelatı'na da, Kaserudu'na da lanet.'' gibi sözler söyledi. Onun bu sözlerini duyunca pehlivanların en büyüklerinden olan Behram, Komutandan doğruyu ne diye saklamalı? Sen her zaman bizi böyle sözlerle susturursun. Fakat sonra da tutar, siyah uşun oğluna karşı savaş açarsın. Dur bakalım, daha senin başına ne kötülükler gelecek. Çünkü bu iş henüz başlangıçtadır dedi. Tüyüs sonra, Azer Geşes bile savaşçı Zerefs'ten daha ünlü değildi. Firut öldürüldüyse sebepsiz olarak öldürülmedi. Ezelden öyle yazılmış, öyle oldu. Sen bir kere orduya bak bakalım. Mertlikte olsun, cesurlukta olsun Rivniz gibi bir pehlivan daha görebilecek misin? O Rivniz'in sayesinde benim kadehim her zaman süt ve şarapla dolardı. Yaşça küçüktü ama sözce büyüktü. Şimdi geçmişi bir yana bırakalım. Frodo'nun haklı mı yoksa haksız mı öldürüldüğünden bahsetmenin sırası değil. Giv yolumuza çıkan bu dağı yakmak için padişahtan hilat almıştı. İşte şimdi bu dağı yakıp ateşini göklere yükseltmenin zamanı geldi. Bu da yakılsın ki ordumuza geçecek bir yol açılabilsin dedi. Bunun üzerine Giv ona bu iş güç değil, güç olsa da sonunda bir karşılığı var diye cevap verince öteden bir atılarak hayır dedi. Ben buna razı olamam. Sen beni şimdiye kadar zahmetlere ve mihnetlere katlanarak büyüttün. Bir kere olsun azarlamadın. Şimdi de bana düşen vazife beline ihtiyarlığın kemerini bağlayıp seni köşeye oturtmak, senin yerine çalışmaktır dedi. Fakat Giv, ey oğul, bu iş üzerine alan benim. Keyif sürecek ve ihtiyarlığı düşünecek sıra değil. Benim böyle tehlikeli bir işe girişeceğimi düşünerek korkma. Ben şu sarttığı bir başıma da yakarım diyerek kalkıp yola çıktı. Her taraf karla örtülü olduğu için Kâsirut'u güçlükle geçtikten sonra daha geldi ulaştı ise de onun enini boyunu bir türlü ölçemedi. Okunun temreniyle bir ateş yakarak dağdaki bütün ağaçları tutuşturdu. Tam üç hafta alevden, dumandan ve rüzgardan dağdan geçmek mümkün olamadı. Dördüncü hafta ateş söndükten ve o su çekildikten sonra ordu geçti. Behram'ın Kebüde'yi yakalaması Ordu komutanının etrafında toplandı ve hareket ederek ateşli yerlerden geçip Geroğirt yoluna geldi. Burada orduyu yeniden düzene koyarak dağlara ve ovalara otakları kurdular. Her şeyi yerli yerince yaptılar, her yana gözcüler gönderdiler. Geroğirt aslanlardan bile korkusu olmayan Tejav adlı ünlü süvarinin oturduğu yerdi. Onun dağdan dağa gezip otlayan birçok at sürüleri vardı. Tejav, İran'dan bir ordunun geldiğini duyunca hemen sürülerini ordunun yolundan çektirdi. Efra Siyab'ın çobanının yanına Kebude adında çok akıllı ve tedbirli birini yollayarak ona akşam ortalık kararınca kimseye görünmeden gidip dikkat et bak bakalım İran ordusunun sayısı ne kadar, kimlerin bayrakları ve külahları var bunları bana bildir de ben de ona göre bir gece baskını yaparak bütün dağları ve ovaları kana boyayayım dedirtti. Kebude karanlık basınca kara bir dev gibi İran ordusunun yakınlarına geldi. İran ordusunun bu karanlık gecedeki gözcüsü, kemendiyle fillerin bile kafalarını yakalayan Behram'dı. Kebude daha uzaktayken birdenbire atık işlemeye başladı. Bunun üzerine Behram, erlerinin arasından ayrılıp bu sese kulak verdi. Hemen yayını kurup atına bindi ve onu mahmuzlayarak sesin geldiği tarafa yöneldi. Hiç sesini çıkarmadan bir ok attı. Fakat Kebude gecenin karanlığı içinde hiç görünmüyordu. Buna rağmen okunu padişahın çobanının kemerine yapıştırdı ve kebudenin rengi korkudan kapkara kesildi. Atından hemen inerek aman istedi. Behram ona bana doğrusunu söyle. Seni buraya kim gönderdi ve öldürmek istediğin kimdir diye sorunca kebude ona eğer bana aman verirsen sorduklarının hepsine cevap veririm. Ben padişah tejçinin yanında bir köleyim. Beni gönderen doğdur. Beni öldürmezsen sana onun oturduğu yeri gösteririm dedi. Behram ona, senin tecav dediğin de kim oluyormuş? O benim karşımda yırtıcı bir aslanın yanında bir öküz gibidir. Diyerek hançeriyle kafasını kestiği gibi atının terkisine ası verdi. Ordugaha getirince onu sanki ünlü bir pehlivanın kafası değilmiş gibi hakaretle yere attı. Sabah oldu horozlar ve çalı kuşları ötmeye başladılar ama bir türlü kebide gelip de Tejava kendisini gösteremedi. Bunun üzerine o savaş erinin canı sıkıldı ve Kebude'nin başına bir iş geldiğini anladı. Etrafındaki elleri toplayarak bir ordu vücuda getirdi. Tejav'ın İranlılarla savaşması. Güneş ışıktan bayrağını ovalara serer ve gece onun hançeriyle menekşe rengine girerken komutan Tejav da ordusuyla yola çıktı. Gözcüler onu görünce Torhandan deniz canavarı gibi bir komutan elinde bir bayrak ve ardında büyük bir ordu ile geliyor diye bağırdılar. Pehlivanlar arasından Giv birkaç ünlü pehlivanla birlikte ona doğru yürüdü ve heyecanla karşısına çıkarak adını sorduktan sonra ey savaşmak için bahane arayan pehlivan sen nasıl oluyor da böyle birkaç kişiyle benim gibi bir timsahla savaşmaya geliyorsun diye meydan okudu. Ona karşılık veren Tejav ben kuvvetli bir yüreğe ve bir aslan pençesine sahip bir kahramanım. Adıma da tecav derler. Hiç dinlemem, karşıma çıkanı yere vururum. Savaş aslanlarının kafalarını gövdelerinden ayırırım. Aslım İranlıdır. Kahramanların ve aslanların tohumundan gelmeyim. Şimdi burada bu sınırların bekçisi, büyüklerin seçkini ve padişahın da damadıyım dedi. Giv ona karşılık olarak bu söylediğin sözleri bir daha ağzına alma. Çünkü senin şerefine dokunur. İran'dan Turan'a gelip kim yerleşmek ister? Bu olsa olsa gıdası kan olan bir adamdır. Sınırların bekçisisinde neden buralarda daha büyük bir ordu bulundurmuyorsun? Şu kadarcık askerle o kadar sert davranıp bizim gibi kahramanların karşısına çıkma. Ben öyle ünlü ve değerli bir kahramanım ki senin gibi birçok bekçilerin kellelerini ayağımın altına alırım. Onun için İstersen ordunla beraber itaat et de İran'a, padişahın yanına git. Komutan Tüysun yanına gir de ona söyleyeceklerini söyle ve onun sözlerinden dışarıya çıkma. Ben senin için ondan süslü elbise, cariyeler, güzel atlar ve başka hediyeler de alırım. Ey akıllı kişi! Bu işi ben senin için uygun buluyorum. Sen ne dersin? Yoksa savaşa mı hazırlanalım dedi. Fakat Kurnaz Tecav, Ey cesur pehlivan! Şimdiye kadar benim bayrağımı baş aşağı edebilecek kimse çıkmadı. Benim tahtım, yüzüğüm, ordum, atlarım, koyunlarım ve İran'da kimsenin rüyasında bile göremeyeceği Efrah Ziyap gibi bir de padişahım var. Kölelerim dağlara, ovalara yayılmış sürü sürü ve rüzgar gibi hızlı koşan atlarım var. Sen benim ordumun azlığına bakma. Sen beni bir de gürcümle atımın üzerinde ve savaş alanında gör.'' Ben senin az gördüğün orduyla öyle işler yaparım ki bugün buraya geldiğine, geleceğine pişman olursun deyince öteden Bijen atılarak Bahtiyar babasına Ey savaşmak için bahane arayan ünlü, uyanık yürekli ve yüce pehlivan. Sen çok değiştin. İhtiyarlığında hiç de gençliğinde olduğu gibi değilsin. Tecava bu kadar öğütlerde bulunmak, ona bu kadar şefkat göstermek de niye? Böylelerine karşı hemen gürze ve kılıca sarılarak yüreklerini ve kafalarını yarıp parçalamak lazım diyerek atını oynatınca her tarafta bir kıyamettir koptu. Gürzleriyle hançerlerini alıp savaşa hazırlandılar. Orduları arasından havaya öyle bir kara toz yükseldi ki güneş kayboldu. Dünya bir yağmur bulutuna bürünmüş gibi karardı. Ortada ne ay kaldı ne de yıldız. Behlivan Giv, ordunun ortasında yerden kaldırdığı tozlarla gündüzün ışığını karartıyor, keskin pençeli Bijen ise Ordunun ta önünde bir an bile durmadan savaşıyordu. Bir yandan aslanlarla eş olan ve başında bir taç bulunan da savaşıp duruyordu. Etrafında savaşa doymak nedir bilmeyen Erjek ve Merduy adlı pehlivanlar vardı. Fakat çok geçmeden Erjenk vurulduğu gibi Turanlıların üçte ikisi de talihleri tersine dönerek öldürüldü. Sonunda Tecav kaçmaya başladı ama ünlü Bijen peşini bırakmadı mızrağı elinde naralar atarak kükremiş ve sarhoş bir fil gibi arkasına düştü. Nihayet bir yerde yetişti ve beline öyle bir mızrak indirdi ki Tejav'ın kımıldayacak takati kalmadı. Sırtındaki Rum zırhı dağılıp düğümleri çözüldü. Bunun üzerine Tejav aman dileyince bir jende mızrağın elinden atıp bir kaplan dağlarda kovaladığı bir yaban keçisini yakalamak için nasıl pençelerini uzatırsa o da pençesini öyle uzattı ve Şahin'in tarla kuşunu yakalaması gibi başından Efra Siyab'ın giydirdiği ve Tejav'ın uyurken bile çıkarmadığı o değerli tacını aldı. Tejav bir yandan atını koşturmakta devam ediyor, Bijen de Azer Geşes gibi arkasından kovalıyordu. Böylece kaleye kadar geldiler. Yaklaştıkları sırada Espinuy yüzü gözyaşlarla dolu ve heyecan içinde karşısına dikilerek ona ''Ey Tejav, hani senin ordun? Gücüne, kudretine ne oldu? Beni buralarda ve böyle düşkün bir halde kime bırakıp da gidiyorsun? Beni de atının arkasına al. Buralarda düşmanın eline bırakma diye yalvarınca Espinuyun bu sözleriyle Tejev'un yüreği sızladı ve yüzü ateş gibi kızardı. Hemen onu atının önüne oturtup dizginleri eline verdikten sonra kendisi de bir rüzgar gibi fırlayıp Espinuyun arkasına oturdu ve elleriyle beline sarıldı. Böylece bir toz gibi hızla ve beraberce Turan'ın yolunu tuttular. Savaşçı Tejav'ın atı bir müddet böyle yoluna devam edebildiyse de sonunda atın da Tejav'ın da takatleri kesildi. Bunun üzerine Tecav kölesine ''Ey iyi dost'' dedi. Bu iş güçleşti. Altımızdaki savaş atının dermanı kesildi. İşe yaramaz bir hale geldi. Kötülüğümü düşünen düşman ardımda, uçurumda önünde. Ne yapacağımı bilemiyorum. ''Bijen'le böyle aynı mesafeyi muhafaza edecek olursak kötülüğümüzü isteyen düşmanın dileğini yapmış oluruz. Bijen'in sana bir düşmanlığı yoktur. Onun için sen burada kal da ben şu atı sürüp gideyim.'' dedi. Bunun üzerine Espinoy attan aşağı indi. Tejav onun derdiyle yüzü gözyaşlarıyla dolarak atını sürüp Efra siyabın yanına gitti. Bijen olanca hızıyla onu kovalıyor peşini bırakmıyordu. Espri'nin yanına gelip de onun ay gibi güzel yüzünü ve topuklarına kadar uzanan mis gibi saçlarını görünce, yalvararak ve okşayarak o güzel yüzlü kadını alıp arkasına oturttu ve dönüp Tüysun ordugahına geldi. Tüysun otağına gelince davul sesleri yükseldi. Orada bulunanlar uyanık yürekli ve savaş eri kahraman savaştan bir de avla dönüp geldi diye sevindiler. Bundan sonra komutan ve bütün pehlivanlar kaleyi yıkmaya başladılar. Bu işte bitince Turan ovalarında başı boş gezen at sürülerini yakalamaya gittiler. Her biri savaş erlerince adet olduğu üzere kementlerini ellerine aldılar ve atların kafalarını kementlerinin ilmiklerine düşürüp yakaladılar. Böylece ordu yeni tutulan bu atlarla doldu. Sonra yürekleri kızgınlıkla dolu olan İranlı süvariler Tejav'ın ülkesinde yerleşip oturdular. Efrasiyab'ın Tüyistan ve ordusundan haber alması. Zavallı Tecav'da içi dertle ve gözleri yaşla dolmuş olarak Efra Siyab'ın yanına geldi. Ona komutan Tüyüs, boruları ve davulları ile bir ordu getirdi. Ben de o ünlü adamla savaşa tutuştum. Fakat ey padişah sonunda savaştan vazgeçmek zorunda kaldım. Bu savaşta birçok yiğitlerin başları yere yuvarlandı. Onların bütün evlerini barklarını yıktılar ve ailelerini alıp götürdüler. Ne kale kaldı, ne at, ne de ülke. Orada artık kimse oturamaz. O kalenin işini bitirdikten sonra otlaklara giderek bütün at sürülerini de ellerine geçirdiler. Belaşan'ın ve diğer birçok ünlü pehlivanların başları yerlere yuvarlandı. Bütün o yerleri yakıp yıktılar ve hayvan sürülerini kesip kırdılar diye haber verdi. Efrasya bunu duyunca çok üzülerek bir çare düşünmeye başladı. Vise oğlu Piran'a ben sana her taraftan asker toplayıp ordular hazırla demiştim. Sen ise tembelliğinden bu işi geciktirdin durdun. Bu kusur acaba yaşlılığından mı yoksa niyetinin bozukluğundan mı? Bu yüzden birçok akraban ve yakınlarım öldürüldü ve uyanık talihimiz tersine döndü. Artık durmanın sırası değil çünkü dünya akıllıların başlarına dar oldu dedi. Bunun üzerine komutan Piran hemen Efrasiyab'ın yanından çıkarak bütün ülkelerin savaşçılarını çağırdı. Paralar ve silahlar dağıtarak orduyu kurup yola çıktı. Sınırları geçince bütün pehlivanların ödevlerini belli etti. Ordunun sağ yanına eşlerine ancak aslanlar arasında rastlanabilen Barman ile Tejav'ı koydu. Sol yana da pençesinde aslanların bir kuzu kadar bile değeri olmayan Nestehin pehlivanı yerleştirdi. Bütün yeryüzü boruların, davulların ve Hint cıngıraklarının sesleriyle doldu. Mızraklar ve türlü bayraklarla hava kırmızı, sarı ve menekşe renklerine büründü. Atların, fillerin, develerin ve askerlerin çokluğundan bir ırmaktan ötekine geçecek kadar bile yol kalmamıştı. Piran gitmekte acele ediyordu. Efrasiyap da sarayından çıkıp ovaya geldi ve birer birer sayarak savaşçıların sayılarını bilmek istedi. Sayım bitince bu sayının yüz bini bulduğu anlaşıldı. Bunların her biri demir silahları kullanmakta usta birer aslandı. Efrasiyap bu durumdan çok memnun kalarak canı aydınlandı ve Piran'a dualar etti. Ona sağlıkla ve zaferle gidesin, gözlerin zamanın kötülüğünü görmesin dedi. Bundan sonra ordu takım takım Siyab'ın önünden geçti. Erlerin çokluğundan ovalar, ırmaklar ve dağlar görünmez olmuştu. Efrasiya Pirana, sapa fakat kestirme yollardan gidin. Dikkat edin de düşmanlar bizim şu yüce ve ünlü pehlivanlarımızın gelmekte olduklarından haber alamasın. Öyle umuyorum ki bunlar düşmanın o büyük ordusunu ansızın bastırarak bir daha gibi alt üst edeceklerdir dedi ve önden iş bilir birçok adamları keşif kolu olarak gönderip yeryüzünde olup bitenleri anlamak istedi. Sonra da heyecanla yola girerek geri o girde doğru gitti. Derken keşif kolundakiler düşmanın durumunu öğrenerek gelip Piran'a bildirdiler. Komutan Tius olduğu yerde duruyor, ordusundan davul sesleri filan da duyulmuyor. Erlerin hepsi gece ve gündüz şarap kadehini ellerinden bırakmıyorlar. Turan ordusundan kendilerine bir zarar gelemeyeceğine inandıkları için yollarda gözcüleri bile yok dediler. Piran bu haberi alır almaz hemen pehlivanları çağırtıp ordu üzerinde onlarla uzun uzadıya konuşarak Şimdiye kadar İran ordusuna hücum etmek için elimize bundan daha elverişli bir fırsat geçmemiştir dedi. Biran'ın İranlılara gece baskını yapması. Biran o ünlü ordusundan iyi kılıç kullanmasını bilen 30 bin kişi seçti. Bunlar gece yarısı kalkarak hiç boru davul çalmadan ve nara atmadan gittiler. Uyanık yürekli Turan komutanının ordusunu harekete geçirdiği yerle İran ordusunun bulunduğu yer arasında 7 fersahlık bir mesafe vardı. Bunlar önce İranlılara ait at sürülerinin otladıkları yere geldiler. Başıboş gezen bu hayvanların birçoğunu kendilerine hiçbir zarar gelmeden alıp götürdüler. Sürünün çobanı Turanlılar tarafından öldürülünce İranlıların talihi de dersine dönmüş oldu. Bu iş bittikten sonra oradan kalkıp bir kara bulut gibi İran'a doğru yürüdüler. İran'a vardıkları zaman İranlıların bir kısmı sarhoştu. Bir kısmı da kemerlerini çıkarıp uykuya varmışlardı. Yalnız Giv çadırında uyanıktı ve komutan Güderz ile gaflette değildi. Ansızın davul sesleri yükselince savaş yeri olan Giv şaşır verdi. Otağının önünde eğerlenmiş ve sırtına zırhı geçirilmiş bir at duruyordu. Cesur Giv hemen ve erkek bir aslan gibi siyah uşun zırhını kuşanarak bir kaplan gibi kükredi. Artık uyumayı ve dinlenmeyi kendisi için ayıp saymıştı. Kendi kendine, haydi uyan bakalım, bu gece kafamın içi savaş duygularla dolu diyerek atının yanına geldi ve bir rüzgar hızıyla ayağını üzengiye basıp üstüne bindi. Karanlıktan ve kalkan tozlardan gökyüzü kapkareydi. Bu halde kalkıp komutan tüysün otağına gelerek ona kalk bir Turan ordusunun baskınına uğradık. Bütün savaşçılarımız uykudalar diye haber verdi. Oradan da elindeki öküz kafası biçimli gürzüyle babasının yanına geldi. Oradan ayrılınca bu sefer de bütün ordugahı dolaşarak ayık olanları harekete geçirdi. Şarap içen Bijen'e de ''Burası savaş alanı mı yoksa şarap içme yeri mi?'' diye çıkıştı. Ama Turan ordusu da bir kara duman gibi bastırıp her tarafı verdi. Savaş alanından naralar yükselmeye başlamıştı. Sarhoş yatan İranlılar birdenbire kopan bu gürültüyle uyanıp şaşırdılar. Sanki başlarının üstünde yağmur yerine ok yağdıran bir bulut peyda olmuştu. Yumuşak yastıklarda sızıp kalmış olan bu sarhaşların üstlerinde bir kılıç ve gür tufanı koptu. Fecir Aslan Burcu istikametinden açılırken orduyu gözden geçiren Giv, bütün ovanın baştan başa İranlıların ölüleriyle dolduğunu ve artık talinin tersine döndüğünü gördü. Etrafı gözden geçiren Güders de düşman erlerinin her an geçtikçe artmakta olduğunu fark etti. O dar savaş alanını baştan başa bir halı gibi örtmüş olan ölülerin sayısı Karıncalar ve çekirgeler gibi saymakla bitmezdi. Kendi ordusunu da gözden geçirince kahramanlardan ve aslan gibi delikanlılardan kimseyi göremedi. Bayraklar yırtılmış, davullar tersine dönmüş, hayatta kalanların benizleri ise abanoz rengini almıştı. Babalar oğulsuz ve oğullar babasız kalmış, koca ordu darmadağın olmuştu. Evet. Şu hızla dönen gök kubbesi işte böyledir. İnsana bazen sevinç, bazen de keder verir. İranlılar yaz içinde savaştan yüz çevirip şaşkın şaşkın kaçtılar. Ne ordu, ne davul, ne eşya, ne ağırlık hiçbir şey alamadan ordunun sağı da solu da bozulmuş, düzenden eser kalmamış bir halde de gittiler. Fakat Türk atlıları yine de tüysün peşini bırakmadılar. Yürekleri kinle, dilleri de küfürle dolu olarak onu kovaladılar. Zırhların ve tulgaların üzerine sanki bulutlardan gürzi yağıyordu. Bütün savaşçılar da, onların atları da bitkin bir haldeydiler. Hiçbirinde ne akıl kalmıştı, ne fikir, ne cesaret, ne de yiyecek. Dağa ulaşır ulaşmaz, savaştan ve yol yürümekten bitmiş olarak yere verdiler. Komutan Tüz, daha çıkınca kendisini Türklerin hücumundan korunmuş hissetti. İran'ın o sayısız ordusundan pek az kimseler dönebildi. Bu hali gören İranlılar arasında bir feryattır yükseldi. Hayatta kalan bu erler de yaralı, hasta ve ağlanacak bir haldeydiler. Ne taht kalmıştı, ne taç, ne otak, ne savaşçılar. Ne onarılmış bir ülke, ne de o yaralılara ve hastalara bakabilecek kimse. Çocuklar o yaralı babalarına baktıkça yürekleri sızlıyor, ağlayıp duruyorlardı. İşte, feleğin adeti böyle. Yapacağı işi senden gizler.'' bir hokkabaz gibi perdenin arkasına saklanarak seni istediği gibi oynatır. Biz birçok zahmetler içindeyiz. Tamahın ve hırsın elinde esiriz. Feleğin sırlarını nereden bileceğiz? Bir elden geldiğin toprak olup gideceksin. Ondan sonra ne olacağını nasıl bilirsin? İranlıların üçte ikisi öldü, geri kalanları da savaştan yaralı olarak döndüler. Bu yaralıların baş uçlarında ne bir hekim ne de onları avutacak ve onlar için gözyaşı dökecek kimse kalmıştı. Hele Tüyüs tam bir deliye dönmüş, akılla hiçbir ilgisi kalmamıştı. Dünya görmüş Güderz ise o ihtiyar halinde oğulları, torunları ve evi barkı darmadağın olmuştu. Cesaretleri kırılmış olan bütün yeryüzü pehlivanları onun yanına gelerek bu felaketten kurtulmanın çaresini arıyorlardı.'' Komutan İranlılar arasında ün almış birinin hemen kemerini beline bağlayarak gitmesini, durumu padişaha anlatmasını ve ondan kendisinin ne yapması lazım geldiğini sormasını emretti. İntikam almak sevdasıyla işte İranlıların başına böyle kara günler geldi ve birçok zararlara uğradılar. Keyhüsrev'in Tüysu geri çağırması Gönderilen haberci padişahın yanına varıp o parlak günlerin artık kararmış bulunduğunu bildirdi. Cesur padişah bu sözleri duyunca heyecana geldi, üzüntü içinde yüreği yerinden oynadı. Zaten kardeşinin ölümüyle üzgündü. Bu üzüntüye şimdi bir de ordunun derdi katılıyordu. Bütün gece ta horozlar tünceye kadar tüyse lanetler etti. Bundan sonra akıllı katibini çağırtarak dertli yüreğini boşaltıp, padişah kavusun oğlu Feri Burza ve ordunun ileri gelenlerine kardeşinin ölümünden söz açarak gözyaşları içinde keder ve hiddetle dolu bir mektup yazdırdı. Mektubun başı, yeri ve zaman yaratan Tanrı'ya hamd ederek başlıyordu. Sözlerime güneşle ayın sahibi Tanrı'nın adıyla başlarım. İyiliğin de, kötülüğün de yapılması için gerekli kuvveti hep O verir. İyi ve kötü O'ndan kuvvet alır. Zafer de O'ndan, bozgunlukta. Bütün kainatı, mekanı, zamanı, en küçük ve en büyük şeyleri, karıncanın ayağını da, büyük dağları da o yaratmıştır. İnsana aklı, canı, vücudu, büyüklüğü, tacı ve yüce tahtı o verir. Hiç kimse onun kudret ve iradesinin bağından başını kurtaramaz. Herkes ona boyun eğmeye mecburdur. İstediğinin talini kötü yapar ve onu ıstırap içinde yaşatır. Biz şu kara topraktan daha parlak güneşe varıncaya kadar her yerde Tanrı'nın adaletinin izlerini görüyoruz. Tüs buradan Gavi'nin bayrağı ve ordu ile mahiyetine altın ayakkabılı kırk savaşçıyı da alarak gitti. Ben onu intikam almak için Turan'a göndermiştim. Oysa ki onun ilk hamlesinin kurbanı kardeşim oldu. Bu ölen kardeşim gibi İran'da ne bir ordu komutanı vardır ne de büyük bir adam. Ünlü pehlivanların başı ve dayanağı olan o genç Furud'a ne yazık. Bir müddet babamın acısıyla yanmış, ağlayıp inlemiştim. Şimdi de kardeşim için ağlıyorum. Bilmiyorum ki bu dünyada dostum kimdir, düşmanım kim. Ben Tüysa, çirm yolundan gitme. Kelata ve Sipet dağına uğrama. Çünkü Keyaniyan soyundan gelme bir kahraman olan Furut oradadır. O gelen ordunun aslı nedir? İran'dan mı geliyor yoksa başka bir milletin ordusudur? Buralarını bilmez. Kalkar seninle savaşır, kendisini savaşa atar dedim. İşte padişahlar soyundan gelen o kahraman dediğim gibi de yaptı. Böylelikle o alçak tüyüz onun mahvına sebep oldu. Eğer o bundan önce komutanlık edeydi, padişah kabusunda talih yıldızı berbat olacaktı. O tüyüz olacak herif, savaş oldu muydu uyuklar, şarap oldu muydu her şeyi bırakır koşar. Sen bu mektubumu okur okumaz, yemeği, içmeyi, uyumayı ve dinlenmeyi aklından çıkarıp bir kenara bırak da hiçbir söz söylemeden Tuğsu geri gönder. Buyurumdan dışarı çıkayım deme. Gavenin bayrağını al ve altın ayakkabılı komutan sen ol. Ordunun pehlivanlarından güyders ders her hususta müşavirindir. Savaşmaktan yana acele etme. Şaraptan kendini uzak tut ve uykuna da pek düşkün olma. Öyle kızgınlığa kapılıp da hemen savaşa atılma kızgınlığın yatışana kadar sabret. Savaş sırasında Giv ordunun önünde gitsin. Çünkü o ünlü, kuvvetli ve kaplan pençeli bir kahramandır. Sakın aklına zevke dalmak düşmesin. Her zaman için savaşa hazır ol dedi. Mektup bitince padişahın mühürünü üzerine basarak postacıya verdiler ve haydi yürü. Ne gece ne de gündüz dinlenmeden yoluna devam edecek ve her konakta bir at değiştireceksin diye buyurdu. Postacı bu emre uygun olarak mektubu götürüp o ünlü kahraman Feribuz'a verdi. Bunun üzerine Feribuz, Tüysu ve diğer bütün pehlivanları çağırtarak olup biten işler üzerinde onlarla konuştu. Mektubu o ünlü Güderz ve Giv pehlivanlarla öteki cesur pehlivanlar da okudu. Böylece yeni yeni ümitler belirdi. Yeryüzünde yeni bir ağaç yemiş vermeye başladı. İran ülkesinin büyükleri ve aslan gibi kahramanları hep padişaha dualar ettiler. Komutan Tius, gavenin bayrağını, davulları, filleri ve altın ayakkabıları getirip Feri Burza teslim etti. Ve bunlar sana layık olduğu gibi sen de bunlara layıksın. Talihin her yıl böylece muzaffer olsun ve bütün zamanların Nevruz'a dönsün diye dualar ettikten sonra Nevzer ailesinden olan bütün savaşçıları ve komutanları alıp yola çıktı. Hiç durmadan yürüye yürüye nihayet savaş alanından padişahın yanına vardı. Huzura girince önce yeri öptü, Hüsrev onun yüzüne bile bakmıyordu. Derken açtı ağzını, yumdu gözünü. Meclisin içinde onu kötü kötü azarladı. Dedi ki, ''Ey kötü ünlü ve pehlivanlar arasında, adı sanı batasıca herif. Senin ne pehlivanlardan utanman var, ne de bütün kötülüklerden uzak olan Tanrı'dan. Ben, sana Keyaniya'nın külahını ve kemerini verdimse git de düşmanlarımla savaş diye verdim. Ben sana çirm yolundan gitme demedim mi? Fakat söz dinlemek kim, sen kim? Gönlümü bir teviye üzüntü içinde bıraktın. Önce Siyavuş'un tohumundan gelme birini öldürerek benden kin aldın. Bu zamanda bir eşi daha bulunmayan savaşçı kardeşim Yüce Firud'u öldürttün. Öyle bir adam öldürttün ki savaş için bu zamanda ancak onun gibi kahraman gerek.'' Seni savaşa yolladım yollayalı, şarap içmekten, eğlenmekten ve dinlenmekten başka bir şey düşünmüş değilsin. Bundan sonra senin yerin şehir değil, zindan ve hastanedir. Bundan sonra aklı başında adamlarla bir arada bulunman doğru olmaz. Çünkü senin kafanda akıl diye bir şey yok. Minuh şehrin soyundan gelmen ve şu ak sakalındır ki seni ölümden kurtarabiliyorlar. Yaşamak ümidini ancak bunlardan alabiliyorsun. Yoksa kafanın gövdenden ayrılması için hemen emir verirdim. Haydi defol git de zindan ebedi durağın olsun. O kötü huyunda senden hiç ayrılmasın. Bundan sonra ellerinin bağlanmasını emrederek onu huzurundan attırdı. Böylece onun yüreğinde sevinç ağacının kökünü kurutmuş oldu. Feri Burz'un Piran'dan mütareke istemesi Hem bir padişah oğlu hem de bir pehlivan olan Feri Burz, başına tacını giydikten sonra Rehama cesaretini ve yetikliğini göstererek karşı dağdaki Piran'a gidip ona gerekli sözleri söylemesini ve onun vereceği karşılıkları da dinlemesini emretti. Piran'ın yanına git. Ona şu dostça haberi götür. De ki, şu dönen feleğin işleri hep böyledir. İnsanlara bazen sevgi gösterir, bazen daha sert davranır. İnsanların bazılarını göklere kadar yükseltir, bazılarını düşkün yapar.'' Düşmanın başına bir felaket getirmek isteyen gece baskını yapar ama bunu yapmak mertlik sayılmaz. Gerçek savaş erleri, gürzlerine güvenen kahramanlar gece baskını yapmazlar. Eğer savaşa devam etmek istiyorsan edelim. Mütareke yapmak istiyorsan ona da hazırız. Şayet mütareke istiyorsan bunu hiç olmazsa bir ay için yapalım ki yaralılar iyi olsunlar ve tekrar savaşabilecek kadar kuvvet kazansınlar dedi. Behlivan Rehham, Feri Burz'un yanından çıkarak onun bu haberlerini taşıyan mektubunu götürdü. Gideceği yere yaklaştığı sırada kendisini gören bir gözcü, adını ve nereden geldiğini sorunca, Reham da ona, ben savaş eri, hünerler sahibi, uyanık yürekli ve taş gibi kuvvetli olan Rehham'ım. Kavus'un oğlu Feri Burz'un haberlerini Piran'a ulaştırmak ve bildirmek istiyorum dedi. Onun üzerine orada bulunan bir başka atlı, bir toz gibi fırlayarak, padişahın yanına gidip Reham'ın söylediklerini bir bir bildirdi. Ve Güderzolu Reham savaş alanına geldi. Ordunun komutanını görmek istiyor dedi. Piran onun iyi ağırlanarak yanına getirilmesini buyurdu. Reham bir yandan Piran'ın önünde söylenmesi gerekenleri söylüyor, bir yandan da yüreği onun gizli bir niyeti olmasından endişeleniyordu. Piran bu haberlere karşılık olarak pehlivan Reham'a bu işi o kadar ehemmiyetsiz görmemeli. Savaşa önce başlayan sizsiniz. Tüyus bize hiç nefes aldırmadı. Yırtıcı bir kurt gibi gelip sınırlarımıza girdi, hiç çekinmeden büyük ve küçük demeyip hepsini öldürdü. Böylelikle ne kadar çok insan öldürdü, ne kadar çok tuzsa kalıp götürdü. Şu ülkedekilerin iyisini de, kötüsünü de bir tuttu. Evet, savaşa önce siz başladınız ama sonunda kaybederek cezanızı da çektiniz. Şimdi bu ordunun komutanısın madem, bana söyle bakayım, istediğin nedir? İstiyorsan bir aylık bir mütakere yapalım. Bu müddet zarfında hiçbir atlı savaşmasın. Yok, savaş istiyorsan ona da hazırım. Sen de erlerini savaş düzenine koyup hazırlan. Bu bir aylık müddet istediğiniz gibi geçerse, Turan ülkesinden çıkıp gider, ordunuzu kendi ülkenize götürür, istediğinizin yerine gelmiş olduğunu görürsünüz. Böyle yapmak istemez de savaşmayı tercih ederseniz tekrar savaşırız. Bu mütareke bir aydan fazla sürmeyecek dedi. Bundan sonra Piran Reham'a kendi ününe ve adına yaraşan süslü bir elbise hediye etti. Reham da elbiseyi alıp Feriburs'un yanına gitti ve nasıl ondan Piran'a mektup götürdüyse Piran'dan da ona bir mektup getirdi. Feriburs bir aylık mütarekeyi koparınca bir aslan gibi bundan faydalanarak ordunun eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Keselerin ağzını açıp dört bir yandan yaylar ve kementler getirtip eksikliklerini tamamlayarak orduyu hazırladı. İranlıların savaşta yeniden bozguna uğramaları Bir ay sonra mütareke bitince yeniden savaşa sıra geldi. Bu mütez iki tarafta yaptıkları sözleşmeyi hiç bozmadı. Gök, boruların, davulların ve çıngırakların sesleriyle yerinden oynadı. Havada atların yelelerinden, dizginlerinden, atlıların ellerinden, gürzlerinden, kılıçlardan, yayla mızraklardan bir sivrisineğin bile uçmasına yer kalmamıştı. Ortalıkta o kadar çok gürz, kılıç, kement ve kalkan vardı ki, dünya sanki bir ejderhanın soluklarıyla yanıp tutuşuyor veya yerle gök birbirine kavuşuyordu. Vise oğlu Piran, ordusunu hazırladı, kalkan tozlardan şu dönen gök görünmez oldu. Sağ yanda ve eline becerikli yiğitlerin başında kahraman Rüyin, sol yanda savaşırken erkek bir aslan kesilen kahraman Lehak, ortada da Hüman ve ikinci Nestein gibi kahramanları yanına almış olan Piran vardı. Feriburs, Duran ordusunu hazırlanmış görünce dağdan inerek o da ordusunun saf halinde dizdi. Mübitlerin ve memleketin ileri gelenlerinin bulundukları sağ yana Güderzin oğlu Giv komuta ediyordu. Sol yanda ise savaş sırasında ortalığı bir kan denizine çeviren eşkes vardı. Kavus'un oğlu Feri etrafında pehlivanlar ve arkasında da bayrağı olduğu halde ortada bulunuyordu. Feri Burs kendi ordusuna dönerek, ''Şimdiye kadar'' dedi, ''Biz içimizdeki savaş hünerlerini ortaya dökemedik. Onun için bugün aslanlar gibi savaşalım da, kötülüğümüzü isteyen düşmanı başına dünyaya dar edelim. Yoksa Başımıza gelen bu rezalete gürzlerimizde, rüm ışığı başlıklarımızda kıyamete kadar gülerler. Bunun üzerine İranlılar düşmanı müthiş bir ok yağmuruna tuttular. Oklar her yandan güz rüzgarla tutulmuş bir ağacın yaprakları gibi dökülüyorlardı. Oklardan ve pehlivanların ayaklarından kalkan tozlardan havadaki kuşlar uçamaz oldular. Kılıçlar kara tozların içinde yanan bir ateş gibi parıldıyorlardı. Yeryüzü bir zenci yüzü gibi kararmış ve savaş erlerinin yürekleri birer yıldıza dönmüştü. Mızraklarla gürzlerin ve keskin kılıçların çokluğundan yeryüzünde bir kıyamettir kopuyordu. Ordunun saflarından ağzı köpükler içinde fırlayan Giv en öne geçti. Savaşın sonucu kendilerine bağlı bulunan Güderz ailesinin pehlivanları da yanındaydılar. Karşı taraftan da Piran, kendi akrabasından ve seçme kahramanlarından bazılarıyla safların önüne geçti. İki taraf teke tek dövüşmeye başladılar. Öylesine ki yeryüzünden aydınlık kalktı, ortalık karardı. Güders, ünlü kişilerin yüzlerini toza toprağa bulayan bu dövüşmeyi görünce dayanamadı ve ordunun arasından sıyrılarak düşmanın merkezine saldırdı. Onlar bunlara, bunlar da onlara öylesine vurdular ki bu kin ovası bir kan denizine döndü. Derken Oklar ve mızraklarla birbirlerine saldırdılar ve o demir silahlardan ateşler saçtılar. Güderz ile Pira'nın savaşı pek şiddetli oldu. Pira'nın akrabasından ve yakınlarından 900 kişi öldü. Büyük ordunun yenileceğini anlayınca Dehak ile Ferşitvert, Givin onun yanındaki savaşçıların üzerine saldırdılar ve ileri gelen pehlivanlara yaraşan yaylarından o ünlü ve zırhlı kahramanların üzerlerine yağmur gibi ok yağdırdılar. Bu öylesine bir savaş olmuştu ki ölülerin çokluğundan memleketin yüzü görünmüyordu. Düşmanın karşısından hiçbir er çekilmiyor, herkes olduğu yeri tutuyordu. Bunun üzerine Hüman, Perşitver'de ordunun merkezine hücum etmek lazım. Eğer Feri Burzu merkezden sürüp geriye kaçıracak olursak biz o zaman sağ kanatla daha kolayca savaşır ve bütün ağırlıkları elimize geçiririz dedi. Böylece yapıp hep birden İran ordusunun merkezine hücum ederek, Padişah Kâvus'un oğlu Feriburs ile savaşmaya başladılar. Gerçekten Feriburs, Hüman'dan kaçtı ve İranlıların safları bozuldu. O mağrur savaş erleri hep yerlerini bıraktılar. Komutanlarını dinlemeyerek başlarını alıp gittiler. İran pehlivanlarından kimse kalmadı. Hepsi kaçarak yerlerini düşmanlara bıraktılar. Savaşın şiddetinden renkleri mosmor kesilmiş olan bu pehlivanların bayrakları da davulları da görünmez oldu. Pehlivanlar düşmanlara sırtlarını çevirerek kaçınca ellerine havadan başka bir şey geçmedi. Mızrakları, bayrakları ve davulları tersine döndü. Öyle bir şaşkınlığa uğradılar ki dizgini üzengiden ayırt edemez oldular. Birdenbire ümitleri kesilerek dağlar ve ovalar kan içinde kaldı. Düşmanların her yandan saldırışları karşısında Feribur dağın eteğine sığındı. İranlılardan sağ kalanlar kaçıp kurtuldular ama bu ağlanacak şekilde bir kurtuluştu. Güderz ile Givden ve etraflarındaki ünlü pehlivanlardan başka hiç kimse yerinde kalmamıştı. Geşvat oğlu Güders ordunun merkezine bakıp da Padişah Kavus'un oğlu Feriburz'un bayrağını ve onun yanındaki kahramanlarla erleri göremeyince yüreği ateş gibi yerinden fırladı. O da dizginini çevirerek kaçmaya başlayınca Güderz ailesi arasında bir kıyamettir koptu. Bunun üzerine Giv, Güderz'e seslenerek, ''Ey yaşlı komutan, sen ömründe nice nice gürzler ve oklar görmüşsündür. Eğer sen de pirandan kaçacak olursan, başıma toprak olsun. Sen ünlü pehlivanların da, gün görmüş tecrübeli kahramanların da ölümden kurtulamayacaklarını bilmiyor musun? Ölüm herkes için muhakkaktır. Ondan ne bana kurtuluş vardır ne de sana.'' Başımıza böyle bir felaket geldiği sırada düşmandan kaçmaktansa ölmek daha iyi değil mi? Ben burada tutup savaştan yüz çevirerek Geçvat'ın toprağını utandırmak niyetinde değilim. Eski sözleri söyleyen bir bilginin şu sözlerini hiç duymadın mı? O, birleşen, birbirine yardım eden iki kardeşin karşısında bir dağın bile bir avuç toz kadar değeri yoktur diyor. Senden başka senin yetmiş tane savaşçı olun ve Ayrıca birçok fil gövdeli ve aslan gibi akraban var. Biz istersek hançerlerimizle düşmanlarımızın yüreklerini yarar ve karşımıza bir dağ da çıkmış olsa kökünden söküp atarız dedi. Givin bu sözlerini duyan hısım akrabasının başlarını ve tulgalarını gözden geçiren Güders, kapıldığı yanlış düşünceden utanıp yaptığına pişman olarak tekrar yerinden fırladı. Behlivan Güraze, Güstehem, Berte ve Zenge'de hep beraber ortaya atılarak biz gözlerimizden dereler gibi kanlar aksa da bu savaş alanından yüz çevirmeyiz. Elimizden çıkan şerefimizi tekrar kazanıncaya kadar birbirimize yardım edeceğiz diye ant içtiler. Sonra kalkıp tekrar savaş alanına giderek gözleriyle savaşmaya koyuldular. Turanlılardan birçok ünlü pehlivanlar öldürüldü. Hepsinin talii tersine dönmüştü. Yaşlı Güyderz bir jene seslenerek haydi. Gürzünü ve oklarını yanına al da atının dizginini Feri Burz'un bulunduğu yere doğru çevirerek git Gaven'in yıldızını taşıyan bayrağı alıp çabuk bana getir. Feri Burz o bayrağı alıp da gelecek olursa onun korkusundan yeryüzü menekşe gibi morarır dedi. Bijen bu sözleri duyunca hemen atını oynatarak Azer Geşes gibi hızla kalkıp Feri Burz'un yanına geldi ve ona ne diye ortaya çıkmıyorsun? Bu dağın üzerinde yeter durdun. Sen de atının dizginini çevir de pehlivanlar gibi kalk bu yana gel. Eğer gelmeye niyetin yoksa bayrağı şu menekşe renkli kılıçları ve yanındaki atlıları bana ver dedi. Dedi ama Burs, Bijen'in bu sözlerini dinleyerek akıllıca davranmadı. Tersine olarak Bijen'e kızdı. Haydi defol git. Sen böyle savaş işlerinde daha çocuksun. Bu bayrağı, tahtı, tacı, pehlivanlık adını ve bu atlıları bana padişah verdi. Bu bayrağı ne givin oğlu layıktır ne de yeryüzünde bir başkası deyince Bijen elindeki menekşe renkli kılıcı kaldırıp bayrağın ortasına indirdiği gibi gavenin yıldızını ikiye bölüverdi. Parçalardan birini yanına alıp da ordugaha götürürken Türklerle karşılaştı. Aslan yürekli ve savaş canlısı bazı pehlivanlar Bijen'in üzerine yürüdüler. Gözlerini ve menekşe renkli kılıçlarını çekerek Gabe'nin bayrağını onun elinden almak için savaşmaya hazırlandılar. Hüman, bu öyle bir yıldızdır ki İran'ın bütün kuvveti ona bağlıdır. Eğer biz şu menekşe renkli bayrağı elimize geçirecek olursak, dünyayı İran padişahının başına dar ederiz dedi. Bir yandan da Bijen duman gibi hızla yayını kurarak onlara yağmur gibi ok yağdırmaya başladı. Böylece kendisini çeviren düşmanları dağıtarak leşleriyle yırtıcı kuşlara ziyafet çekmiş oldu. Giv ve Güstehem gibi atlılar Turanlıların üzerine yürüyerek ellerinden tacı ve tahtı almanın tam zamanı diyerek İran pehlivanlarını, ileri gelenleri ellerindeki ağır güzlerle koşuştular. Düşmanın birçok atlılarını öldürdüler. Ünlü Bijen de gelip onlara katıldı. Ordunun ileri gelenleri oradan ordugaha kadar olan bütün yolu tuttular. Bijen azgın bir aslan gibi elinde gavenin bayrağı olarak giderken, bütün düşmanlar üzerine atılıp bayrağı çevirdiler. Atlıların ayaklarından kalkan tozlarla hava mosmor kesildi. Oradan tekrar harekete geçerek o savaş alanında yeniden vuruşmaya başladılar. Kavus'un tatlı canı kadar sevdiği Rivniz, ordunun önünde savaşırken vuruldu. Bu, Kavus'un küçük oğlu Feri Burz'un oğlu ve babasının canı gibiydi. O taç sahibi baş yerlere yuvarlanınca, bütün ünlü pehlivanlar onun yasıyla elbiselerini yırttılar. Bunun üzerine Giv heyecanlandı. Ey ünlü pehlivanlar! Padişah Kavus'un gözünde Giv'den üstün bir savaş eri daha yoktu. Yazık ki ihtiyar Kavus'un hem oğlu hem torunu, Siyavuş'un oğlu Furut ile Rivniz'de mahvolup gittiler. Yeryüzünde bundan daha acıklı ne olabilir? Şu genç padişahın tacı düşmanların eline geçseydi, Bizim için artık pek ayıp olurdu. Eğer ben bu savaş alanından ayrılacak olursam İran ordusu bozguna uğrar. O padişahın tacı şu savaş alanında düşmanın eline geçmemelidir. Rivniz'in tacı da düşmanların eline geçecek olursa ayıp üstüne ayıp olur diye bağırınca yüce komutan Piran nasıl olduysa givin bu sözlerini işitti. Bunun üzerine o taç uğrunda iki ordu yeniden kaynaşarak savaşa giriştiler her iki yandan da birçok kimseler öldü. Derken İranlıların talihi tersine döndü, Behlivan Behram aslan gibi mızrağıyla bir hücum daha yaptı ve mızrağın ucuyla tacı yakalayıp öyle bir çekti ki iki ordu da şaşırıp kaldı. İranlılar Behram'ın o tacı alıp getirmesine çok sevindiler. Bundan sonra savaş daha da çok kızıştı. Hiçbir er savaştan yüz çevirmiyordu. Her iki taraf da gittikçe kızışıyordu hiç ara vermeden birbirlerinin kafalarını ezip durdular. Savaş böylece hava kararıp da karanlıktan göz gözü görmeyinceye kadar sürdü. Güderz ailesinden yalnız sekiz kişi kalmış, ötekiler hep vurulmuşlardı. Giv ailesinden de yirmi beş kişi kalmıştı. Bunların hepsi de taç ve hazine sahibi olmaya layıktılar. Kavus ailesinden hepsi de savaş günlerinin usta süvarileri ve aslanları olan yetmiş sekiz kişi ölmüştü. Fakat bütün bunların içinde o taç sahibi Rivniz gibi bir kahraman yoktu. Bu savaşta Piran'ın akrabasından ve yakınlarından 900 kişi mahvolmuştu. Efrasiyab'ın soyundan da tarihleri uykuya vararak 300 kişi öldü. Bu savaş meydanına yalnız Piran sahipti. Gün onun günüydü. Dünyayı yalnız onun talih yıldızı parlatıyordu. Bu savaş gününde İranlıların talihinin yüzü hiç gülmedi bu savaşı istemek onlara zararlı oldu. Yaralıları olduğu gibi sefaret içinde bırakarak savaş alanından dönüp gittiler. Orada Güsteyim'in de talihi tersine dönerek atı vuruldu. Bunun içindir ki Güsteyim elinde mızrağı ve sırtında zırhı ile sarhoş gibi sallana sallana ve yaya dönüyordu. Günün kararıp da akşamın olduğu bir sırada Bijen ona yetişerek ''Gel de atımın arkasına bin. Bu dünyada ''Senden daha değerli neyim var ki?'' dedi. İkisi de aynı atın sırtında gittikleri sırada artık ihden iyiye akşam olmuştu. Savaş alanından kaçarak beraberce dağın etene doğru ilerlediler. Bir yandan Türk süvarileri de içlerinde hiçbir kaygı taşımadan sevinç içinde ordugahlarına dönerek savaş hazırlığına başladılar. İranlıların yükselen feryatlarından neredeyse kulaklar sağır olacaktı. O dağın üstündeki bütün İranlılar savaşta ölen yakınları için yas tutuyorlardı. Evet, şu kocamış feleğin işi hep böyledir. Ne yapsa insan kendisini ondan koruyup elinden kurtulamaz. Onun kimseye karşı sevgisi yoktur. Ha dost, ha düşman. Onca hepsi bir. İnsanın talihi tersine döndü müydü, artık felekten korkmalıdır. Behram'ın kaybolan kamçısını bulmak için tekrar savaş alanına gelmesi. İki ordu biraz dinlendikten ve gecenin bir kısmı da geçtikten sonra Behram koşa koşa babasının yanına geldi ve ona "Ey hünerli babacığım, ben Rivniz'in tacını mızrağımla yerden kaldırıp da bulutlara kadar yükseltirken kamçımı yere düşürmüşüm. Eğer o Türklerin eline geçecek olursa benim gibi cesur ve gayretli bir adam için çok ayıp olur. Bu dünya gözlerimin önünde abanoz gibi kararır. Onun derisi üzerinde benim adım yazılı" eğer o Türk komutanının eline geçer de benim olduğunu anlayacak olursa benim için çok ayıp olacak. İnsan böyle bir utançla yok olabilir. Her ne kadar benim için çok yorucu bir iş olacaksa da koşup gideyim de onu alıp geleyim. Adım böyle yerlere düşecek olursa talih yıldızım bana çok kötülük etmiş olur. Deyince ihtiyar güderz de ona "A oğul sen kendi ellerinle talihini tersine çevirmek istiyorsun ucuna bir deri parçası bağlanmış bir değnek için durup dururken kendini senin kötülüğünü düşünen düşmanın ağzına atacaksın dedi. Behram yine benim hayatım akrabamdan ve milletimden de daha mı kıymetli? Ölmek gerekince insan ölmelidir. Niçin haksız yere kendimi herkese karşı rezil edeyim diye ısrar etti. Bunun üzerine öteden giv atılarak gel kardeşim vazgeç gitme. Bende yepyeni birçok kamçılar var. Bunların bir kısmı altın ve gümüşle, bir kısmı da değerli mücevherlerle süslenmiştir. Frengis hazinesini açıp da herkese hediyeler dağıttığı zaman bana da birçok silahlar ve kemerler vermek istemişti. Ben ötekilerinin hepsini turanda bırakarak sırtımdaki zırhla şu kamçıyı aldım. Bak, bunu da kabus vermişti. Bu da ay gibi parlak mücevherlerle süslü. Bunlardan başka altınla işlenmiş ve üzerlerine padişahlara yaraşan mücevherler konmuş olan beş kamçı daha var. Sana bu kamçıların yedisini de vereyim. Tek sen bir başına gidip şimdi bir savaşa daha tutuşma dedi. Behram Givin bu sözlerine de bu büyük bir utançtır. Bunu hor görmemeli. Evet senin bu sözlerin çok doğru ama benim adım ve şerefim ne olacak? Bütün bunlar mahvoluyor. Ben ya bu kamçıyı bulup getiririm yahut bu uğurda başımı ölümün makasına teslim ederim diye karşılık verdi. Behram işte böyle düşünüyordu. Fakat onun hakkında Tanrı'nın takdiri başka türlüydü. Talihi artık ondan yüz çeviriyordu. İnsanın talihi uykuya varırsa insan boş yere uğraşır ve eceline kavuşmak için böyle acele eder. Nihayet Behram atına bindi ve savaş alanına geldi. Yeryüzü ayın ışıklarıyla aydınlanmıştı. Behram orada yatan ölüleri görünce talihleri tersine dönmüş olan o zavallıların felaketlerine acı acı ağladı. Rivniz'in cesedi kan ve toprak içinde ve elbisesi paramparça olmuş yatıyordu. Aslan Behram onu görür görmez yüzünü onun bulunduğu tarafa dönerek ''Ey cesur ve genç süvari, senin gibi büyükler şimdi saraylarda yaşıyorlar. Sen ise bir avuç toprak olmuş bir çukurda yatıyorsun.'' dedi. Orada yatan kardeşlerini de birer birer gözden geçirdi. Ölülerin etrafında dolaştığı bu ünlü kahramanlardan biri kılıçla yaralanmış, henüz ölmemişti. Bu delikanlı Behram'ı tanıdı ve inleye inleye adını sordu. Onun yüzünden ve göğsünden kanlar akıyordu. Ona acıyan Behram'ın gözleri ve vücudu da kanlı yaşlarla doldu. Ey yiğit, ben Behram'ım. Söylemek istediğin sır ne ise bana bildir dedi kendisine ''Ey aslan ben diriyim. Henüz ölmedim ama ölüler arasındayım. İki günden beri istediğim şeyler biraz ekmek, su ve uykudur.'' dedi. Behram onun bu sözlerini duyunca hemen yanına gitti. O kendisinin candan sevdiği kardeşiydi. Ağlaya ağlaya gidip yanına oturdu ve gömleğini yırtarak yarasını bağladı. Ona ''Korkma, seninkisi nihayet bir yaradan ibaret. Yaran bağlanmamıştı, da ondan sızlıyor. Ben şimdi onu bağlarım, bu yaradan çabucak kurtulur ve orduya katılabilirsin dedi. Fakat Behram, kardeşini kurtarmaya çalışırken kendi başının derde gireceğinden habersizdi. Yaralı kardeşine, Ey delikanlı, sen burada dur, ben şimdi koşa koşa yine gelirim. Şu savaş alanında Rivniz'in tacını kurtarmaya uğraşırken kamçım kayboldu. Onu bulduktan sonra hemen gelir ve seni alıp orduya götürürüm deyip yanından ayrıldı. Ordunun merkezinin savaştığı yere gitti. Her yeri gezdi, aradı. Nihayet kamçıyı buldu. Ölü yığınları arasında üzerine dökülen kanlar ve tozlar arasındaydı. Hemen atından inip onu aldığı sırada civardaki düşman kısrakları kişnemeye başladılar. Behram'ın atı bu sesleri duyunca Azar Geşes gibi yerinden fırlayarak olanca hızıyla kısrak seslerinin geldiği tarafa doğru gitti. Fena halde canı sıkılan Behram da onun peşine düştü. At gitti, başında başlığı ve sırtında kaftanıyla Behram da gitti. Nihayet kanter içinde ona yetişip üzerine atladı. Eline Hint kılıcını alıp yürütmek için her ne kadar apışlarıyla karnını sıktıysa da at bir türlü bir adım bile ileriye atmadı. Her ikisi de toz toprak ve ter içinde kaldılar. Behram'ın o kadar canı sıkıldı ki Elindeki kılıçla atın başına vurdu ve bu sefer yaya olarak ve bir rüzgar hızıyla savaş alanına doğru gitti. Savaş alanı baştan başa ölülerle dolmuş ve yer tamamıyla erguvan çiçeği gibi kıpkırmızı olmuştu. Orada kendi kendine şimdi ben burada ve altında yürük bir at olmadan ne yapacağım diye düşünmeye başladı. Düşman kahramanları onun gelişini haber alınca ordunun merkezinden yüz atlı birden fırlayıp çıktı ve kendisini yakalayıp ordu komutanının yanına götürmek istediler. Aslan Behram onların geldiklerini görünce hemen yayını kurup üzerlerine yağmur gibi ok yağdırmaya başladı. Yayına her ok sürüşünde etrafındakileri yere seriyordu. Bunların çoğunu öldürdü veya yaraladı. Azgın bir aslan gibi düşmanlarının önünde yüz ve arka çevirmedi. Karşısında bulunan düşman atları kaçıp Pira'nın yanına geldiler ve ona bu cesur yiğit yaya olduğu halde bir erkek aslan gibi savaşıyor dediler. Tejav'ın Behram'ı öldürmesi Behram'ın önünden kaçan erler, pehlivan Pira'nın yanına geldikleri zaman o genç kahramanın yaptığı işleri anlattılar. Yaptığı savaş ve savaştaki hileleri hakkında birçok şeyler söylediler. Piran o ünlü pehlivanlara onun kim ve adı ne olduğunu sordu. İçlerinden biri, o azgın bir aslana benzeyen Behram'dır ordunun bütün işlerini bilir dedi. Bunun üzerine Piran, Behlivan Rüyin'e kalk git, artık Behram'ın kaçacak yeri kalmamıştır. Git onu yakalayıp getir de, alem de onun şerrinden kurtulsun, icap ederse yanında istediğin kadar da er götür. Çünkü Behram savaşçılığıyla tanınmış bir pehlivandır, dedi. Rüyin bu sözleri duyunca hemen kalkıp gitti. Niyeti bozuktu. Behram onu görünce bir rüzgar gibi hızla yayını kurarak onu bir ok yağmuruna tuttu. Behram bir toprak yığının ardına geçmiş, onu başına siper etmişti. Rühin Behram'ın okuyla yaralanınca, yanındaki pehlivanların da cesaretleri kırıldı. Yürekleri keder ve canları da sıkıntı içinde dönüp yine Piran'ın yanına geldiler ve ona ''Biz dediler denizde bile böyle bir canavar görmedik. Hiçbir pehlivan onun gibi savaşamaz.'' Onların sözlerini duyunca Piran'ın çok canı sıkıldı sinirlendi, bir söğüt yaprağı gibi titremeye başladı. Hemen hızlı koşan bir atın üzerine binerek Behram'a doğru gitti. Bazı savaş erleri de onun peşinden yürüdüler. Yanına yaklaşınca ona, ''Ey ünlü pehlivan, sen niçin böyle yaya olarak savaşıyorsun? Sen Turan'dayken hep siyah uçla beraberdin. Akıllı ve uyanık bir pehlivandın. Aramızda tuz ve ekmek hakkı var.'' Onun için yapacağımız birbirimizi öldürmek değil, sevmektir. Sen çok soylu ve erdemlisin, yiğitsin, fedakarsın. Senin gibi bir gencin başının yerlere yuvarlanması, bu yüzden ailenin ve memleketinin başına felaket gelmesi doğru olur mu? Haydi, gel de seninle istediğin gibi sözleşelim, dost kalacağımıza and içelim. İstersen aramızda bir de akrabalık kurarız. Böyle olunca ben de sana karşı daha iyi davranırım.'' Yaya olarak böyle büyük bir orduyla başa çıkamazsın. Boş yere canına kıyma dedi. Behram da ona, Ey pehlivan, ey akıllı, açık göz ve temiz ruhlu pehlivan. Üç günden beridir ağzıma bir şey koymadan gece gündüz savaşıyorum. Benim istediğim, benim adamlarımın ve Geçvat oğlu ihtiyar Güderz'in yanına götürecek bir attır. Yoksa ben savaşmaktan vazgeçmem dedi. Piran da ona, Ey ün peşinde koşan pehlivan, sen de bilirsin ki bu doğru bir iş olmaz. Senin için hayırlı olan bundan vazgeçmek, boş yere şiddet göstermemektir. Bak, buradaki bu kadar atlı böyle bir utanca katlanıyorlar. Büyük adamların taç giyen ve savaşlar yapan padişahların soyundan gelen bunca insanın seninle savaşa savaşa kimi yaralandı, kimi ölüp toprağa gömüldü. Bundan böyle kim tutar da İran'la savaşmaya kalkışır bunu yapsa yapsa kanı kaynamış ve beyni coşmuş bir deli yapar. Efrasiyab'ın korkusu olmasa, onun bu işe kızmak ihtimali olmasa, ben seni güders Pehlivan'ın yanına götürecek bir at verirdim, dedi ve sözünü bitirdikten sonra yüreği sevgiyle, iyi niyetle dolu dönüp yerine geldi. Bunun üzerine Tecav oradan ayrılıp Piran'ın yanına geldi. Tecav filden daha kuvvetli bir pehlivandı. Tecav Piran'dan Behram'ın durumunu sordu. Piran ona, Behram'ın pehlivanlar arasında eşi yoktur. Ben ona barış için teklifte bulundum. Öğütler verdim, uzlaşmanın yolunu gösterdim. Fakat sözlerim ona hiç etki yapmadı. O İran ordusuna gitmekten bir türlü vazgeçmedi dedi. Tejav bu sözlere karşı Piran'ın pek yumuşak yürekli olduğunu söyledikten sonra onun yanına ben gideyim. Yaya da olsa yine onu elime geçirir ve o anda toprağın altına sokarım deyip hemen Behram'ın yalnız başına bulunduğu savaş meydanına yürüdü. Behram'ı elinde mızrakla görünce sarhoş bir fil gibi kükredi ve ona sen bu savaşta şu ünlü ordunun elinden kurtulamazsın. Biz biliyoruz. Sen yine İran'a gitmek, orada yine yüce bir pehlivan olarak yaşamak istiyorsun. Sen bizim büyük pehlivanlarımızın başlarını kestikten sonra biz seni nasıl bırakırız? Artık senin de kafanın kesileceği zaman gelmiştir dedi. Sonra kendi adamlarına döndü. Haydi yürüyün. Ok, harbi ve hançerle şunu öldürün diye emir verdi. Bunun üzerine kahramanlıkta ileri gelen bazı pehlivanlar Behram'ın etrafını aldılar. Behram da yayını kurup atmaya başladı. Attıkları okların çokluğundan havanın aydınlığı kayboldu. Yanındaki oklar bittikten sonra mızrağını eline aldı. Akıttığı kanlardan dağlar ve ovalar kan içinde kaldı. Mızrağı kırıldıktan sonra gürzü ve kılıcıyla yağmur bulutundan dökülen yağmurlar gibi kanlar aktı. Böylece savaş devam etti. Nihayet düşmanların attıkları oklarla vücudu yaralandı. Behram'ın kuvvetten kesildiğini gören Tecav arkasından gelerek onun omzuna bir kılıç indirdi. O cesur kahraman bu kılıç vuruşuyla yere yuvarlanıverdi. Hançer kullanmakta usta olan o eli vücudundan ayrıldı. İşi tersine döndü, savaşmaktan kaldı. Behram'ın bu haline katili olan Tecav'ın ateş gibi yüreği bile yandı. İçi dertle ve utanmayla dolu olarak çekilip gitti. Yüreğini bir ateş kaplamıştı. Givin Tecav'ı öldürmesi Güneş batıp da hala kardeşi dönmeyince Givi düşünce aldı. Bir jene, ey yüreğime su serpen oğlum, kardeşim hala gelmedi. Seninle gidip de bir bakalım acaba ne oldu? Tanrı bizi onun ölümüne ağlatmasın dedi. Bunun üzerine iki kahraman bir toz gibi hemen kalkıp savaş alanına gittiler. Her yanı gezip dolaşarak Behram'ı bulmaya çalıştılar. Nihayet o cesur pehlivanlar onu bir yerde görerek gözleri kanlı gözyaşları içinde yanına gittiler. Behram'ın kanlar ve topraklar içinde eli gövdesinden ayrılmış düşkün bir halde yattığını gördüler. Giv Erkek bir aslan gibi kükreyerek atından yere düştü. Behram onun bu bağırışıyla kendisine gelerek olduğu yerde kıvranıp yuvarlanmaya başladı ve Give, ey at ve ün kazanmak isteyen kardeşim, sen beni tabuta koyup yüzümü örttükten sonra kardeşinin intikamını tecavdan alırsın. Öküz aslana karşı elbette gelemez. Vise oğlu Piran beni görünce önce benimle tatlı tatlı konuştu. Çin'in ileri gelenleri ve pehlivanları bana karşı bir düşmanlık beslemiyorlardı. Soyumu sopumu hiç hesaba katmadan vücudumu yaralayan o zalim tecavdır dedi. Behlivan Behram bu sözleri söylerken kirpiklerinden kanlı gözyaşları döküyordu. Yeryüzünün sahibi olan Tanrı'nın aydın günün ve kara gecenin üzerine yemin ederek Behram'ın intikamını almadıkça şu başım rüm tulgasından başka bir şey görmesin dedi. Sonra elini Hint kılıcını alarak yüreği dertle dolu kalktığı atına bindi. Akşam olup da dünyanın yüzü karardığı zaman Tejav gözcülerin bulundukları yerden kalkıp yola çıktı. Cesur Gif onu daha uzaktan görür görmez hiç sesini çıkarmadan atının dizginini o tarafa çevirdi. Onun ordugahtan ve yanındaki pehlivanlardan uzaklaştığını fark edince atının üzerinde asılı duran kemendini açtı ve bir biçimine getirerek birdenbire üzerine atıp onu belinden yakalayıverdi. Onu kız kıvrak yakaladıktan sonra kolaylıkla atın eğerinden aşağıya alıp düşküncesine yere yuvarladı. Sonra da atından inip ellerini bağladı. Yine atına bindi ve onu da ardı sıra ve baygın bir halde sürüye sürüye götürdü. Bunun üzerine tecav ona yalvarmaya başladı. Ey cesur pehlivan! Hiç takatim kalmadı. Ben sana ne yaptım da bu kadar insan içinde beni yakalayıp dünyayı başıma böyle cehennem ediyorsun dedi. Giv onun kafasına 200 kamçı vurarak sus dedi. Şimdi söz söylemenin sırası değil. Ey bedbaht! Sen kimin bağına yeni bir ağaç diktini bilmiyor musun? Hem de tepesi göklere kadar yükselip kanla beslenen ve yemişi hançer olan bir ağaç. Madem ki Behram gibi bir kahramanı avlayıp pençene düşürdün, şimdi de timsahın ağzına düşmek sırası sende. Behram'ın başına gelen felakete elbette ki Giv'in yüreği üzülecekti, dedi.'' Savaş eri Tejav give verdiği karşılıkta sen bir kartalsın. Bense pençene düşmüş ufak bir kuşum. Benim Behram için hiçbir kötü niyetim yoktu. O benim elimde ölmedi. Ben onun yanına gittiğim zaman Çinli süvariler onu zaten öldürmüş bulunuyorlardı. Fakat Giv ona, Ey zalim herif, kendini mazur göstermek için böyle manasız manasız konuşma dedikten sonra onu yakalayıp sürüye sürüye o yüreği yaralı bir aslana benzeyen Behram'ın yanına götürdü ve Behram'a işte vefasız zalimlerin başı dedi. Ben de şimdi ona sana yaptığı zulmü ve cefayı yapacağım. Yeryüzünü yaratan Tanrı'ya şükürler olsun ki senin kötülüğünü düşünen düşmanını yine senin önünde öldürebilecek kadar bana ömür verdi dedi. Tecav kendisini öldürmemesi için yeniden gibe yalvararak bunun olmasını daha ezelde Tanrı takdir etmiş. ''Şimdi tutup da benim kafamı hançerle kesmenin faydası ne?'' dedi. Tecav bir müddet yerlerde yuvarlanıp bağırıp çağırdıktan sonra bu sefer Behram'a döndü ve ona ''Senin ruhunun kölesi olayım, mezarın bekçisine hizmetler edeyim'' diye yalvardı. Bunun üzerine Behram gibi ''Dünyaya her gelenin ölmesi mukadderdir. Bu felaket başıma bunun yüzünden geldi diye muhakkak surette onun da ölümü tatması gerekmez.'' onun günahkar kafasını gövdesinden ayırma ki sağ kalıp bu dünyada beni rahmetle dedi. Giv, kardeşini böyle yaralı ve o zalim tecavı bağlı görünce, dayanamayıp heyecana gelerek tecavın sakalına yapıştı ve bir kuş gibi kafasını gövdesinden ayırıverdi. Bu hali görünce Behram gözlerinden yaşlar akaka aka, feleğin cilvesine şaşırıp kaldı. O da birdenbire heyecanlanıp, ''Aman yarabbi, dünyada görünen ve görünmeyen şeyler arasında bundan daha şaşılacak şey var mı deyip hemen ruhunu teslim etti. Dünyanın işi hep böyledir. Büyüklük denilen atın dizginini eline almak isteyen elini önce kanla yıkamalıdır. Böyle bir insan ya öldürür yahut da başkasını öldürtür. Dünyaya bu kadar kuvvetle bağlanma. Behram'ın ölmesi üzerine giv, başına topraklar saçmaya başladı. Bundan sonra Behram'ın cesedini kaldırıp Tecavun'u atına yükleyerek Bicen'in yanına götürdü. Atına binerek cesedi savaş alanından alıp götürdü ve ona padişahlara yaraşan bir türbe yaptırdı. Başını misk ve amberle doldurttu. Vücudunu çin kumaşlarıyla sardı. Padişahların adeti üzere ölüsünü bir fil dişi tahtın üzerine yatırdı ve başının üstünde de tacını astı. Böylece Behram, Dünyaya hiç gelmemiş gibi oldu. Türbesinin kapısını maviyle kırmızıya boyamışlardı. Ordunun bütün ileri gelenleri o büyük adamın ölümüne, veleyin acıklı cilvesine yas tuttular. İranlıların Hüsrev'in yanına dönmeleri Parlak güneş dağların tepelerinden yükselmeye başlayınca gündüzün başı ve tacı görünmüş oldu. Bozgunluğa uğramış olan ordu yeniden toparlandı. Gelip geçen olaylar hakkında herkes şunları söylüyordu. Komutanımızın talihi tersine dönünce İran ordusundan da bu kadar insan öldü gitti. Türkler savaşta o kadar üstünlük gösterdiler ki artık ordumuzun hiçbir yerde tutulmasına imkan yok. Bizim şimdi padişahımızın yanına dönmemiz gerek. Bakalım zaman ne gösterecek. Padişahımızın savaşmaya niyeti yoksa bizim de yapacak bir işimiz kalmaz. O kadar çok yaralımız ve ölümüz var ki babalar oğulsuz ve oğullar babasız kaldılar.'' Eğer padişahımız tekrar savaşmak isterse, yeniden bir mükemmel ordu düzenler, o zaman biz de yüreklerimiz kinle dolu olarak gelip, kötülüğümüzü düşünen düşmanın başına dünyayı dar ederiz. İşte böyle söyleye söyleye, gözleri kan ve yürekleri de acılar, bulundukları yerden ayrıldılar. Kardeşler kardeşlerinin kanının akmasından üzgündüler. Dilleri savaşta ölen hısım ve akrabaları için feryat ediyordu. Hepsi birden ölülerine rahmet okuya okuya Kaserud'e gittiler. Turan ordusunun gözcüsü gelerek savaş alanında kimseyi görmediklerini söyledi. Vise oğlu Piran, memleketin tamamıyla İranlılardan boşaldığını haber aldı ve haber alır almaz da hemen ve gizlice keşif kolları gönderdi. İran pehlivanlarının tamamıyla çekildikleri anlaşılınca Piran'ın yüreği de düşünceden kurtuldu. Bütün dağlar, ovalar ve mağaralar İranlıların bıraktıkları otaklar ve çadırlarla doluydu. Bir an bunların hepsini erleriyle paylaştı. Feleğin bu cilvesine o şaşmıştı. Evet, insan bir gün yokuş çıkarsa bir günde iniş iner. Bu felek insanı bazen memnun, bazen de mahzun eder. Bunun için biz de elimize yeryüzünü aydınlatan şarap kadehini alarak günümüzü eğlenceyle geçirmeye bakalım. Piran bu haberi acele Efrasiyab'a bildirdi. Bu haberi alınca komutan Efrasiyav'ın yüreği üzüntüden kurtuldu. Bütün ordusu şenlik yaptı, Pira'nın döneceği yolu donattılar. Bütün evlere, kapılara, kumaşlar astılar. Geldiği zaman da başına paralar saçtılar. Piran, padişah Efrasiyab'ın yanına gelince, Efrasiyab da onu başına saçılar saçarak kabul etti. Tam iki hafta Efrasiyab'ın sarayından çalgı sesleri yükseldi. Üçüncü hafta gelip de Piran, sevinç içinde yerine dönüp gitmek isteyince, Efrasiyap ona süslü bir elbise ile birlikte öyle güzel hediyeler verdi ki, bunları saymaya kalkışsam sabrın tükenir. Bu hediyeler arasında mesela, altınlar, padişahlara yaraşan inciler, üzerleri incilerle süslü altın kemerler, altın eğerli arap atları, altın kınlı hint kılıçları, fil dişinden ve saç ağacından yapılmış değerli bir taht, firüzeden yapılmış bir mahve, bir yapılmış bir taç, Çinli cariyeler, Rum köleler, misk, amber ve frize ile dolu kadehler gibi şeyler vardı. Efrasiyap hediyelerin hepsini hazırlayıp Piran'a gönderdi. Komutan Piran, Efrasiyap'ın yanından çıkıp gideceği sırada Efrasiyap, ''Ey iyilik seven pehlivan, aklını başına topla ve hep mübitlerle birlikte ol da orduyu düşmandan koru. Her yana aklı başında ve İşten anlar kimseleri gizlice gönder. Çünkü bugün Keyhüsrev ayağa kalkmış, adaleti ve cömertliğiyle memleketini kusursuz bir hale getirmiştir. Sen bugün için asalete, tahta ve taca muhtaçsın. Bunlardan başka daha ne istersin? Düşmanın böyle bozguna uğrayıp da geriye dönmesine güvenme. Ara sıra onun durumu hakkında yeni haberler almaya çalış. Rüstem Pehlivan'ın bulunduğu bir yerde sen gafil davranacak olursan, başına çok felaketler gelir. Benim ondan başka bir tasam yok. Çünkü o kinden başka bir şey düşünmez. Ben onun bu işlerden heyecanlanarak İran'dan toplayacağı büyük bir ordu ile birdenbire Turan'a yürümesinden korkarım, dedi. Kendi padişahı ve akrabası olduğu için Piran onun bu sözlerini dinledikten sonra yanındakilerle birlikte kalkıp Hoten tarafına doğru yola çıktı. Komutan da, erler de memnundular ve yollarına böylelikle devam ettiler. Kehusrev'in Feribur'da kızması ve Düse lanet etmesi. Beri yandan da Feriburs, Güyderz ve ordular bozan Giv gibi adamlarıyla birlikte, yüzü gözyaşları ve yüreği de yas içinde İran'a gitmek üzere yola çıktı. Ordusuyla Çirm yoluna geldiği zaman, Kelat yukarıda ve Mim ırmada aşağıda kalmıştı. Bu yerleri görünce ordunun bütün erleri Furud ile yapılan savaşları hatırlayıp üzüldüler. Ama son pişmanlık fayda vermedi. Hepsinin yürekleri dert içinde kaldı. Padişahın korkusuyla gözleri yaşararak vicdanları yaptıkları cinayetin pişmanlığıyla doldu. Böyle yürekleri yaralı, vicdanları üzgün ve utanç içinde padişahın yanına geldiler. Padişahın kardeşini suçsuz yere öldürüp onun tacını ve yüzünü düşmanlara bıraktıkları için Hepsi de yürekleri yaralı ve elleri kavuşuk olarak köleler gibi huzura girdiler. Hüsrev'in de yüreği yaralı ve gözleri yaşlıydı. Onlara hiddetle baktı. Sonra tanrısına dönüp "Ey adaletli tanrım, sen bana taht, baht ve erdem verdin. Şimdi sana karşı mahcubum. Sen her şeyin zamanını da, sebebini de herkesten iyi bilir ve her şeyi herkesten iyi yaparsın. Yoksa şimdi şu alanda ve bir anda binlerce daracının kurulmasını emreder, başta tüyüs olmak üzere bu cinayette ona yardım edenlerin hepsini onlara çektirirdim. Ben zaten babamın dökülmüş olan kanı için dert, kızgınlık ve heyecan içindeydim. Şimdi de yüreğimde Frud'un intikamı tazelendi. Şu Nevzeloğlu Tuğus'un kafasını koparmak gerek. Ben ona başına para da yağdırsalar, yine Kelat ve Çirm yolundan gitmemesini tembih etmiştim. Çünkü Keyaniyan sülalesinden savaşçı bir pehlivan olan Furut annesiyle birlikte orada oturuyordu. Bu alçak Tüyus'un kim olduğunu ve onun böyle büyük bir orduyu niçin hazırladığını elbette ki bilemezdi. Bunun içindir ki onun bulunduğu dağdan bir savaş açarak birçok ünlü pehlivanların ölümüne sebep olabileceğini düşünmüştüm. Fakat o benim sözlerimi dinlemedi bile. O kadar söylememe rağmen o alçak ve beyinsiz Tüs tuttu, bütün hızıyla orduyu kalenin üzerine sürdü. Şimdi hiç şüphe yok ki, göklerin sahibi olan Tanrı Tüs'tan da onun ordusundan da rahmetini kesmiştir. Onun yüzünden güder ailesi de birçok zararlara uğradı. Tanrı o Tüs'a da onun fillerine de, davullarına da lanet etsin. Ben bir süslü elbiseyle birçok hediyeler vererek onu kardeşimin savaşına gönderdim. Bundan böyle Nevzeroğlu Tüz gibi bir komutan yok olsun ve onun gibi bir komutan ordunun önünde bulunmaz olsun. Yazık Ziyaoşun oğlu Furuda. O ne kadar cesur, gürz ve kılıç kullanmakta usta bir pehlivandı. O da babası gibi suçsuz yere ve hem de benim ordumun komutanı tarafından öldürüldü. Yeryüzünde Tüz'dan daha alçak bir adam var mı bilmiyorum. Artık ona yapılacak ceza bağlayıp kuyuya atmaktır. Onun ne kafasında akıl ne de vücudunda bir soyluluk damarı vardır. Benim gözümde artık onun bir köpek kadar bile değeri kalmamıştır.'' dedi. Babasının ve kardeşinin intikamıyla Padişah G. Hüsrev'in yüreği üzüntü içindeydi. Yüreğinin kanlarını gözyaşı olarak kırpiklerinden akıtırken huzurundakileri de hakaretle kovup dışarıya attı. Kardeşinin acısıyla yüreği yanan Hüsrev, huzuruna bir daha girmemeleri için onlara emir verdi. Yas içinde kalan bütün İran pehlivanları bunun üzerine Rüstem'in köşküne giderek ona ''Başımıza gelen bela Tanrı'nın takdir ettiği bir şeydir. Yoksa tutup Vurut ile savaşmak kimin hatırından geçerdi ki? Bu savaşta Tüs'ün oğlu da öldü. Bütün pehlivanlar ona yüreklerinden acıyıp yasını tuttular. Hatta Tüs'ün damadı Rivniz de öldü.'' Kötü talih onun da başına getirmedik bela bırakmadı. Padişahın o kadar sevdiği Fırut adında bir kardeşi olduğunu kim biliyordu? Git padişahın yanında bize şefaatçi oluver. Belki böylece o tutup da ordudan intikam almaktan vazgeçer. Yine bu savaşta ölen Rivniz de Kavus'un çocuklarından genç bir kahraman olduğu gibi babası da ay yüzlü Hüsrev'in sevgilisi değil mi? Ne yapacaksın? Savaş dediğin hep böyledir. İnsan ya üstün gelip başına padişahlığın tacını koyar yahut da ölüp yeri mezar olur diye yalvardılar. Hüsrev'in İranlıların suçunu bağışlaması. Dünyanın yüzü güneşin ışıklarıyla sararmaya başlayıp da lacivert renkli gece kaybolur olmaz padişahın sarayından sevinç sesleri yükseldi. Rüstem gelip huzura çıkarak "Ey övülmeye layık olan padişah, taht, taç ve yüzük" Senin varlığınla bahtiyardır. Tüse ve orduna kırılmışsın. Evet, her ne kadar onların suçları büyükse de sen onları bağışlayıver. Tüs'un da ne yapsın? Oğlunun ve damadının öldüklerini görünce aklı başından gitmiştir. Zaten Tüys yırdılışça çok hiddetli ve sert bir adamdır. İhtiyatlı değildir. Sonra düşünmeli ki bir insan için evladının ölümünü görmek az bir şey sayılmaz. Rivniz'in ve yüce kahraman Zares bin gözlerinin önünde öldüklerini gördükten sonra onun da hiddetlenmesine şaşmamalı ve padişahımız da artık ondan intikam almaya kalkışmamalıdır. Bir de şu var ki, ordunun büyükleri bu kardeşini senin yanında hiç görmedikleri için şüpheye düşmüşlerdir. Eceli gelen insan elbette ki ölür. Bunun için gam yememeli. Zamanı gelince her insan ya kendi kendine ölür yahut da başkaları tarafından öldürülür. Onu kurtarmak için binlerce hile de yapılsa fayda eder mi? deyince Hüsrev de Rüstem'e şöyle karşılık verdi. Ey pehlivan! Şu avutucu sözlerine yüreğim biraz yatışır. O gencin acısını unutur gibi oldu. Onun derdiyle üzgün olan yüreğime senin şu öğütlerin can verici bir deva gibi geldi, dedi. Padişahın bu sözlerini duyunca tehemten eğilip yeri öptü, Güneş ufuktan bir mızrak gibi ışıklarını göstererek hızla yükselmeye başladı. Nihayet yeşil gömleğini yırtıp parlak bir yakutu andıran vücudunu gösterirken Tüs de Giv ve İran ordusunun diğer pehlivanları yanında olarak gelip padişahın huzuruna girdi. Onu birçok övdükten sonra "Ey padişah, dünya durdukça sen de saadetle yaşa. Yer senin taç ve tahtının temeli olsun." ve gökler de senin talinin ve saadetinin gölgesinde bulunsun. İşlediğim bu cinayetin derdiyle üzgünüm. Yüreğim acılarla, ruhum padişaha karşı ettiğim kabahatten ötürü utançla ve dilim de özürlerle doludur. Suçsuz yere ölen Furut ile Zaresbi düşündükçe içim Azergeşevs gibi yanıyor. Yaptığım bu işten çok pişmanım. Çünkü bu suça karışan ordu büyükleri arasında suçlu yalnız benim. Hele Behram'la Rivniz'i düşündükçe canımın gözümde hiçbir değeri kalmıyor. Padişahım benim ve şu suçlu ordumun günahlarını bağışlayacak olursa ben de bu utancımı gidermek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bütün ordunun zahmetlerini üzerime alır ya ölür ya öldürürüm. Bundan sonra ne tahta bakacağım ne de taca. Rum tulgasını hiç başımdan çıkarmadan bütün ömrümce savaşıp duracağım deyince Padişah Kehüsrev onun bu sözlerinden memnun kalarak yüreği bir bahar gülü gibi açıldı. Sonra oturup Rüstem'le ve diğer savaşçılarla konuştu ve komutan tüyüsü bir ordu filler ve davullarla yeniden Turan'a göndermeye karar verdi. Bunun üzerine toplantı dağılarak Behlivan Rüstem de kalktı evine gitti. Hüsrev'in tüyüsü Turan'a göndermesi Parlak güneş ortaya çıkınca şafakta bir yaya benzeyen ufuktan ışıklar saçmaya başladı. Bu sırada komutan Tüyus, İran ordusunun büyükleriyle padişahın yanına geldi. Padişah Hüsrev onlara dedi ki, ''Kin'in izleri yeryüzünden asla silinmez.'' Selm ile Tur arasında başlayan bu iş Minuhçir ile devam etti. Fakat İran padişahlığı şimdiye kadar hiçbir zaman bugünkü gibi bir utanç altında yaşamamış ve yeryüzü pehlivanların kanıyla böyle dolmamıştı. Dağların bellerinde hala Güderz ailesinin kanlarından yapılmış kuşaklar var. Hala kuşlar, yeşilliklerde ve balıklar da denizlerde onlar için ağlayıp duruyorlar. Turan ovaları İranlıların gövdeleri, bacakları ve kollarıyla doludur. Yüreğim kin için çırpınıp dururken, verdiğiniz karar beni ümitlendiriyor dedi. Onun bu sözlerini duyunca, Huzurunda bulunan Tüyüs, Güders, Reham, Gürgin, Giv, Harrat, Şaveren oğlu Zenge ve Bijen gibi savaşçılar ellerini kavuşturarak eğilip yeri öptüler ve ona ''Ey kutlu yıldızlı, iyi ve aslan yürekli padişah, sen kılıcınla aslanların bile yüreklerini yok etmiş bir kahramansın. Hepimiz senin kullarınız ve utancımızdan başımız yerdedir. Padişahımız savaşmamızı ferman buyurduktan sonra Hepimiz savaş alanında canlarımızı feda ederiz. Padişahımız güneşin ve ayın yüzü kararmadıkça bizden bir daha öyle kötü bir hareket göremez dediler. Sonra padişah gibi yanını çağırarak onu büyük adamların oturmasına ayrılmış olan tahtın üzerine oturttu, kendisini bol bol överek iltifat ettikten ve süslü elbiseler bağışladıktan sonra bu dünyada benim pek çok zahmetlerimi çektiğin halde hazinemin hiçbir bağışını görmedin. Bundan böyle komutan Tüyüs, senin oyun olmadıkça sırf kızgınlığa kapılarak orduyu da, filleri de, davulları da hiçbir yere götürmesin. Sırf hiddetine kapıldığı için o ruhu şah dolusu korkunç pehlivan Behram'ın başına gelenleri de gördün. O bir takım kötülerin sözüne uyarak iyi olsun, kötü olsun bir at kazanmış olmak için dünyayı başına karanlık ve dar etti. Hiddetini yenemeyen bir insan hiç olmazsa kendisinden sonra iyi bir at kalabilecek şekilde hareket edebilmelidir, dedi. Ve Give birçok paralar verdi. İyaşe memurlarını da çağırıp onlara da gerekli emirleri verdikten sonra komutan Tüz ile uzun uzadıya konuştu. İşte Frodo'nun hikayesi burada bitti. Şimdi Kamus'un savaşmasını dinlemek gerek. Kaşanlı Kamus'un hikayesi. Güneşin ve ayın sahibi olan ve insana aklın tanıttığı Tanrı'nın adıyla başlarım. O, varlığın ve doğruluğun yaratıcısı olduğu için senden de hiçbir şeyde eksiklik ve iyilik istemez. Güneşin de, merihin de, zuhalin de yaratıcısı odur. Korku da ondandır, ümit de, sevinç de. Onu nasıl öveceğimi bilememek düşüncesi beni benliğimden geçiriyor. Mekan ve zaman onun kudretiyle yaratılmıştır. Bir karıncanın ayağı bile onun varlığının belgesidir. Dönen güneşten tut da şu kara toprağa, havaya, suya ve parlak ateşe ait neler varsa hepsi de senin ruhuna onun varlığını bildirirler. Onun varlığına tanıktırlar. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan o yaratıcıya ulaşacak yolu bulamazsın. O öyle bir padişahtır ki onun padişahlığında vezirin, hazinecinin, tacın, tahtın Azlığın, çokluğun, felaketin ve saadetin lafı bile olmaz. O, hiç kimseye muhtaç değildir ama biz O'na muhtaç kullarız. O'nun buyruğuna ve düşüncesine boyun eğmişiz. Canı, aklı, göğü ve yıldızları O yaratmıştır. Sen O'ndan daha yüce bir Tanrı'nın varlığını tanıma. Senin sevincin de O'ndandır, kederinde. Geceyi, gündüzü, şu dönen feleği, yemeği, uykuyu, şiddeti ve şefkati o yarattı. Hızla dönüp duran şu felek böyledir. O insana bazen sevinç, bazen de keder verir. Dünyada olup biten işler arasında Rüstem'e ait birçok şaşılacak hikayeler de anlatırlar ve herkesin hatırında bunlardan hiç olmazsa birisi yaşar. Çünkü Rüstem, karada bir fil, suda bir timsah, akıllı, uyanık yürekli bir savaşçıydı. Yiğitlik, savaşçılık, akıllılık, bilginlik ve ağırbaşlılık hep ondaydı. Ben şimdi Kamus'un savaşmasını anlatan ve tarihlerden topladığım sözleri şiir diliyle yazacağım. Onun için rihkanların sözlerine kulak ver de o dünya görmüş adamlar neler söylüyorlar dinle. Kehüsrev ordunun bütün hazırlıkları yapıldıktan ve Tüste işleri bitirdikten sonra yıldız bilgisine göre ordunun hareketi için kutlu bir gün seçti ve Huzuruna giren komutan Tiusa, Gave'nin yıldızlı bayrağını ordunun filleriyle davullarını teslim edip onu övdü. Bunun üzerine ordu harekete geçince bir kıyamettir koptu. Atların kişnemeleriyle toprak yerinden oynadı, zırhların ve bayrakların çokluğundan yeryüzü menekşe rengini almıştı. Güneş suya batmış, gökler ve yıldızlar uykuya varmış gibiydiler. Böylece Tius, güzleri ve filleriyle ovadan geçip gitti. Filin üzerine kurulan ve Firuze'den yapılmış olan bir mahveye oturarak Şehd Irman'a doğru yola çıktı. Pira'nın İran ordusuna haber göndermesi. Tüz, yel gibi hızla giden bir atla bir haberci göndererek ona ben savaşmak niyetiyle kalkıp Şehd Nehri'ne kadar geldim diye bildirdi. Bu haberi alan Pira'nın ister istemez bir savaş hazırlığı yapmak lazım geldiğini anlayarak canı sıkıldı. İleri gelen adamları seçkin ve cesur süvarileriyle yola çıktı. Kendi kendine, acaba bu gelen İran ordusunun sayısı ne kadar? Tüysun yanında acaba başka kimler var diye düşündü ve bunları bilmek istedi. Ordu şehit ırmağına erişince, nehrin bu yandaki kıyısında ordu safa girdikten sonra Piran Tüys'e haber gönderdi. Tüysun ordugahı, bayrağı, filleri ve davulları da ırmağın öteki kıyısındaydı. Komutan Piran, Turs'a Türkçe bilen birini göndererek onunla "Ben her zaman padişaha olsun, Frengise olsun, elimden gelen iyiliği yaptım." Siyavuş öldürülünce çok üzüldüm ve ateşin üzerine oturmuş gibi oldum. Fakat bunlara rağmen şimdi benim nasibim dert oldu. Yani deva zehre döndü." diye haber yolladı. Onun bu sözlerinden Turs'un yüreği sızladı. Bu acı sözlere dayanamayarak ağladı. Gelen haberciye, git de o aydın ruhlu bir ana benden, eğer bu söylediğin sözlerde samimiysen, artık savaşmak için aramızda bir sebep kalmadı demektir. Orduyu bir başına bırakarak sen yola çık ve düşmanlığın kapısını kapa. Orduyu bırakıp git bir başına padişahla konuş. O herhalde bu işinden ötürü seni mükafatlandıracaktır. Sana İran'da pehlivanlık ünvanını ve padişahlık tacını verir. O senin yapacağın bu güzel işi hesaba alır ve çektiğin zahmetleri düşünerek üzülürdü. Güderzin, Givin ve diğer büyüklerin de bu düşüncede olduklarını kendisine söyle dedi. Bu cevabı alan haberci yel gibi bir hızla kalkıp Pira'nın yanına gelerek Tüstan ve aydın ruhlu Güderz'den işittiklerini bildirdi. Piran verdiği karşılıkta ben gece gündüz padişaha dualar ediyorum şimdi gideceğim ve aklı başında olan benim öğütlerimi dinleyen hısım akrabamı ve bütün varımı yoğumu alıp İran'a götüreceğim. Çünkü hayatım taçtan da tahttan da değerlidir dedi. Fakat bu kelimelerle onların taşıdıkları anlam arasında hiçbir ilgi yoktu. Piran işlerini yoluna koymaya çalışıyordu. Efrasiyab'ın Piran'a yardım göndermesi Piran gece vakti Efrasiyab'ın yanına bir adam göndererek İran'dan Tüs ile Güderzin ve Givin komutaları altında borular ve davullarla büyük bir ordu geldi. Ben Tüs'ü oyalamak için bir adam göndererek ona bazı vaatlerde bulundum. Sen hemen seçkin savaşçılarından bir ordu toplayarak gönder. Belki bunların kökünü kazır, yerlerini, yurtlarını dağıtırız. Yoksa padişah Siyavuş'unkini hiç yatışmayacak dinmek nedir bilmeyecek dedi. Bu sözleri duyunca Efrasiyap hemen ileri gelen adamlarını çağırtarak bir toplantı yaptı. Onlara aldığı haberleri bildirerek bu intikamı almak için canla çalışmak gerektiğini söyledi ve öyle bir ordu hazırladı ki erlerinin çokluğundan güneş bile karardı. Bu ordu 9 günlük bir yolculuktan sonra 10. günü Pira'nın bulunduğu yere vardı. Bu ordunun erlerinin çokluğundan yeryüzü görülmez oldu. Gelen erlere yiyecek dağıtılıp ağırlıklar yerlerine yerleştirildikten sonra ordu savaş düzenine girerek savaşa hazırlandı. Piran, Şehit Irmağı'nın kıyısına ilk geldiği zamanki sözlerini unutmuştu. Önceler Tüysun yanına gelerek ''Haydi savaş davullarını filin sırtına yüklet.'' İhtiyar Güders Tüysa dedi ki ''Ey pehlivan şu sözümü hatırından çıkarma. O Piran işte böyledir. Sıkıştı mıydı basar yalanı. Turanlı erler nehrin kıyısına dizildiler, artık zulmün bayrağı çekilmiş oldu dediler. Bunun üzerine komutan Tüs da ordusunu hazırladı, filleri ve davulları ovaya çıkardılar. Sağ yana Yiğit Giv ile Bijen, sol yana da ünlü Rehham geçtiler. Tüs, Güders, Güstehem, Sidüş, Ferhat ve Gürgin ortada yer aldılar. Atlıların bayrağıyla Bijen de öndeydi. Karşı tarafta ise Ferşit Vert, seçkin savaş büyükleriyle birlikte sağ yanı tuttu. Hüman ile Lehak da sola geçtiler. Ova baştan başa, demirden yapılmış silahlarla doldu. İranlı ve Turanlı atlılar karşı karşıya dağlar gibi dizilip durdular. Ellerin ayaklarından kalkan tozlardan güneş kayboldu, gözü uykuya vardı. Kılıçların, mızrakların ve harbilerin parıltısından havada laleler dikilmiş gibiydi. Altın kemerli atlıların, altın tulgalı ve kalkanlı süvarilerin çokluğundan gökyüzünü sandalozdan bir bulut kapladı, yeryüzü de kalkan tozlarla abanoz rengini aldı. O büyük pehlivanların başları ağır gürzlerin altında çekiç altındaki demirci örsüne dönmüştü. Nice başlar kemende düşmüş ve nice büyük pehlivanların cesetleri yerlere serilmişti. Böyürleri ve göğüsleri kılıçla yarılmış olan ölülerin kefenleri Zıhları ve yatakları kan ve toprak içindeydi. Yer, erguvan gibi kızarmış, havada abanoz gibi kararmıştı. Gökler ve yıldızlar davul sesleriyle doldu. Yeryüzünü eline geçirmek isteyen haris bir insan, ya taç sahibi olur, yahut da savaş alanının kanları içine yuvarlanır. Yeryüzündeki nasibin ister zehir, isterse deva olsun, sonunda ecel gelince çekilip gitmek muhakkaktır. Evet. Bu alemin sonrası nedir onu bilmiyorum ama ölümün acı ve ağlanmaya değer bir sonuç olduğu meydandadır. Tüysün Erjenk'i öldürmesi Erjenk adında savaşmaktaki ünü göklere çıkmış olan bir kahraman vardı. Bu kahraman savaş alanına atılarak İranlılardan intikam almak istedi. Komutan Tüys onu görür görmez köpürerek kılıcını çekip üzerine yürüdü ve Zirih'in oğlu Erjenk'e ''Senin adın ne bakalım?'' Türk savaşçılarından kimlerin arkadaşısın diye sorunca, o da ben ünlü savaşçı, ağırbaşlı ve tedbirli yüce aslan Ercen kim? Ben şimdi senin bastığın toprakları alt üst eder, kafanı savaş alanında yuvarlarım diye karşılık verdi. İran komutanı Zirih oğlu Ercenk'in sözlerini duyunca hiç karşılık vermeden elindeki parlak kılıcını çekip o ünlü pehlivanın başlığına ve kafasına öyle bir indirdi ki hiç yokmuş gibi gövdesinden verdi. Savaş alanının böyle bir pehlivandan boş kaldığını gören Piran'ın ve Toran erlerinin çok canları sıkıldı. Toran'ın pehlivanları ve kahramanları hemen kılıçlarını ve gürzlerini çekerek erkek aslanlar gibi birbirlerine şöyle seslendiler. Hep birden yürüyüp adam akıllı savaşarak dünyayı tüysün başına dar edelim dedilerse de Hüman biz bugün sabredelim de savaşmayalım. Eğer onlardan ünlü bir pehlivan çıkar da ortaya gelir ve savaşmak isterse, biz de ona karşı bir pehlivan göndererek talihin bunlardan hangisine yardım edeceğini görürüz. Biz bugün onlarla savaşmakta acele etmeyelim, bugünlük bekleyelim. Ordu yerinden kalkıp da padişahın otağından davul sesleri yükselince, hep beraber güzlerimizi alarak ırmağın öteki kıyısına doğru ilerler, Tanrı ve talih yardım ederse, hep birlikte şiddetli bir savaş yaparız dedi. Hüman'ın tüs ile savaşması. Hüman bir ata binerek yürüdü. Onu görenler bir demir külçesinin yahut Elburz dağının zırhlar kuşanarak ortaya geldiğini sanırlardı. Elinde parlak